Otuzunda Kadın, Honor de Balzac, Seslendiren, Rana Toka 1. Bölüm İlk Yanlışlıklar 1813 yılının Nisan ayı başlarıydı. Paris'in semaları bulutsuz, kaldırımları çamursuzdu. Paris'te böyle güzel görüntüler ender de olsa görünürdü. Saatler öğleden öncesini gösteriyordu. Besili iki atın çektiği gösterişli bir araba Castiglioni'den Rivoli Caddesi'ne saptı. Ardından da settin ortasında arabacının gür sesi duyuldu. Henüz açılmış parmaklıklı kapının önünde arabalar peş peşe sıralanmıştı. Arabanın sürücüsü kaygılı bir görünüşe sahipti. Hastaydı. Saçlarında beyazlıkların sayısı bir hayli çoktu. Bu onu biraz daha yaşlandırıyordu. Atların dizginlerini arabanın peşindeki uşağı sinirli bir şekilde fırlatan adam arabanın içindeki kızı kollarının arasına aldı. Sette dolaşanlar, başıboşlar, işsiz güçsüzler şimdi bütün dikkatleriyle arabaya bakıyorlardı. Çünkü kızın güzelliği hemen dikkat çekiyordu. Minyon tipliydi, sevimli bir görünümü vardı. Üzerindeki yeşil elbiseler hiç yıpranmamıştı. İlk bakışta adamın sevgilisi gibi görünebilirdi ama dikkatli bir göz bunun mümkün olmadığını hemen anlardı. Eğer kız adamın sevgilisi olsaydı adam böylesine dikkatli hareket etmezdi. Bu kız olsa olsa adamın kızı olabilirdi. Kız ona sağ ol filan demeden teklifsizce koluna girdi, onu hızla bahçeye doğru sürükledi. Çevredeki gençlerin beğeni dolu bakışları adamın gözünden kaçmadı. Yüzündeki üzüntü ve sıkıntı bir anlığına da olsa uçup gitti. Adam kendini beğenmişliğin verdiği aldatıcı sevinçleri çoktan aşmış, yaşlılığa merdiven dayamıştı. Göğsünü dikerek biraz da böbürlenerek gülümseyen dudaklarla kızın kulağına fısıldadı. "Beni senin kocan sanıyorlar." Fakat adamın sözleri ters tepmiş gibiydi. Kız onun bu haline kızmıştı. Babası kendisini kullanarak çapkınlık rolü oynuyordu. O mor şayaktan uzun konçlu ayakkabılarının içinde gömülü küçük ayaklarının yakası iyice açık işlemeli elbisesinden ortaya çıkan boynunun dikkat çekmesinden rahatsız olmuyor, kendisine hayran bakan gözlerden fazlasıyla hoşlanıyordu. Kızın ahenkli yürüyüşü arada bir elbisesinin eteklerini kaldırıyor, uzun konçlu ayakkabılarının üstünden delikli bir çorabın sıkı sıkı sardığı bir bacağın yuvarlaklığı görülüyordu. Onun için gezinenlerden biri ikisi değil pek çoğu kızın yüzüne hayranlıkla bakmak ya da bir daha görmek üzere yanlarından geçip ilerliyorlardı. Körpecik yüzün üzerinde kumral kağıdüller oynaşıyor, pembe beyaz ten bu güzelin tüm çizgilerinde kaynaşan istek sabırsızlıkla ışıldıyordu. O güzel badem biçimli kapkara gözlerini tatlı bir hınzırlık daha da canlandırıyordu. Ara bir sıvı içinde yüzen bu gözleri uzun kirpikler çevreliyordu. Üstünde de iyice kemerli kaşlar vardı. Bu çapkın yüzün, o zamanlar göğsün altına takılan kemere rağmen yine de çok zarif duran bedenin üzerine hayat, gençliğin bütün hazinelerini sermişti. Şimdi odaklandığı tek şey Tuleri şatosuydu. Kendisini izleyen, kendisine hayran bakan bütün erkekleri unutmuş, dikkatli gözlerle şatoyu süzüyordu. Bu bakışta biraz daha kaygı seziliyordu. Saat 12'ye geliyordu. Saatin erken olmasına rağmen birçok kadın şato ziyaretini tamamlamış geri dönüyordu. Hatta asık suratların ikide bir şatoya yönelen bakışları ziyaretçilerin bir şeylerden yakındığını gösteriyordu. Kılık kıyafetleri oldukça abartılıydı, süsleri hemen sırıtıyordu. Aradığını bulamayan, hayal kırıklığı yaşayan bu kadınların sızlanmalarından bir kısmına kulak misafiri olan genç kız elinde olmadan tedirginliğe kapıldı. Babası onun bu halini yılların verdiği birikim ve deneyime dayanarak okumuş, kızının hareketlerini biraz da meraklı gözlerle izliyordu. Bu bakışlardan kızını sevgiyle sarmalayan, onu korumak için çırpınan bir babanın çabası okunuyordu. O gün 1813 yılının 13. pazarıydı. İki gün sonra Napolyon Bonaparte sefere çıkacaktı. Ama bu sefer Fransa'dan çok şey götürecek, bütün uğursuzlukları yanında getirecekti. Napolyon o seferle Besire ve Duroc'u kaybedecek Lutsen ve Butsen savaşlarını kazandığı halde Avusturya-Saksonya-Bemadot üçlüsü tarafından arkadan vurulmanın acısını yaşayacaktı. Fransa'ya birçok cana ve maddi kayba mal olacak, Lipsik çarpışmasını vermek çok ağır gelecekti. O gün imparatorun komutası altında yapılan görkemli geçit Paris halkının olduğu kadar yabancıların da uzun zamandır coşkuyla seyrettikleri geçitlerin sonuncusu olacaktı. Yaşlı koruma bölüğü o ustaca savaş oyunlarını son kez yapacaktı. Bu savaş oyunları öyle bir gösterişle, öyle de bir incelikle yapılırdı ki o sıralarda Avrupa ile savaşa hazırlanan o devi bile şaşırtırdı. Tuleriye doğru akan mahşeri kalabalık merak doluydu, heyecan yüklüydü. İnsanların gözünden sanki geleceği görür gibi oldukları okunuyordu. Bu sahneyi bir daha göremeyecekler, bugünün Fransa'sı artık bundan sonra bir masal olacak gibi geliyordu onlara. Artık Avrupa'nın devi bir devlet tarihin sayfalarına gömülecek gibi geliyordu bu kalabalığa. Biraz daha hızlı yürüyelim, yetişemeyeceğiz diye fısıldayan kız babasını hoyratça çekiştiriyor ve ekliyordu. Duymuyor musun? Davul sesi ta buraya kadar geliyor. Adam umursamaz bir tavırla cevap verdi. Taburlar Tuleri'ye giriyorlar. Genç kız babasını biraz da alaya alarak kim bilir belki de dönüyorlardır diye yanıtladı. Kızın alaycılığını sezen baba hala rahattı. Onun aceleciliğine gülerek geçit töreni ancak saat 12.30'da başlar. Canını sıkma sen diye fısıldadı. Heyecandan ne yaptığını bilmeyen adımlarını biraz daha açan kızına yetişmekte zorlanan baba hızlı hızlı soluyor, kızının kolunu bırakamıyordu. O minnacık eldivenli eli avucunun içindeki mendili sıkıp duruyor, bumburuşuk ediyor, bir yandan da dalgaları yaran bir kayığın küreğini andırıyordu. Yaşlı adam ara sıra gülümsüyordu ya, ara sıra da kurumuş, bir deri bir kemik kalmış yüzünden kaygılı bulutlar geçiyordu. Bu güzel yaratık için duyduğu sevgi onu bugün ne kadar sevindiriyorsa yarın içinde o kadar korkutuyordu. Kendi kendine şöyle der gibiydi. Bugün mutlu, gel gelelim hep mutlu kalacak mı? Çünkü yaşlılar gençleri kendi üzüntüleriyle donatmak eğilimindedirler. Baba kız tepesinde üç renk bayrağın dalgalandığı, gezinenlerin tülire bahçelerinden at oyunları alanına gidip geldikleri köşkün taş direkleri altına geldiklerinde görevliler kabaca onlara bağırdı. Buradan sonra içeri girilmez. Genç kız ayaklarının ucuna kalktığında o eski mermer kemerin iki yanına süslü püslü bir kadın kalabalığının doluştuğunu gördü. İmparator oradan çıkacaktı. Görüyorsun ya baba, geç kaldık. Üzgün üzgün dudak büzüşü bu geçit töreninde bulunmayı ne kadar istemiş olduğunu açığa vuruyordu. Hadi Julie gidelim yoksa ezileceksin. Gitmeyelim baba. Buradan da görebilirim imparatoru. Savaşta ölür giderse bir daha hiç göremem. Kızından bu sözleri duyan baba yüreğinin burkulduğunu hissetti. Julie son cümlesinde sanki ağlar gibiydi. Eğildi yüzüne baktı. Evet kızı ağlıyordu. Kirpiklerinden bir iki damla yaş yanağına doğru akıyordu. Aslında bu üzüntünün kaynağı geçit törenini görememek değildi. Daha başka bir şeydi. Her genç kızda olan duygu kendi kızında da vardı. Yaşlı adam bunu anlamakta hiç gecikmedi. Julie'ye şefkatle baktı. Yüzü kıpkırmızı olan kız boğazından kopan hıçkıra engel olamamış ağlamaya başlamıştı. Şimdi öyle yoğun duygularla yoğrulmuştu ki Başta babası olmak üzere bunu kimse anlayamazdı. Avludan merdivenlere doğru seyirten bir subay bu haykırış üzerine birden döndü. Bahçenin kemerlerine kadar geldi. Bir ara humbaracıların tüylü şapkaları ardında kalmış olan kızı tanıdı. Sonra da kendisinin verdiği buyruğu bu kızla babası uğruna yine kendisi bozu verdi. Ardından kemerleri kuşatan kalabalığın söylenmelerini aldırmadan kızı usulca çekti. Julie artık göklerde uçuyordu. Yaşlı adam subaya ciddi olduğu kadar alaylı bir tavırla Julie'nin kızmasının da sabırlanmasının da neden ileri geldiğini şimdi anladım dedi. Demek sen burada görevliymişsin. Subay yaşlı adamın sözlerini duymazdan geldi. Dudaklarından zaten yeterince geç kaldınız. Elinizi çabuk tutun efendim. Her taraf doldu. Yer bulmak zor. Sözleri döküldü. Subay devam ediyordu. İmparatorumuz bekletilmekten hiç hoşlanmaz. Maraşel'in emriyle kendilerine durumu haber vermekle görevlendirildim. Sonra da soğukkanlılığını bozmadan genç kızın koluna girip onu at yarışlarının yapılacağı alana götürdü. Subay eşliğinde alana dalan genç kız kalabalığı görünce neredeyse küçük dilini yutacaktı. Sarayın karanlık duvarlarıyla çevrili, taş babalarla kuşatılmış alanda halk yer bulmak için çabalıyor, itişip kakışıyordu. Burada nöbetçiler, imparator ve kurmaylarının geçeceği kordonu korumak için çırpınıyor, ter döküyorlardı. Halksa sabırsızdı, yerinde duramıyor, arı gibi uğulduyordu. Şöyle gülümseyerek demek çok güzel olacak diye sordu. Subay dikkat edin dedi. Kızı belinden hızla çabucak kavradığı gibi kaldırdı, taş direğin yanına oturttu. Eğer genç subay elini çabuk tutmamış olsaydı, Julie için hiç de iyi olmayacaktı. Zavallı kız bir atın darbesiyle burun buruna gelecekti. At Napolyon'un koruma alayından bir Memlük askerinin yedeğindeydi. Altın sırmalı kadife yeşil eğeriyle hemen dikkat çekiyordu. İmparatorun çevresindeki yüksek rütbeli subayları bekleyen atlardan on adım kadar gerideydi. Genç adam baba kızı kalabalığın en önüne sağdaki ilk taşın yanına getirdi bıraktı. Göz kulak olun gibilerinden de iki yaşlı humbaracıya başıyla bir işmar çaktı. Baba kız şimdi bu iki askerin arasındaydı. Genç subay imparatora giderken aklında Julie vardı. Yüzünde deminki endişeden eser yoktu. Mutlu görünüyordu. Genç kız elini sıkmış teşekkür etmişti. Bu teşekkürde sanki seni göreceğim için mutluyum ve Tanrı'ya şükrediyorum sözü gizliydi. Kendisinin acele sıyrılıp giderken onu da babasını da saygıyla selamlayışına başını hafifçe eğip karşılık vermişti. Yaşlı adam da iki genci baş başa bırakmak ister gibi anlayışla kızından biraz geride durmuştu. Bir yandan kaçamak kaçamak ona bakarken bir yandan da at oyunları alanındaki o güzel gösterilere dalmış gibi görünerek ona güven vermeye çalışıyordu. Kızının ne o öğretmeninden çekinen bir çocuk gibi bakıyorsun gibi sözlerine yaşlı adam babacan bir tavırla keyifle gülümsemekle yetindi. Yine de o keskin bakışıyla subayı kemerin altına kadar izledi. Hızla gelip geçen sahnenin hiçbir olayı da gözünden kaçmamıştı. Julie babasının elini sıkarken yavaşça "Aman ne güzel." dedi. O sırada at oyunları alanındaki görülmeye değer gösterişli görünümden dolayı bu haykırış daha binlerce kişinin ağzından çıkıyordu. Hayranlıktan herkesin ağzı açık kalmıştı. Bunlardan ayrı başka bir kalabalık da yine itişip kakışarak sarayın yanı sıra parmaklık boyunca uzanan kaldırım taşı döşeli dar yeri kaplıyordu. Bu kalabalık kadınlarının değişik değişik giyimleriyle o günlerde yeni konulmuş olan parmaklığın meydana getirdiği o kocaman uzun dört köşeyi bütün çizgileriyle daha da ortaya çıkarıyordu. Parmaklığın ötesinde yine sıra sıra dizilmiş birçok yaya, atlı alayları da bulunuyordu. Bunların hepsi çevrili yerin ortasını süsleyen zafer takının altından geçmeye hazır bekliyordu. Takın tepesinde o tarihte Venedik'ten getirilmiş çok güzel atlar vardı. Mızraklı atlılardan kurulu Polonya taburları tarafından çevrili alaylı mızıkası parmaklıklı çıkmaların tam altındaydı. Kum döşeli, dört köşeli alansa yarı yarıya boştu. Bu alan gösteri yapacak taburlar tarafından kullanılacaktı. Taburlar tam bir askeri disiplini ve düzeni içindeydi. Süngüler güneşin de etkisiyle iyice parlıyordu. On bin süngünün parıltısı görülmeye değer bir manzaraydı. Bu geniş levhayı çarpışmadan önceki bir savaş alanını gösteren bu minyatürü yüksek, ulu yapıları çok şairane çerçeveliyordu. Subaylar, erler de bunların yerlerinden kıpırdamayışlarını taklit ediyorlardı sanki. Gören elinde olmayarak bu insan duvarını şu taş duvarlara benzetiyordu. İlkbahar güneşi daha o gece kurulmuş ak duvarlarla yüzlerce yıllık duvarlara ışığını bol bol dökerken yanıp kavrulmuş bu yüzleri olduğu gibi aydınlatıyordu. Yüzlerin hepsi geçmişte atlatılmış tehlikeleri anlatıyor, gelecekteki tehlikeleri tam bir ağır başlılıkla bekliyordu. Her alayın albayı birliklerinin başında gururla geziniyor, gidip geliyordu. Sonra meraklılar, gümüşle, altınla, gök rengiyle, Allah yol yol çizgili bu taburların yığınları arasında Polonyalı askerlerden yorulmak nedir bilmez altı atlının mızraklarına bağlanmış üç renk şeritleri de seçebilirlerdi. Bu atlılar bir sürünün önüne düşmüş, tarla boyunca götüren köpekler gibi taburlarla seyirciler arasında uçup duruyorlardı. Seyircilerin imparator yerinin yanında kendilerine ayrılan o ufacık yerden dışarı taşmalarını önlemek için bu gidiş gelişi görünce insan kendini neredeyse ormanda uyuyan güzelin sarayında sanırdı. İlk bahar esintisi humbaracıların uzun tüylü başlıkları üzerinden geçtikçe askerlerin kımıldamadan duruşlarını daha da belirgin hale getiriyordu. Kalabalığın sessizliğini de aralarından çıkan boğuk mırıltının bir kat daha belirtmesi gibi. Yalnız arada bir bir çinli şapkasının şıngırtısı, büyük bir davula kazara inip de imparator sarayından yana yankılanan hafif bir tokmak vuruşu, kasagaya haber veren uzak gök gürültülerini andırıyordu. Büyük bir coşkuyla bekleşen kalabalık bu seferin önemini çok iyi biliyordu. Napolyon'a güle güle diyecek bu insanların hepsi biliyordu ki çıkacak sefer Fransa için bir ölüm kalım savaşıydı. Paris halkı da askerler de için için coşuyor, Napolyon'u seyredebilmenin derin hazzını yaşıyordu. Seyircilerin gözünde Napolyon'un komuta edeceği Fransa ordusu da apayrı bir yer tutuyordu. Bu tunç yürekli ordu Fransa'nın en büyük ümidi son damla kanıydı. Bu son buluşmada halk coşkuyla hüznü bir arada yaşıyor, bir duygu seli içinde orduyu en güzel cümlelerle uğurlamaya çalışıyordu. Durum öyle bir haldeydi ki, Napolyon'a en çok karşı çıkanlar bile ona ve emrindeki yiğitlere dualar ediyordu. Avrupa ile Fransa arasında başlamış olan bu uzun güreşte en çok yorulanlar bile zafer takının altından geçerken bütün hınçlarından sarılıyorlardı. Çünkü tehlike günlerinde Napolyon'un bütün Fransa demek olduğunu çok iyi anlamışlardı. Sarayın saati yarım çaldığı sırada kalabalığın uğultusu kesildi. Öyle derin sessizleşti ki bir çocuk konuşsa bile duyulurdu. O zaman bütün canları sanki gözlerinde toplanmış gibi görünen bu kalabalığa sarayın sesi yankılarının altından bir mahmuz şıngırtısıyla kılıç şakırtısı geldi. Birdenbire oldukça şişman, kısa boylu bir adam göründü. Üzerinde yeşil ceket, beyaz pantolon, ayağında uzun çizmeler vardı. Başında da adamın kendisi gibi göz alıcı üç kanatlı bir şapka. Göğsünde geniş Al bir Lejon de Honor şeridi uçuşuyor, yanında ufak bir kılıç sallanıyordu. Şimdi bütün gözler onun üzerindeydi. Birden trampetler askeri esas duruşa çağırdı. Peşinden iki bando takımı marşa başladı. Savaş marşı o kadar etkileyiciydi ki ruhlar ürpermeye, gönüllere yepyeni heyecanlar dolmaya başladı. Bayrakların selam duruşu eşliğinde ordu büyük bir disiplin içinde tüfek omza yaptı. Komutlar taburdan tabura yıldırım hızıyla yayılıyor, herkes görevini tam bir ustalıkla yerine getiriyordu. Parisliler artık daha fazla dayanamamış, "Yaşasın imparator!" çığlıkları yeri göğü inletmeye başlamıştı. Şimdi hiçbir şey düşünülmüyor, herkes Fransa için haykırıyor, Tanrı'ya yakarıyordu. Fransa'nın büyük askeri büyük bir görkemli atın üzerindeydi. Bu Parislilere ve ordulara yeni bir arzu ve heyecan vermiş gibiydi. Artık bando biraz daha canlı çalıyor, bayraklar biraz daha gür dalgalanıyor, ordu ileri atılmak için can atıyordu. Bu yaşlı sarayın yüksek duvarları da yaşasın imparator diye bağırıyor gibiydi. İnsanlarla ilgili bir şey değildi bu sanki. Büyü gibi, tanrı gücünün bir taklidi gibi bir şeydi. Daha doğrusu o elle tutulmaz alemin elle tutulmaz bir hayaliydi. Böylesine sevgiyle, coşkuyla, bağlılıkla, iyi dileklerle sarılı, uğruna güneşin bile gökteki bulutları kovduğu adam atının üzerinde öylece duruyordu. Solunda saray mareşali, sağında ordu mareşali, üç adım arkasında da yaldızlar içinde müfreze dikiliyordu. Onun yarattığı bunca coşkunun göbeğinde yüzünün tek bir çizgisi oynamıyor, bu Fransız kartalı bir heykel gibi dikiliyordu. Savaş oyunları başladı. Şimdiye kadar bizim kız dikkatini Napolyon'un hiçbir duygu belirtmeyen yüzüyle al yeşil gök rengi taburlar arasında paylaştırmıştı. Şimdi bu yaşlı askerlerin yaptıkları düzenli hareketler arasında yalnız biriyle ilgilenir gibiydi. Yer değiştiren taburların arasından atla koşan, dolaşıp yine başında o süssüz giyinmiş Napolyon'un parladığı topluluğa doğru gelen genç bir subay vardı. Julie hep ona bakıyordu. Julie'nin göz hapsinde tuttuğu genç subay göz kamaştırıcı yağız bir atın sırtındaydı. Bu kalabalığın içinde gök rengi elbisesiyle hemen kendini belli ediyordu. Güneşte işlemeleri öyle canlı ışıldıyordu. Uzun başlığının sorgucu öyle bir parlıyordu ki seyirciler onu Nura, bu taburları canlandırmak için Napolyon'un gönderdiği görünmez bir ruha benzetmekten kendilerini alamıyorlardı. Gerçekten subayın bir göz edişi üzerine taburların silahları, sularda kaynayan bir çevrenin dalgaları gibi yansıyor, yeniden toplanıyor, dönüyor. Askerlerin dalgalanan silahları alev saçıyor. Askerler, azgın denizin kıyılara sürdüğü upuzun yüksek dilimler gibi onun önünden geçiyorlardı. Savaş oyunları sona erince emir subayı dizginleri gevşek bırakarak koştu geldi emirlerini almak üzere imparatorun karşısında durdu. Bu sırada Julie'den 20 adım ötedeydi. İmparatorla yanındakilerin karşısında Gerard'ın Austerlitz Savaşı tablosunda General Rep'e verdiği tavra pek benzer bir tavırla duruyordu. Genç kız şimdi sevdiği insanı o göz alıcı haliyle daha yakından izliyor, biraz daha ona hayran kalıyordu. Albay Victor henüz otuzuna basmamıştı bile. Uzun bir boyu, atletik bir vücut yapısı vardı. Altındaki atı büyük bir ustalıkla yönetirken kaslı vücudu kendini daha bir belli ediyordu. O zarif, esnek bir sırta sahip olan at da efendisinin emirlerini yapmaya çalışıyor, yine de zorlanıyordu. Tam bir çizgi düzgünlüğünün genç yüzlere verdiği o anlatılamaz tatlılık Albay Victor'da da vardı. Kalın kaçlarla gölgelenmiş, uzun kirpiklerle çevrilmiş ateşten gözleri kara kara iki çizgi arasında birer beyaz yuvarlak gibi ortaya çıkıyordu. Dudaklarının kızılını, kapkara bıyıklarının kıvrımları bir kat daha artırıyordu. Geniş al yanaklarında yer yer esmerlikler vardı ki bunlar da içinde bulunduğu olağanüstü güçlüğü belli ediyordu. Yüzü yiğitliğin damgasını vurduğu yüzlerden biriydi. Bugün bir ressamın İmparatorluk Fransası'nın kahramanlarından birini çizmek için aradığı örneğin ta kendisiydi. Usta binicisinin altındaki at şimdi terden sırılsıklamdı. Başını oynatıyor, sabırsızlık içinde kıvranıyordu. Ön ayakları iki yana açılmış, ayakları tek bir çizgi üzerinde dikilmişti. Kuyruğu habire sallanıyor, büyük bir bağla bağlandığı efendisinin emrini bekliyordu. Julie sevgilisini Napolyon'la göz göze gelebilmek için pek dalmış ona bakar görünce beni daha görmedi bile diye düşündü. İçinden bir kıskançlık dalgası geldi geçti. Birden hükümdar bir sözcük söylüyor, Victor atının böğürlerini sıkıyor, dört nala fırlıyordu. Gel gelelim o taş babalardan birinin kuma vuran gölgesinden hayvan ürküyor, geriliyor, öyle sert bir dikilişle arka ayakları üzerine kalkıyor ki binicisi tehlikeye düşer gibi oluyordu. Julie çığlık atıyor, sapsarı kesiliyor, herkes merakla ona bakıyor ama o kimseyi görmüyordu. Gözleri bu çılgın ata dikilmiş subay Napolyon'un emirlerini iletmeye koşarken bir yandan da hayvana ceza veriyordu. Julie bu şaşırtıcı olaylara öylesine dalmıştı ki farkında olmadan babasının koluna yapışmıştı. Parmaklarını bastırdıkça düşüncelerini istemeyerek ona açıklamış oluyordu. Victor alttan aşağı yuvarlanır gibi olunca babasına daha da sıkı sarıldı. Sanki kendisi de düşme tehlikesindeymiş gibiydi. Yaşlı adam kızının solgun yüzünü karanlık, acı bir kaygıyla süzüyordu. Yüzünün bütün kasılmış buruşuklukları acıma, kıskanma, üzülmeyle doluydu. Julie'nin gözleri parlayıp o çığlığı atınca, parmakları da iyiden iyiye kasılınca gizli sevginin perdeleri iyice sıyrıldı. Bunun üzerine de adam ilerisi için bazı üzücü şeyler görür gibi oldu ki yüzünde korkunç bir anlam belirdi. Bu sırada Julie'nin ruhu subayın ruhuyla birleşmiş gibiydi. Victor'un önlerinden geçerken Julie ile anlamlı bakıştıklarını görünce yaşlı adamı korkutmuş olan düşüncelerin en amansızı, acı çeken yüzünü kasıp kavurdu. Julie'nin gözleri yaşarmış, yanaklarının rengine olağanüstü bir canlılık gelmişti. Babası birden kızını alıp Tulire Sarayı'nın bahçesine götürdü. Julie, ''Ama baba, alanda daha alaylar var, savaş oyunları yapacaklar.'' diyordu. Hayır kızım, bütün taburlar gidiyor dedi babası. Yanılıyorsun bence baba. Onları komutan ileri doğru aldırmıştır. Ama kızım sancım var kalamam. Julie babasının yüzüne bakınca onun söylediklerine inanmakta zorluk çekmedi. Çünkü bu yüze babaca kaygılar bitkin bir hal vermişti. Yine de kızcağızın kafası başka düşüncelerle öylesine meşguldü ki ilgisizce sancın çok mu diye sordu. Babası buna her gün cabadan yaşamıyor muyum ben diye karşılık verdi. Ölümden söz açarak yine mi üzeceksin beni? Öyle neşelenmiştim ki şu karamsar düşünceleri kafandan kovar mısın dedi kız. Baba içini çekerek ah şımarık kız dedi. En iyi yürekler bile kimi zaman ne amansız oluyor. Ömrümüzü size veriyoruz, yalnız sizi düşünüyoruz, rahatınızı sağlıyoruz. Sizin hevesleriniz uğruna kendi zevklerimizden vazgeçiyoruz, tapıyoruz size, kanımızı bile veriyoruz. Demek bunlar sizin için hiç öyle mi? Yazık. Evet siz bizim verdiğimiz her şeyi umursamadan alıyorsunuz. Bir gülümsediğinizi, lütfedip bir sevgi gösterdiğinizi görebilmek için tanrı gibi güçlü olmamız gerek. Sonra başka biri çıka geliyor, bir sevgili, bir koca gönlünüzü kapı veriyor. Adam ağır ağır yürüyor, bir yandan da kızına ölgün ölgün şöyle bir göz atıyordu. Julie babasına şaşkın şaşkın baktı. Babası, bizden kaçıyorsunuz bile diye yeniden söze girdi. Hoş, belki kendinizden de kaçıyorsunuzdur ya. Neler söylüyorsun babacım? Julie, kızım, benden bir şeyler gizlemeye çalışıyorsun. Ben bunu anlayacak kadar tecrübeye sahip biriyim. İnkar etmeye kalkışma. Kızının yüzünün alal al olduğunu görünce daha babacan bir tavırla devam etti. Birini seviyorsun sen. Ah yaşlı babana ölünceye dek bağlı kalırsın diye umuyordum ben. Seni mutlu, neşeli hep yanımda alıkoyarım. Eski günlerdeki gibi sana hep hayran hayran bakarım diye umuyordum. Seni bekleyen kaderi bilmediğim için gürültüsüz patırtısız bir geleceğin olacak diye umabilirdim. Şimdi ise hayatının mutlu geçeceği umudunu artık taşıyamam. Çünkü seninle kardeş çocuğu olan o delikanlıdan çok şu albayı seviyorsun sen. Hiç kuşkum kalmadı artık. Julie, onu sevmem niye yasak olacakmış baba? Diye bunu gerçekten çok merak ettiğini belirten canlı bir sesle sordu. Babası içini çekerek, ah Julie'ciğim söyleyeceklerimi anlayamazsın ki diye karşılık verdi. Julie kendini tutamayıp baş kaldırır gibi, söyle söyle dedi. Peki öyleyse yavrum, dinle beni. Kızlar çoğunlukla kendi kendilerine insanın içine baygınlıklar verici bir takım yüksek hayaller kurarlar. Ancak kafada yaşayan bir takım yüzler yaratırlar, insanlar, duygular, dünya üzerinde masalımsı düşünceler uydururlar. Sonra da hayal ettikleri bulunmaz özellikleri oldukça aptalcasına birinin üzerine konduru verirler. Sonra buna kendileri de inanırlar. Seçtikleri adam da onların sevdiği işte bu hayali yaratıktır. Gel gelelim daha sonra iş işten geçip de felaketin içine gömüldüler mi? Öylesine süsledikleri o aldatıcı görünüş, ilk tapındıkları put iğrenç bir iskelet verir. Jule, keşke şu albayın yerine yaşlı bir adama aşık olsaydın. İnan ki gönlüm daha rahat olurdu. Ah mümkün olsa da on yıl yaşlansaydın. Benim ne kadar haklı olduğumu daha iyi anlayacaktın. Bu Victor denen albayda ne buldun merak ediyorum doğrusu. Bakma onun böyle neşeli ve cafcaflı göründüğüne. O maske sıyrıldığı zaman ortaya ruhsuz bir iskelet çıkacak. İnan buna. Bu adamın hiç değerli yanı yoktur. O har vurup harman savuran bir adamdır. Hani kimileri vardır günde dört öğün yemek yiyip hepsini sindirmek, uyku çekmek, karşılarına ilk çıkan kadını sevmek bir de dövüşmek için yaratılmıştır. İşte bu onlardan. Hayatın anlamını kavrayamamıştır. O iyi yüreği, Evet, yüreği iyidir. Cebindeki bütün parasını bir zavallıya, bir arkadaşına vermeye sürükleyebilir onu belki ama hiçbir şeyi kaygı edinmez kendine. Bir yürek inceliği vardır ki bir kadının mutluluğu uğruna köle eder bizi. Bu onda yoktur. Vurdum duymazdır, bencildir. Bunun gibi daha neler? Yine de babacım, aklı, bir takım iyi yanları var ki albay yapmışlar. Viktor ömrü boyunca albay kalacaktır yavrum. Yaşlı adam birden coşkunlukla sana layık bulacağım bir tek kişi görmedim daha diye yeniden söze başladı. Bir ara durdu. Kızını uzun uzun süzdü. Sonra şu da var ki Jolieğim dedi. Sen daha çok küçüksün, güçsüzsün, incesin. Evliliğin üzüntülerine, hayhuyuna dayanamazsın. Victor'u ana babası pek şımartmıştır. Annenin benim seni şımarttığımız gibi ikinizin de çok değişik istekleri olacak. İkiniz de dediğim dedik diyeceksiniz. Bunlar birbiriyle nasıl bağdaşır? Bu durumda nasıl anlaşabilirsiniz? Ya kurban olacaksın ya sopayı eline alacaksın. Bunların ikisi de bir kadının hayatına türlü türlü felaket getirir. Yalnız yumuşaksındır, alçak gönüllüsündür sen. İlk önce sen boyun eğersin. Babanın burada sesi değişti. Sonra ince, duygulu bir kızsındır. Senin bu huyunu yanlış anlayacaktır. O zaman da sözünün arkasını getiremedi. Gözleri yaşarmıştı. Biraz durduktan sonra yeniden başladı. Tertemiz, üstün bütün özelliklerin körpe ruhun Victor'un elinde büyük yara alacak, darbeler yiyecektir. Kızım ben asker milletini çok iyi tanırım. Çünkü orduda bulundum asker milleti yaşadığı hızlı hayat, çektiği acılar yüzünden birçok alışkanlık edinmiştir. Senin gibi temiz bir kalbe sahip olanlar bu durum karşısında bocalar, ezilir, yıpranıp gider kızım. Julie yarı doğru söyler, yarı şaka eder gibi bir tavırla ''Demek ki babacığım duygularıma karşı çıkmak benim için değil de kendin için evlendirmek istiyorsun beni, öyle mi?'' dedi. Baba şaşırıp irkilerek ''Kendim için mi?'' diye haykırdı. Benim seni böyle sevgiyle azarlayan sesimi bile duymayacaksın yakında kızım. Ana babanın özverilerini kişisel bir duyguya yoran çocukları az mı gördüm? Evlen bu albayla evlen kızım. Bir gün gelecek onun ne boş, ne derme çatma, ne bencil, ne kaba bir adam olduğunu, sevgiden falan nasıl anlamadığını göreceksin. Onun yüzünden daha bin bir üzüntü çekeceksin. Acı acı pişman olacaksın.'' O zaman hatırlarsın şu ağaçların altında yaşlı babanın peygamber gibi konuşan sesinin senin bir kulağından girip öbür kulağından çıktığını. Yaşlı adam sustu. Kızının ayak direr gibi bir tavırla başını salladığını görüvermişti. İkisi de arabalarının beklediği parmaklığa doğru bir iki adım attılar. Bu sessiz yürüyüş sırasında kız babasının yüzüne şöyle bir kaçamak göz attı. Asık suratı değişmeye başladı yere eğik bu alna çizilmiş olan derin acı ona çok dokunmuştu. Babacım sana söz veriyorum diye konuşmaya başladı. Victor hakkındaki yargıların değişmeden şu gördüğün kızdan onun hakkında tek kelime bile duymayacaksın. Bunu böyle bil baba. Yaşlı adam bu sözlerle birden afalladı. Kızının yüzüne şaşkınca bakmaya başladı. Şimdi gözyaşları yanaklarına doğru akıyordu. Kızına sarılmak, onu ciğerinin köşesine doğru çekmek istedi ama birden vazgeçti. Fakat kızının elini biraz daha sıkan eli Julie'ye çok şey anlatıyordu. Deminki üzüntüler gitmiş, yerini ümit ve mutluluk almıştı. Artık kızı için kaygılanmıyor, yarınlara daha güvenle bakıyordu. 1814 Mart'ının ilk günlerinde Napolyon'un bu geçit töreninden az sonra Tur'da Amboa yolu üzerinde dört at koşulu körüklü bir araba gidiyordu. Araba Firille hanını örten ceviz ağaçlarının yeşil çatısı altından çıkar çıkmaz öyle hızlandı ki lor ırmağı üzerinde çiz çayının ağzındaki köprüye çabucak varıverdi. Orta birden durdu. Handa atları değiştirip yeni aldıkları en güçlü kuvvetlisinden dört beygiri beynin emri üzerine sürücü delikanlı öyle zorlamıştı ki oklardan biri kırılmıştı. Böyle bir durumun ortaya çıkması arabanın içindeki kişinin uyanmasına yol açmış, ikili ırmağın güzelliğini seyrede almıştı. Çiz çayı gür otların arasında yılan gibi kıvrılarak akıyor, sanki bir şarkı mırıldanarak çevresini mesut ediyordu. Suyun uzanıp giden yüzünde şurada burada yeşile çalan adalar bir gerdanlığın taneleri gibi dizilmişti. Irmağın öbür yakasında Turin bölgesinin en güzel kırları bütün hazinelerini göz alabildiğine seriyor, meraklı gözler uzakta sınır olarak Şer Irmağın yamaçlarını görüyordu. O sırada da bu yamaçların tepeleri gökyüzünün saydam maviliği üzerinde ışıltılı çizgiler çiziyordu. Bu levhanın ta dibinde adaların tatlı yeşillikleri arasından Tur, Venedik gibi suların koynundan çıkar sanki. Eski büyük kilisenin çan kulesi göklere doğru uzanıyor, kuleleri gökyüzünde akaçalar birkaç bulutun hayal oyunlarına karışıyordu. Buradan geçen her yolcu arabanın durduğu köprünün ötesinde lur boyunca tura kadar bir kayalar zinciri görür ki bunları oraya sanki doğa, ırmağın taşlarını boyuna altından kemiren dalgaları kesmek için koymuştur. Bunu görenler hep şaşarlar. Vuray köyü, Çiz köprüsünün önünde bir dirsek çeviren bu kayaların ağzıyla boğazlar arasında yuva kurup sığınmış gibidir. Oradan sonra Vuray'dan Tur'a kadar yer yer parçalanmış yamacın insana ürküntü verici oyuklarına bağcılar yerleşmiştir. Birçok yerde üç sıra üzerine kat kat evler vardır. Kayalar içine oyulmuş olan bu evler birbirine yine taştan yontulmuş korkunç merdivenlerle bağlıdır. Bir damın tepesinde al eteklikli bir kız bahçesine doğru seyirtir. Bir asmanın dallarıyla yeni sürmüş filizleri arasından bir ocağın dumanı yükselir. Dimdik tarlalarda bağcılar toprağa işlerler. Yaşlı bir kadın yıkılıp yuvarlanmış bir kaya parçasının üzerinde kılı kıpırdamadan bir badem ağacının çiçekleri altında çıkrığını çevirir, ayaklarının dibinden geçenlere bakarak onların kapıldıkları korkuya güler. O ne yerdeki yarıklardan dolayı kaygılanır ne de temellerini ancak sarmaşık örtünün karmaşık köklerinin tuttuğu eski bir duvarın asılı kalmış yıkıntısından. Fıçıcıların çekici göklerdeki mağaraların kubbelerini inletir. Doğanın insan emeğinden toprağa esirgediği böyle bir yerde her karış toprak işlenmiştir, her yer verimlidir. Onun için Lur boyunca yolcuların gözleri önünde onun serdiği görünümlerin bir benzeri yoktur. Bu sahnenin görünüşleri güçlükle belirtilmiş olan üçüzlü levhası, ruha anıları arasına hiç unutulmayacak görünümlerden birini sunar. Şair de bunu tattı mıydı, düşleri, şiir dolu izlenimleri onu efsaneler halinde yeniden yaşatır. Araba Çiz Köprüsü'ne geldiği sırada Lur Adaları arasından yelkenliler belirdi. Bu güzelim yer bir kat daha güzelleşti. Irmağın kıyılarını kuşatan söğütlerin kokusu ıslak esintinin tadına keskin kokular katıyordu. Kuşlar uzun uzun şakırken bir keçi çobanının tek düze türküsü de buna üzgün bir hava katıyordu. Gemicilerin haykırışları ise uzaktaki bir hayhuyu haber veriyordu. Yumuşacık buharlar bu geniş kırlarda tek tük serpilmiş ağaçların çevresinde şakacıktan takılıp kalmışlar, oraya son bir güzellik daha katıyorlardı. Bu bütün görkemiyle Torin'de yabancı orduların kesinlikle giremeyecekleri bu köşe diğerlerinin tersine huzur ve kendine güven doluydu. Bir heybet abidesi olarak dimdik duruyor, dosta güven, düşmana korku veriyordu. Araba durunca dışarı önce polis şapkalı bir baş uzandı, sonra da oldukça gergin bir subay çevik bir hareketle dışarı çıktı. Tavırlarında sürücüyü azarlayacak gibi bir hal vardı. Turlu sürücünün kırılan oku ustalıkla düzelttiğini görünce albayın içi rahat etti. Uyuşmuş kaslarını açmak ister gibi kollarını gererek yine arabanın kapısına doğru geldi. Esnedi, çevresine baktı, kürkle süslü giysisine iyice bürünmüş genç bir kadının koluna elini koydu. Boğuk bir sesle "Hadi Julie, uyan artık." dedi. "Çok güzel bir yer burası." Julie başını arabadan dışarı uzattı. Zerdaba kürkünden zerde bir başlık giymişti. Sarındığı kürklü giysinin kıvrımları gövdesini öylesine gizliyordu ki ancak yüzü görünüyordu. Julie Diglemon bir zamanlar turdaki geçit törenini görmeye sevinçle mutluluk içinde koşan kıza artık hiç benzemiyordu. Yüzü yine inceyse de eskiden ona öylesine zengin bir parlaklık veren pembelikler kaybolmuştu. Gecenin ıslaklığı yüzünden Kıvrımları açılmış saçlarının kara demetleri yüzünün donukluğunu daha da belirginleştiriyordu. Bu yüzün o eski canlılığı uyuşmuş kalmış gibiydi. Yine de gözleri doğa dışı bir ateşle parlıyordu. Yalnız göz kapaklarının altında yorgun yanaklarının üstüne doğru morumtrak lekeler belirmişti. Şer kırlarını, lur adalarını, turu, o uzun kayaları ilgisiz bir bakışla süzdü. Sonra insanı kendinden geçiren o çiz koyağına batmak bile istemeden kendini çabucak arabanın dibine doğru attı. Açık havada bitkin görünen bir sesle ''Evet, çok güzel.'' dedi. ''Burada yaşamak istemez misin Julie?'' Julie aldırmaz bir tavırla ''Ah, nerede olursa olsun.'' dedi. Alba Diglemon ''Rahatsız mısın?'' diye sordu. Genç kadın geçici bir canlılıkla ''Hiç de değil.'' diye karşılık verdi kocasını gülümseyerek süzdü. Öyle uykum var ki. Karı kocanın sohbetini son hızla gelen bir atlı bozdu. Karısının elini istemeyerek de olsa bırakmak zorunda kalan Victor Diglamon yönünü atlıya doğru çevirdi. Bu durum genç kadının hoşuna gitmemiş, deminki mutlu yüz birden asılmıştı. Victor karısına bir kez daha bakmak istiyor, bir yandan da davetsiz misafirini merak ediyordu. Böylesine dört nala gelen atlı kim olabilirdi? Sonra beklemekten yorulmuş olacak ki arabadaki köşesine doğru hareketlendi. Gözleri de hiçbir duygusunu açığa vurmaksızın atların sağrılarına dikildi. Bretonyalı köylü papazın İncil'i okuyuşunu nasıl bön, bön dinlerse onda da şimdi öyle bir hal vardı. Derken değerli bir ata binmiş genç bir adam bir küme söğüt ağacıyla çiçek açmış yaban döngellerinin arasından çıka geldi. Albay, bir İngiliz bu dedi. Sürücü, vay canına İngiliz ya generalim dedi. Hani Fransa'yı yutmak isteyen herifler varmış, işte bu da o soydan. Amiyen anlaşması bozulunca St. James hükümetinin insan haklarına karşı işlediği suça karşılık Napolyon da bütün İngilizleri tutuklattırmıştı ya, işte bu da o sırada Avrupa topraklarında olan o yolculardan biriydi. İmparatorun aklına esmiş, bir emir vermiş, bunun üstüne de bu tutsaklar ne ele geçirildikleri yerlerde alıkonulmuştu ne de başlangıçta seçmekte özgür bırakıldıkları yerde. O sırada Turin'de oturanların çoğu imparatorluğun çeşitli bölgelerinden getirilmişti. Oralarda bulunmaları Avrupa çıkarlarına aykırı görülmüştü çünkü. Bu genç bir subaydı. Canı sıkılmış biraz rahatlamak için böyle bir yola başvurmuştu. İngiltere Dış İlişkiler Bakanlığı'ndan gelen bir emir onu burada tutuyordu. Dinlenirken göğüs hastalığından kurtulmaya çalışırken savaş çıkmış, bu da onun için hiç iyi olmamıştı. Aglimont Kontu, gelenin asker olduğunu anlayınca yüzünü çiz çayırından yana çevirdi. Bu durum kendisini hiç hoşnut etmemişti. Üstelik muhatabı bir İngiliz'di. Albay içinden, bütün bu İngilizler öyle şımarık şeyler ki, diye mırıldandı. Sanki bütün dünya onların, neyse ki sol bir temiz dayak atacak onlara. Tutsak önünden geçerken arabanın içine bir göz attı. Pek kısa bakmıştı ama yine de karısının düşünceli yüzüne bilmem nasıl bir anlatılamaz çekicilik veren hülyalı halini görüp hayran kalmıştı. Birçok erkek bir kadının acı çektiğini yüzünden anlar anlamaz öyle duygulanır ki. Acı çeken kadın başkasını hemen sevi verir. Ona bağlanı verilmiş gibi gelir onlara. <laughs> Julie arabasındaki bir yastığa gözlerini dikmiş öylesine dalmıştı ki ne atı gördü ne atlıyı. Sürücünün uğraşları ve becerisi sayesinde kırılan ok çabucak düzeltilmiş, sağlamca bağlanmıştı. Kont arabaya bindiğinde kızgınlığını üzerinden hala atamamıştı. Kontun hırçın halinden korkan arabacı, kaybedilen zamanı tekrar kazanmaya çalışıyor, atları durmadan kamçılıyordu. En güzel üzümlerin yetiştiği, bir sürü güzel evin boy gösterdiği yolda atlar son hızla yol alıyordu. Biraz daha ileride Ermiş Martine inziva görevi yapan ünlü manastır görülüyordu. Kont dönüp baktı. Köprüden beri arabasının ardından gelen atlının o İngiliz delikanlısı olduğunu görünce ne istiyor bizden şu saz benizli Lord Hazretleri diye söylendi. Yolda hiçbir incelik kuralına dikkat etmeyen, yol varken yandaki düzden gitmeye çalışan bu İngiliz atlısına kont yiyecek gibi sert bakıyor, homurdanıyordu. İngilizleri sevmezdi. Bu adamı da görünce İngilizlerden tiksinmekte ne kadar haklı olduğunu düşünmeye başladı. Arabadan dışarı bir daha bakan kontun bu sefer İngiliz'in atı dikkatini çekti. At gerçekten bakımlı ve hoştu. Üstelik dikkatle bakılırsa binicisi de yakışıklılığı ve biçimliliğiyle göze çarpardı. Hani kimi İngiliz delikanlısının yüzünde çizgiler öyle ince, deri öyle tatlı, öyle aktır ki genç kız yüzü sanırsınız. Bu delikanlının yüzü de öyleydi. Sarışın, ince yapılı, uzun boyluydu. Giyinişinde de ağır başlılık taslayan İngiltere'nin modaya düşkün kişilerinin özeni ve temizliği vardı. Kontese baktıkça sıkılganlığından çok hoşlanmasından kızarıyor denebilirdi. Kontes yabancıya topu topu bir kez baktı. Bu da kendisine atın güzelliğini öven kocasının hatrını kırmamak için. Ata bakmak isteyen Julie birdenbire bu utangaç İngiliz genciyle göz göze geliverdi. Ama iç dünyasına öyle gömülmüştü ki delikanlıya ve onun düzgün hatlı vücuduna bakmadı bile. Bundan sonra da delikanlı biraz yavaşlayıp arabayı arkadan takip etmeye başladı. Kontes yabancıya ancak şöyle bir bakmıştı. Ne erkek güzelliğini görmüştü ne de kendisine gösterilen beygir güzelliğini. <laughs> Kocasını onaylar gibi kirpiklerini hafifçe kırptıktan sonra köşesine yaslandı. Bundan sonra da hiçbir şey olmadı. Kont uykuya daldı, Kontes de her zamanki gibi kendi dünyasına gömüldü. Çok geçmeden de tura vardılar. Julie dünyadan o kadar kopuktu ki yol boyu hiçbir güzelliği izleyemedi. Hiçbir şey onun dikkatini çekmedi. Bazen de derin uykunun kollarındaki kocasına bakıyordu. Son bakışında arabanın o sıradaki sarsılması üzerine bir yaz zinciriyle boynuna asılı olan madalyon kucağına düştü. Birdenbire babasının resmini gördü. Genç kadın o zamana kadar zorla tuttuğu gözyaşlarına artık hakim olamıyordu. Bu gözyaşları kontesin soluk yanaklarında ıslak, parlak izler bıraktı ama hava çabucak kuruttu bunu. İngiliz delikanlısı bunları belki de gördü. İngilizler karaya çıkınca İmparator Fransa'yı savunma görevini Mareşal Sola vermişti. İşte Albay Aglemon şimdi ona bu buyruğu götürüyordu. Kendisine verilen bu görevden yararlanarak karısını da o sırada Paris'i korkutan tehlikelerden uzaklaştırıyor, Tura oradaki yaşlı teyzesinin yanına götürüyordu. Biraz sonra araba şehir yoluna girdi. Köprüden geçti, ana caddeye daldı. Listomer London markezinin oturduğu eski yapı konağının önünde durdu. Soluk benizli, ak saçlı, yaşlı kadınlar vardır. İnce bir anlamla gülümserler. Sepet taşır gibidirler. Başlarına da ne zamandan kaldığı bilinmeyen başlıklar giyerler. Listomer London markizi de bunlardan biriydi. 15. Louis yüzyılının 70'lik portreleri olan bu kadınlar sanki hala seviyorlarmış gibi hemen hemen hep okşayıcıdırlar. Pek bağnaz değillerdir ama dindardırlar. Pek göründükleri kadar da dindar değildirler. Saçlarından pudra kokuları saçarlar, anlatmaları hoş, karşılıklı konuşmaları da hoştur, şakadan çok anılara gülerler. Günün olaylarından pek hoşlanmazlar. Yaşlı bir hizmetçi kadın gelip haber verince, Kontes, İspanya Savaşı'nın başından beri görmediği yeğenini karşılamak üzere gözlüğünü çabucak çıkardı, kitabını kapattı, karı koca daha basamakları çıkarken o merdivenin başındaki yerini almıştı bile. Teyze ile gelin birbirlerine çabucak şöyle bir göz attılar. Albay günaydın teyzeciğim diyerek atıldı, yaşlı kadına sarıldı. Saklamanız için genç bir hanım getiriyorum size. Hazinemi sizin elinize bırakıyorum. Jüleciğim ne hoppadır ne de kıskanç. Melek gibi tatlıdır. Birden sözünü keserek, yalnız burada şımarmaz umarım dedi. Markis alaylı alaylı bakarken, seni yezit dedi genç kadın bu durumdan hoşlanmamışa, sıkılmışa benziyordu. Markis kontu bırakmış, sarılmak için kontese doğru yürüyordu. Julie'yi kucaklarken, birbirimizi tanıyacağız diye söze başladı. Benden korkmana gerek yok, çok iyi anlaşacağız. Ben gençlerin halinden anlayan biriyim. Deyim yerinde ise gençlerle gençleşen biriyim. Markis büyük odaya gelmeden önce taşra törenine uyarak konukları için yemek söylemişti. Kont teyzesinin şatafatlı sözlerini keserek kesin bir tavırla ancak Arabı'nın atlarının değiştirilmesi için gereken zaman kadar kalabileceğini söyledi. Bunun üzerine üçü de büyük odaya çarçabuk girdiler. Kont hangi siyasi olaylardan dolayı genç karısını teyzesinin kanatları altına bırakmak zorunda olduğunu anlatacak kadar vakit bulabildi. O anlatırken teyze bir yeğenine bir gelinine bakıyordu. Yen sözünün kesilmesine fırsat bırakmadan konuşuyordu. Gelinin solgunluğu, üzgünlüğü, kocasından ayrılmak zorunda oluşundan ileri geliyor gibi göründü teyzeye. Markis, ah bu gençler birbirlerini ne de seviyorlar, der gibiydi. Bu sırada kaldırımı çiçek demetleriyle süslü, o eskiden kalma, sessiz avlu, kamçı şaklamasıyla inledi. Viktor, Kontes'e çabucak sarılıp kapıdan dışarı fırladı. Ama kontes durmamış arabaya kadar gelmişti. Kont, hoşça kal yavrum diyerek karısına sarılıp öptü. Genç kadın hüzünlü bir sesle, ''Ah Viktor, bırak biraz daha uzağa kadar geleyim seninle, ayrılamayacağım senden.'' dedi. ''Öyle mi?'' dedi Viktor. ''Peki, güle güle öyleyse, değil mi ki sen böyle istiyorsun?'' Araba gözden kayboldu. Yaşlıların gençlere pek bilmiş bir bakışları vardır. Markiz de gelinine öyle bakarken ''Demek benim Viktorcuğumu çok seviyorsunuz.'' diye sordu. Julie ''Ne yazık ki öyle hanımefendi. Sevmediğimiz erkekle evlenmeyiz değil mi?'' dedi. Bu son sözleri öyle bön bir tavırla söylemişti ki yüreğinin ya tertemiz olduğunu açığa vuruyordu ya da sırlarla dolu olduğunu. Teyze için de bu genç evlilerin sırlarını öğrenmeye çalışmaktan kendini alıkoymak çok güçtü. Teyzeyle gelin o sırada araba kapısının eşiği üzerindeydiler. Arabanın hızla gittiği yere doğru dalmış öylece bakıyorlardı. Kontes'in gözlerindeki sevgi hiç de markizin anladığı türden değildi. Kadınca az taşralıydı, sevgileri de pek ateşli olmuştu. "Demek benim serseri yiyene tutulduğunuzsa?" diye sordu. Şöyle elinde olmayarak irkildi. Çünkü bu yaşlı civele kadının sesi de bakışı da Victor'u ondan daha iyi tanıdığını belli eder gibiydi. Bunun üzerine Julie kaygılanarak acı çeken gönüllerin ilk sığınağı olan şu beceriksizce duygularını belli etmemek yapmacıklığına düştü. Listomer Markizi Julie'nin verdiği karşılıkla yetinse de içinde bulunduğu yalnızlığın bir aşk sırrıyla renkleneceğini düşünerek seviniyordu çünkü ona gelini eğlenceli bir oyun çevirecekmiş gibi geliyordu. Kendisini çıtalarla çevrili, halılarla kaplı, duvarları yaldızlı büyük bir odada bulan Julie'nin can sıkıntısı bir türlü geçmiyordu. Çin paravanasıyla korunan, ocağında gür bir ateşin yandığı bu oda, kontes için sanki bir çilehaneydi. Demek kocasını burada bekleyecekti yıllık eşyalar arasında eski kaplamalarla dolu burada kocasını beklemek kendisi için ne kadar zor bir şeydi. Tanrım, ama çok geçmeden kontes yatışmaya, yeni ortama ayak uydurmaya başladı. Yalnızlığın görkemli sessizliği kendisine derin bir huzur veriyordu. Teyzeyle biraz çene çaldıktan sonra tekrar kendi dünyasına gömüldü. Artık orada tam bir sessizlik hüküm sürüyordu. Tam trap rahibelerine özgü iki saatlik bir susuzluktan sonradır ki teyzeye karşı kabalık ettiğini ancak onun sorduklarına soğuk soğuk karşılıklar verdiğini düşünebildi. Yaşlı kadın gelinin bu huysuzluğuna eski zaman insanlarının başlıca özelliklerinden olan zarif bir hoşgörüyle saygı duyuyordu. Bu sırada zengin dul hanım örgü örüyordu. Yalnız birkaç kez dışarı çıkmış yeşil odanın hazırlığıyla ilgilenmişti. Kontes orada kalacaktı. Uşaklar, hizmetçiler şimdi oraya konuğun eşyalarını yerleştiriyordu. Teyze işlere baktıktan sonra gelip yine o büyük koltuğuna oturmuştu. Arada bir kaçamak kaçamak genç kadına bakıyordu. Teyze'ye karşı böyle somurtarak oturmak hiç de hoş bir şey değildi. Bir şeyler yapmalı, bu duruma bir son vermeliydi. Kendini bağışlatmak için teyzeyle yakınlaşmaya durumunu alaycı bir dille anlatmaya çabaladı. Yaşlı kadın gün görmüş anlayışlı biriydi. Parisli tazeye yaklaşıp bilgiç bilgiç konuştu. Biz dulların acısını biliriz kızım, rahat ol, kendini üzme. Bu dudaklardaki gizli alayı görmemek mümkün değildi. Nitekim Julie de bunu hemen sezdi. Julie ertesi güne biraz daha iyi başladı. Artık konuşuyor, gerektiğinde espri yapmaktan geri kalmıyordu. Teyze de bu durumdan iyice memnundu, umutlandı. Bu yeni gelini artık evcilleştirebilirdi. Oranın eğlencelerini, eğlentilerini, kimlere gidebileceklerini anlattı. O gün bütün işi gücü eski bir saray alışkanlığıyla gelinin huyunu suyunu öğrenmek için bir takım tuzaklar kurmak oldu. Kontes başlangıçta bütün eğlence tekliflerine kapalı kalmayı tercih etti. Julie oldukça dikkatliydi. Ortamı tanımaya çalışıyordu. Yaşlı kadın güzel ve genç gelinini bu şekilde yola getiremeyeceğini anladıktan sonra başka bir yöntemde karar kıldı. Onu sosyete dünyasına sokacaktı. Böylece genç kadın sayesinde kendi de eğlenebilir, böbürlenerek gezebilirdi. Ama bu da olmadı çünkü kontes babasının öldüğünü, onun yasını tuttuğunu, böyle bir zamanda eğlenemeyeceğini söylüyordu. Yaşlı kadın baktı olacak gibi değil, vazgeçti. Çok geçmeden Markis misafirini iyice tanımaya, onda bir takım güzellikler bulmaya başladı. Julie güzelliğinin yanında melek gibi bir kadındı. Üstelik alçak gönüllüydü, her tarafından kibarlık akıyordu. Ondan sonra da bu körpe yüreği kemirip duran, anlaşılmaz üzüntüyü öğrenmek için olağanüstü bir ilgi duydu. Kontes herkese sevgi aşılamak için yaratılmış, nereye gitseler mutluluk getiren kadınlardandı. Listomer markizi için arkadaşlığı öyle tatlı, öyle değerli bir şey oldu ki gelinine çılgınca tutuldu. Ondan hiç ayrılmak istemedi. İki kadının arasında bir ay gibi kısa bir sürede çok büyük bir dostluk kuruldu. Öyle ki Markiz gelinine çok bağlanmıştı. Genç kadının yüzündeki değişiklikler Markiz'in gözünden kaçmıyor, yaşlı kadını şaşırtıyordu. Julie'nin tenine ateş veren renk harmonisi gittikçe sönüyor, Yüzü solgun hale geliyordu. Genç kadın başlangıçtaki parlaklığını kaybettikçe de artık eskisi kadar üzgün görünmüyordu. Bazen yaşlı kadın genç gelininde neşe atılımları, delişmen gülüşler yaratıyordu. Ama bu çok sürmüyor, can sıkıcı bir düşünce bunları bastırıveriyordu. Markis anlamıştı gelininin yaşamının üzerinde bir örtü seren derin üzüntü ne babasının anısından ileri geliyordu ne de kocasının yokluğundan. Sonra sonra yaşlı kadın öyle kötü kuşkulara kapıldı ki genç kadının derdinin gerçek nedenini aramak onun için artık zorlaştı. Çünkü biz gerçeği belki de ancak bir rastlantıyla öğrenebiliriz. Bir gün nasıl olduysa Julie gerçeği açıklayıverdi. Markis tam bir şaşkınlık yaşıyordu kafasında evlilik falan bulunmayan, delişmen, bön bir genç kız, tam yeni yetme çocukluğu Fransa'da gençlerin özelliği olan ince, kimi zamanda pek derin bir ruh. Bunun üzerine Listomer Markiz'i kesin olarak kafasına koydu. Son derece gerift, bir zamanki kendisinin olan bu ruhun sırlarını deşecekti. Karanlık basmak üzereydi. İki kadın sokağa bakan bir pencerenin önünde oturuyordu. Julie düşünceliydi sokaktan bir atlı geçiyordu. Yaşlı hanım, işte kurbanlarınızdan biri dedi. Julie şaşkınlıkla teyzeye baktı. Teyze anlatıyordu. Bu gördüğün Lord Grenville'in büyük oğludur. Tam bir İngiliz soylusudur. Adı da Arthur Otman'dı. Oldukça ilginç bir hayat hikayesi, macera dolu bir yaşamı vardır. Anlatıldığına göre çok ağır bir göğüs hastalığına yakalanmış, tavsiye üzerine 1802'de Montpellier'e gelmiş. Savaş sırasında birçok İngiliz gibi o da Napolyon'a esir düşmüş. Bilirsin, Napolyon'u Tanrı kavga için yaratmış. O savaşmadan rahat edemez. Bu İngiliz delikanlısı oyalanmak için öldürücü sanılan hastalığını incelemeye koyulmuş. Delilik bu ya, insan gövdesinin iç yapısına doktorluğa merak salmış. Bu bilim dallarına çılgınca tutulmuş. Bu durum soylularda pek görülmüş şey değildir. Tabii kral yardımcısının kimya ile uğraştığını saymazsak uzatmayalım. Bay Arthur herkesi, Montpellier profesörlerini bile şaşırtacak ilerlemeler gösteriyor. Kendini okumaya vermesi o tutukluğunu unutturuyordu. Ayrıca iyileşiyordu da. Dediklerine göre iki yıl hiç konuşmamış, pek az soluk almış bir ahırda yatıp kalkmış, İsviçre'den gelme bir ineğin sütünden içmiş, yiyecek olarak da yalnız tere yemiş. Tura geldiğinden beri kimseyle konuşmuş değildir. Tavus kuşu gibi kendini beğenmiş bir yapısı var. Yalnız siz onun gönlünü çalmışsınız besbelli. Çünkü buraya geldiğinizden beri günde iki kez pencerenin önünden benim için geçmiyor herhalde. Belli ki seni seviyor. Bu son sözler üzerine kontes bir büyüye uğramışçasına uyandı boş bulundu öyle bir kımıldadı öyle bir gülümsedi ki markiz bile şaşırdı en soğuk kadın bile birini mutsuz ettiğini öğrenince içten gelme bir sevinç duyar ya julie de öyleydi julie'nin bakışı donuk buz gibiydi yüzünde korkuya yakın bir tiksinti okunuyordu seven bir kadının sevdiğinin dışındaki herkese verdiği ceza değildi bu öyle bir kadın gülmesini alaya almasını bilir Jule o sırada bir tehlikenin anısını pek derinden yaşayarak acısını yeniden duyan bir kimse gibiydi. T artık iyice biliyordu ki bu kadın Victor'u sevmiyordu. Onu asıl şaşırtan Kontes'in kocası dışında başka birini de sevmemesiydi. Markiz ürperdi. Çünkü karşısında gönlü kararmış bir genç kadın vardı. Bir günlük belki de bir gecelik bir deneme ona Victor'un hiçliğini anlatmaya yetmişti. Markiz içinden onu tanıyorsa bu iş bitti diyordu. Çok geçmez benim yiyen evliliğin dertlerine uğrar. Markiz'in amacı Julie'ye 17. Louis yüzyılının krallığını anlatmak, aşılamaktı. Fakat anladı ki ne yapsa boştu çünkü kontes üzgündü. Bu üzgünlük de şu dünyada sıkça görülen bir durumdan kaynaklanıyordu. Julie birdenbire düşünceli bir hal almıştı. Her gecekinden daha erken odasına çekildi. Hizmetçisi onu soyup da yatacak halde bırakıp gidince Julie ocağın karşısında sarı kadife kaplı, arkalıklı bir divana, mutlulara olduğu gibi dertlilere de iyi gelen bir divana gömüldü. Ağladı, iç çekti, düşündü. Sonra ufak masayı çekti, kağıt aradı, bir mektup yazmaya başladı. Genç kadın mektupla elinde olmadan içini döküyor, bu durum kendisine çok ağır geliyordu. Kontes her cümlenin sonunda derin düşüncelere dalıyor, gecenin nasıl geçtiğini fark etmiyordu bile. Saatler gecenin ikisini gösterirken Kontes'in yanakları göz yaşlarıyla ıslanmaya başladı. Sonra da başı göğsüne doğru eğildi ve öylece kalıverdi. Sonra başını kaldırınca Markiz'i gördü. Yaşlı kadın duvarda kaplı halılardaki resimlerden çıkıvermişti sanki. ''Nen var yavrucuğum?'' diyordu. ''Niye yatmadın? Hele tek başına bu yaşta niçin ağlıyorsun?'' Markis teklifsizce gelininin yanına oturdu, yarım kalmış mektuba gözleriyle yer gibi baktı. Demek kocana mektup yazıyordun. Kontes, nerede olduğunu biliyor muyum ki dedi. Teyze kağıdı aldı, okudu. Gözlüğüyle gelmişti. Demek ki bir şeyler biliyordu. Günahsız yaratık en ufak bir tepki göstermedi. Ne kendine saygısının eksikliğinden ileri geliyordu bu, ne de kişinin bütün gücünü kesen gizli bir suçluluk duygusundan. Hayır, öyle bunalımlı anlar vardır ki ruh güçsüz kalır. İyi de kötü de susmak da konuşmak da hepsi birdir. Teyze gelinini işte böyle bir anda yakalamıştı. Namuslu bir kız nasıl sevgilisini nazdan bıktırır da akşama üzülür, yalnızlık çeker, sevgilisini özler, acılarını dökecek bir gönül ararsa, Julie de öyle inceliğin açık duran bir mektuba vurduğu mührün sökülmesine hiç ses çıkartmadı. Markis şu mektubu okurken de düşünceli düşünceli durdu. Louis'acığım, Hiçbir şeyden haberi olmayan iki genç kızın birbirlerine düşüncesizce verdikleri sözün yerine getirilmesini niçin bu kadar üsteleyerek istiyorsun? Mektubunda yazdığına göre 6 aydan beri sorduklarına neden karşılık vermediğimi kendi kendine sorup duruyormuşsun. Susmamın nedenini anlamadınsa bugün açığa vuracağım sırları öğrenince belki anlarsın. Yakında evleneceğini haber vermeseydin bu sırları ölene kadar kalbimin derinliklerine gömecektim. Evleniyorsun demek Louisa. Bunu düşündükçe ürpertiler geçiriyorum. Evlen yavrucuğum. Sonra bir iki ay içinde eski günlerimizi anarak en acı pişmanlıklardan birini duyacaksın. Bir akşam dağda meşe ağaçlarının altına gelince durmuş, ayaklarımızın altına serili o güzel dere boyunu seyretmiş, batmak üzere olan güneşin kızıllığına, üstümüze vuran ışınlarına hayran hayran bakmıştık. Oturduğumuz yer bir kaya parçasının üstüydü. Kendimizden geçmiş mutluluk içinde yüzüyorduk. Çok geçmeden bu mutluluk yerini tatlı bir üzüntüye bıraktı. Önce sen hatırladın. Acaba bu uzaklaşan güneş bize gelecekten mi söz ediyordu? Ne kadar deli dolu, meraklı yaratıklarmışız, değil mi? Taşkınlıklarımızı hatırlıyor musun? Birbirimize sarıldık, iki sevgili gibi. Öyle diyorduk. Birbirimize söz verdik. İkimizden kim önce evlenirse ilk gecenin sırlarını, çocuk ruhumuzun tatlı renklere bürüdüğü zevkleri ötekine olduğu gibi anlatacaktı. O gece seni umutsuzluğa düşürecek Louisa. Gençtin, güzeldin, mutlu değilsen de kaygısızdın. Kocan seni birkaç gün içinde benim şimdiki halime getirecek. Acı çeken, çirkin, yaşlı bir kadın haline sokacak. Albay Victor de Aglemon'la evlendiğim için koltuklarım nasıl kabarıyordu, nasıl böbürleniyordum, nasıl seviniyordum. Nasıl anlatayım? Kendimi hatırlamıyorum ki artık. Bir iki dakika içinde çocukluğum rüya verdi. Ne ölçüde olacağı benden saklanmış olan bağın kutlandığı o şenlikli günü de azarlanmadan geçirmiş değilim. Babam neşemi kaç kez kırmaya çalıştı. Çünkü öyle büyük bir sevinç gösteriyordum ki bunu yersiz ve yakışıksız buluyordu. Sözlerimde hiçbir kötülük düşünmeden söylediğim için kötüye çekiliyordu. O gelin elbisesiyle, duvakla, çiçeklerle türlü çocukluklar yapıyordum. Akşam beni binbir şatafatla götürdükleri odada yalnız kalınca Viktora takılmak için oyun düşündüm. Şimdi gelmesini beklerken yüreğim öyle atıyordu ki tıpkı o unutulmaz 31 Aralık günleri hediyelerin yığılı olduğu odaya kimseye görünmeden girerkenki gibi. Kocam içeri girip de beni ararken sarınıp sarmalandığım müslinlerin altından koyu verdiğim boğuk kahkaha çocukluğumuzdaki oyunlara can veren neşenin son gülüşü oldu. Markis böyle başladığına göre kim bilir daha ne üzücü hikayelerle dolu olması gereken bu mektubu okuyup bitirdikten sonra gözlüğünü ağır ağır masanın üstüne koydu. Parlak ateşi yaşlılıktan hiç de sönmemiş olan o bir çift yeşil gözü gelinine dikti. Evli bir kadının böyle şeyler yazması yakışık almaz yavrum, dedi. Julie onun sözünü keserek, ben de böyle düşündüm diye karşılık verdi. Onun için siz okurken utandım. Yaşlı kadın hoşgörülü bir tavırla sözünün arkasını getirdi. Sofrada bir yemek hoşumuza gitmezse kimseyi tiksindirmeye hakkımız olmaz yavrum. Hele havadan bize kalan evlilik pek güzel bir şey sayıldığına göre. Annen yok senin değil mi? Kontes bir ürperti geçirdi. Sonra ağır ağır başını kaldırdı. Evet, annemi bir yıl önce kaybettim. İtiraf edeyim ki şimdi buna çok seviniyorum. Bu günleri görse çok üzülecekti. Üstelik babam da haklı çıktı. O konttan tiksinir, beni uyarırdı. Ne kadar doğru söylediğini şimdi çok iyi anlıyorum. Babam onu damat olarak görmeyi hiçbir zaman istemedi. Bunları bir çırpıda söyleyen genç kadın gözlerini markize dikti. Ondan anlayış bekler, yardım ister gibi bir hali vardı. Markiz'in gözlerinden acıma ve hoşgörü geçti. İçi sevinçle dolan Julie, markiz'in eline sarıldı. Eller birbirine kenetlenirken kalplerden sımsıcak duygular dökülüyordu. Markiz, "Zavallı öksüz yavru." dedi. Bu söz Julie için son bir ışık çizgisi oldu. Babasının peygamberce sesini yeniden duyar gibiydi. Yaşlı kadın, ellerin yanıyor senin hep böyle midir diye sordu. Julie, ateşim geçeli daha ancak yedi sekiz gün oldu dedi. Demek ateşim vardı da benden sakladın. Julie utangaç bir kaygıyla, bir yıldan beri ateşim var benim dedi. Teyze, demek ki meleğim evlilik senin için şimdiye kadar uzun bir acı çekmeden başka bir şey olmadı diye yeniden söze girdi. Genç kadın buna karşılık vermeye korktu. Yalnızca evet der gibi bir hareket yaptı. Bu çektiği bütün acıları açığa vuruyordu. Mutlu değilsin demek ha? Yok teyzeciğim, Victor taparcasına seviyor beni. Ben de hayranım ona. Öyle iyi bir insan ki. Evet seviyorsun onu ama kaçıyorsun da öyle değil mi? Evet bazen. Beni bıktırırcasına arıyor. Bu yalnızlığın içinde birdenbire çıka gelirse diye çoğu zaman tedirgin oluyorsun değil mi? Ne yazık ki öyle teyzeciğim. Yine de severim onu. İnanın bana. Onun zevklerini paylaşmasını bilemediğin ya da paylaşamadığın için kendini suçlamıyor musun içinden? Karı koca arasındaki aşkın suçlu bir tutkudan daha ağır bir yük olduğunu hiç düşünmüyor musun? Şöyle ağlayarak, ah evet öyle dedi, Bakıyorum benim için bilmece olan her şeyi siz ne güzel anlayıveriyorsunuz. Duygularım uyuştu. Kafamda düşünce diye bir şey kalmadı. Güçlükle yaşıyorum. Ruhum anlatılmaz bir korkunun baskısı altında. Bu korku bütün duygularımı donduruyor. Beni hep bir uyuşukluk içinde tutuyor. Sesim yok sızlanayım, sözüm yok acımı anlatayım. Acı çekiyorum. Beni öldüren şeyden Victor'un mutlu olduğunu gördükçe de acı çekmekten utanıyorum. Teyze, çocukluk, saçmalık bütün bunlar diye haykırdı. Kurumuş yüzü birdenbire şen bir gülümseyişle canlanmıştı. Gençliğinde tattığı zevklerin bir yansımasıydı bu gülümseyiş. Genç kadın, bakın siz de gülüyorsunuz dedi. Markis çabucak, ben de öyleydim diye atıldı. Şimdi Victor seni yalnız bıraktığına göre yeniden genç kız olmadın mı? Zevkten uzak ama acıdan da uzak. Julie şaşırarak gözlerini irice açtı. Evet yavrum, Victor'a hayranız öyle değil mi? Gel gelelim karısı değil de kardeşi olmak isterdin. Kısacası evlilik hiç de senin harcın değil. Ah evet teyze, peki ama niçin gülüyorsunuz? Haklısın kızım, bütün bunlar hoş bir şey değil. Eğer beni tanımış olmasaydın, kanatlarımın altına girmeseydin, dahası görmüş geçirmiş biri olarak burada olmasaydım, yarınların hiç de iyi olmayacaktı belki de felaketlere teslim olacaktın. Benim yeğenim Uçarı, mutluluğu hak etmeyen aptalın tekidir. Eğer senin yerinde başka biri olsaydı, çok geçmez kocasını aldatırdı. O imparatorun her askeri gibi sadece kendini düşünür. Onun dünyasında başkalarına yer yoktur. Bunların hepsi kabalığı efelik sanırlar. Hiçbir şey bilmedikleri gibi sevgi denen kutsal duygudan da habersiz yaşarlar. Öyle ettikleri lafa bakıp da aldanmamak gerek. Bunların hiçbiri kadın ruhundan anlayamaz. Onlarda o yetenek yoktur. Sanıyorlar ki yarın ölüm yolculuğuna çıkacakları için bugün bize karşı saygı, ilgi göstermek zorunda değiller artık. Eskiden erkekler yerine göre ölmesini de bilirlerdi, sevmesini de. Ama hiç üzülme, canını sıkma sen. Öyle bir biçime sokacağım ki çok şaşıracaksın. Senin anlayacağın tam hayalindeki gibi bir erkek bulacaksın karşında. Ama bir durum daha var, onu da göze almanı istiyorum. Birbirinizden kaçmaya, boşanmayı bile düşünmeye başlayacaksınız. Kesinlikle ümitsizliğe düşmeni, sağduyunu kaybetmeni istemiyorum. Dimdik yıkılmadan durmalısın. Kontes yaşlı kadını aptalmışçasına dinliyor, bocalıyordu. Bu sözler kendisine tam bir soğuk duş etkisi yapmıştı. Fakat doğruluklarını inkar edemiyor, yaşlı kadına güveniyordu. Sonra babasının Victor'a verdiği yargıyı daha tatlı bir biçimde görmüş geçirmiş bir kadının ağzından duymakla korkar gibi de olmuştu. Kim bilir belki de kendisini nasıl bir geleceğin beklediğini birden görür gibi olmuştu. Üzerine çökecek karabasanları duymuş olmalı ki sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Annem olun benim diyerek kendini kadının kollarına attı. Teyze ağlamadı çünkü devrim krallık devri kadınlarında çok az gözyaşı bırakmıştı. Onlar hayatın tehlikeleri ortasında soğuk bir ağır başlılığı, içten gelme bir sevgiyi hiç elden bırakmazlardı. Bu sevgi içtendir ama taşkın değildir. Bundan dolayı da yeni göreneklerin pek yanlış olarak geri ittiği görgü kurallarına, davranış yüceliğine hep bağlı kalmışlardır. Markis Kontes'e sarıldı. Bu hanımların çoğu zaman yüreklerinden çok davranışlarında, alışkanlıklarında bulunan bir şefkatle onu alnından öptü. Julie'nin ruhunu tatlı sözlerle okşadı. Geleceğinin mutlu olacağını söyledi. Onu aşk ninnileriyle kucağında salladı, yatmasına yardım etti. Sanki umutlarını, üzüntülerini, kendi içinde duyduğu sevgili kızıymış gibi sarmaladı onu. Gerçekten gelininde kendini görüyor, kendini genç ve güzel haliyle buluyordu Kontes uyudu. Artık kendisine her şeyini söyleyebileceği bir dost, bir anne bulduğu için mutluydu. Olayın bir gün sonrasıydı. Teyze ve gelin dünün devamı niteliğindeki gönül diyaloğuna dalmışlar, birbirlerine derin bir içtenlikle sonuna kadar açılmışlardı. Tam bu sırada kapının önünden yankılanan nal seslerine kulak kesildiler. Bu dünkü sözü geçen soylu İngiliz delikanlıydı. Sanki dünyadan iyice kopmuş bu iki kadını tanımış, ruhlarını okumuş gibiydi. Sabah kahvaltısında olmazsa akşam yemeğinde mutlaka buradan geçiyordu. Atı da sahibinin uyarmasına kalmadan kapının önüne geldiğinde adımlarını yavaşlatıyordu. At yemek odasının iki penceresi arasındaki açıklığı geçinceye kadar da Arthur içeri baygın baygın bakıyordu. Ama kontes burun büküyor, hiç oralı olmuyordu. Gel gelelim Markis, İngiliz delikanlısının sessizce belirttiği bu sıkılgan ağır başlı aşktan hoşlanıyordu. Çünkü taşralılar yaşamlarına bir canlılık vermek için bu gibi saçma sapan şeylere ilgi duyarlardı. Markiz de buna artık iyice alışmıştı. Büyük şehirlerin soylu ve zengin kişileri bu nimete öyle kolay kolay erişemezler. Ara sıra içeri dalan bu bakışlarla karşılaşmak Markiz için alışkanlık haline gelmişti. Her günde Arthur'un geçişini yeni yeni şakalarla haber veriyordu. İki kadın sofraya otururken İngiliz'e ikisi de aynı anda baktılar. Julie ve Arthur'un bakışları bu sefer öyle kesin bir duyguyla karşılaştı ki genç kadın kızardı. İngiliz de hemen atını mahmuzladı ve dört nala kaçtı. Julie ''Ne yapsam acaba efendim?'' diyordu. ''Bu İngiliz'in buradan geçtiğini görenler sanırlar ki ben...'' Teyze onun sözünü keserek ''Ya'' dedi. ''Buralarda dolaşmayın derim ben ona. Diyemez miyim?'' ''Bu kendisinden korkuyormuşsun gibi olmaz mı? Sonra bir adam canı istediği yerde gider gelir. Buna nasıl engel olacaksın ki? Yarından sonra yemeğimizi bu odada yemeyiz.'' Delikanlı da bizi artık burada göremeyince seni pencereden sevmekten vazgeçer. Hayat tanıyan kadın işte böyle davranır yavrum. Gel gelelim Julie'nin daha çekeceği bir sürü çile vardı. <laughs> Sofradan daha yeni kalkmışlardı ki Victor'un uşağı çıka geldi. Dolan başlı yollardan geçerek atını çatlatırcasına sürerek Borgs'tan gelmiş, kontese kocasından mektup getirmişti. Victor, imparatorun yanından ayrılmıştı. İmparatorluk yönetiminin çöktüğünü, Paris'in düştüğünü, Fransa'nın dört bir köşesinde Bourbonlara karşı sevgi gösterileri yapıldığını haber veriyordu. Yalnız Tur'a kadar nasıl gelebileceğini bilmiyormuş. Onun için karısının acele Orleans'a gelmesini rica ediyordu. Orada karısı için pasaport bulabileceğini umuyormuş. Uşak eski bir askermiş. Tur'dan Julie ile birlikte gelecekmiş. O yolun şimdilik açık olduğunu sanıyormuş. Uşak bir dakika bile geç kalmamaya bakın hanımefendi diyordu. Prusyalılar, Avusturyalılar, İngilizler ya Blueiste buluşacaklar ya da Orleans'ta. Genç kadın birkaç saat içinde hazırlandı. Teyzenin verdiği eski bir arabaya binerek yola çıktı. Teyzeye sarılırken, niye siz de gelmiyorsunuz bizimle Paris'e diyordu. Değil mi ki artık Bourbonlar yeniden tahta çıkıyorlar, siz de orada? Bu beklenmedik değişiklik olmasaydı bile gelecektim oraya yavrucuğum. Çünkü öğütlerime ihtiyacınız var. Victor'un da senin de. Onun için sizin yanınıza gelmek üzere elimden geleni yapacağım. Jules hizmetçisini dağılmıştı. Eski asker de hanımının güvenliğini sağlamak üzere atını tırısa kaldırmış, arabanın yanı sıra geliyordu. Bluey'nin biraz ilerisinde konakladıklarında hava kararmak üzereydi. Kontes ambuadan beri arkalarından gelen arabadan rahatsız olmuş, korkuyla karışık bir merakla kapıya doğru uzanarak bu arabayı uzun uzun süzmüştü. Bu Arthur'du. Ay ışığında çok kolay görülüyordu. Arthur kendisinden üç adım gerideydi. Bütün dikkatini arabaya vermiş dimdik ayaktaydı. Göz göze geldiler. Kontes hemen köşesine çekildi. İçine bir korku girmiş titriyordu. Gerçekten günahsız Toy bütün genç kızlar gibi o da bir erkeğe istemeyerek sevgi aşılamayı suç gibi görüyordu. İçinde bir ürküntü duyuyordu. Bu duygu da ona böylesine aşırı bir suç karşısındaki güçsüzlüğünü belki de daha iyi anlatıyordu. Erkeğin en güçlü silahlarından biri de işte budur. Kadını kendisiyle ilgilendirmek. Çünkü kadının hayali oynaktır. Ardına birinin düşmesinden ya korkar ya da gocunur. Julien'in kulaklarında birden yaşlı kadının öğütleri yankılandı. Genç kadın rahatlar gibi oldu. Bu yolculuk süresince hiç yerinden ayrılmayacak, dışarı çıkmayacaktı. Sadece at değiştirmek için durduklarında iç dünyasından kopuyor, İngiliz'in ayak seslerini o zaman duyuyordu. Sonra yolda giderken de delikanlının arabasının o sıkıcı gürültüsü kulaklarında uğuldayıp durmaya başladı. Biraz sonra Victor'un yanına bir varayım beni bu acayip azaptan kurtarmasını bilir o diye düşündü. Peki ama bu delikanlı gerçekte beni sevmiyorsa? Bu kontesin beynine akan son soru cümlesi oldu. Orleans'a gelince Prusyalılar arabayı durdurdu. Alıp bir hanın avlusuna götürdüler. Başına nöbetçi askerler diktiler. Yapacak bir şey yoktu. Direnmek boşunaydı. Yabancılar üç yolcuya bir takım sert işaretlerle anlattıklarına göre emir almışlardı. Arabadan dışarı kimseyi bırakmayacaklardı. İki saate aşkın tutsak kalan, özgürlüğü kısıtlanan genç kadının sinirleri daha fazla dayanamamış, zavallı kadın hırsından ağlamaya başlamıştı. Saygısız ve küstah askerler sigaranın birini söndürüyor, birini yakıyorlardı. Dahası karşısındaki sahipsiz tazeyi bakışlarıyla incitiyorlar, bundan büyük zevk alıyorlardı. En sonunda Julie nöbetçilerin biraz daha saygılı bir tavırla arabanın yanından uzaklaştıklarını gördü. Onları buna sevk eden de bir alay atlının nal sesleriydi. Derken yine yabancı subaylardan bir tabur arabanın çevresini sardı. Başlarında Avusturyalı bir general vardı. ''Özür dileriz hanımefendi.'' diyordu. ''Bir yanlışlık oldu. Hiç korkmayın siz. Yolunuza devam edebilirsiniz. İşte size izin kağıdı. Artık size kimse dokunamaz.'' Kontes elleri titreye titreye kağıdı aldı, belli belirsiz iki söz kekeledi. Generalin yanında subay giysisiyle Arthur'u görüyordu. Besbelli birdenbire salı verilmesini ona borçluydu. İngiliz delikanlısı hem sevinçli hem üzgün başını çevirdi. Julie'ye ancak kaçamak bakışlar atabiliyordu. İzin kağıdı sağ olsun, bayan Julie can sıkıcı hiçbir olayla karşılaşmadan Paris'e kadar geldi. Orada kocasını buldu. Kont artık imparatora bağlılık yemininden kurtulmuştu. 18. Louis'nin saray generali yaptığı kardeşi Artois Kont'u da onu pek pohpohlayarak karşıladı. Victor, muhafız alayında kendisini generalliğe yükselten önemli bir görev elde etti. Gel gelelim Bourbonların geri dönüşünü kutlamak üzere yapılan şenlikler sırasında Julie'nin başına çok derin, hayatını etkileyecek bir yıkım geldi. Listomer London markezini kaybetti. Kadıncağız Anglomedükünü turda görünce sevinçten bir de yüreğine vuran bir damladan hayatını kaybetmişti. Böylece yaşı dolayısıyla Victor'u uyarmaya hakkı olan kişi ustaca öğütleriyle karı koca arasındaki dirlik düzeni daha pürüzsüz kılabilecek tek kişi artık yoktu. Şöyle bu eksikliği içinde bütün derinliğiyle duyacak markizi ömrü boyunca unutamayacaktı. Şimdi kocasıyla arasında kendinden başka kimse yoktu. Yalnız genç, sıkılgan olduğu için başlangıçta sızlanmaktansa acı çekmeye boyun eğdi. Kendine görevlerinden geri çekmeye ya da acılarının nedenini aramaya yaratılışının yüceliği engel oluyordu. Çünkü bu acıları kesmek çok ince bir işti genç kadın utancına dokunmasından korkuyordu. Aklemun Kontu'nun krallığının yeniden kurulma dönemindeki durumunu biraz anlatalım. Büyük diye bilinen bazı kimseler vardır. Aslında hiçtirler. Dostlarının çoğu bunu bilmezler. Makam, mevki, tanınmış bir aile, koltuk bunlar için vazgeçilmez şeylerdir. Kurdukları aşılmaz kaleler aracılığıyla hiç kimseyi yanlarına yaklaştırmazlar. Krallar gibi yaşarlar. Kraldan çok kralcı geçinirler. Bu yapmacıklı kişiler konuşacak yerde soru sorarlar. Kendilerinin ortaya çıkmasını önlemek için başkalarını sahneye koymayı çok iyi bilirler. Sonra da büyük bir ustalıkla usta her birini tutkularının, çıkarlarının ipinden çekerler. Böylece gerçekte kendilerinden üstün olan kimselerle oynarlar. Onları kukla durumuna getirirler kendilerine kadar alçalttıkları için de bu kişileri küçük sanırlar. Böylece de miskin ama şaşmaz bir düşüncenin değişken büyük düşünceler üstündeki utkusunu elde ederler. Bundan dolayı bu boş kafaların değerini biçmek, olumsuz ağırlıklarını tartmak için gözlemcide üstün zekadan çok ince zeka, görüş genişliğinden çok sabır, düşüncelerde yükseklikten çok bir incelik ve ustalık bulunması gerekir. Yalnız bu dalavereciler güçsüz yanlarını korumakta ne büyük ustalık gösterirlerse göstersinler, karılarını, analarını, çocuklarını ya da aile dostlarını aldatmak onlara çok zor gelir. Ne var ki bunlar da onların ortaklaşa şerefle ilgili şeyler üstündeki sırlarını saklarlar. Bazen onların bunu bütün dünyaya zorla kabul ettirmelerine bile yardım ederler. Bütün bu aile dalavereleri sayesinde birçok budala üstün insan sayılıyorsa zarar yok. Çünkü nice üstün insan vardır ki budala sayılırlar. Böylece de toplumda görünüşteki yetenekli kişiler hep aynı sayıda kalır. Şimdi düşünün, bu türden bir kocanın karşısında kafalı, duygulu bir kadına ne büyük bir görev düşer değil mi? Gözünüzün önünde acılarla, kendini kul köle etmelerle dolu bir hayat canlanmadı mı? Sevgiyle incelikle dolu öyle kalpler vardır ki onların bu kul köle oluşları yeryüzündeki hiçbir şeyle karşılanamaz. Bir kadın bu korkunç durumla karşı karşıya gelsin, işin içinden ancak birini öldürmekle çıkabilir. Yine de büyük adı verilmiş olan 2. Katerina'nın yaptığı gibi ne var ki bütün kadınlar tahta oturmadıkları için çoğu kendilerini aile felaketlerine adarlar. Bu felaketlerde karanlıkta kaldıkları için çok korkunçturlar. Bu kadınlardan dertlerine şu yeryüzünde tez elden bir avunma arayanlar görevlerine bağlı kalmak isterlerse acılarını başka bir acıyla değiştirirler. Eğer bu kadınlar zevk uğruna kuralları çiğnerlerse yanlış adım atarlar. Bu düşüncelerin hepsi Julie'nin gizli hikayesine uygun düşer. Napolyon ayakta kaldıkça, Aglemont Kontu sıradan bir albay olarak kimsenin kıskançlığını çekmemişti. Victor iyi bir emir subayıydı. Tehlikeli bir görevi yerine getirmekte ustaydı. Ama önemli bir komutanlığın başına geçecek yetenekte de değildi. İmparatorun tuttuğu gözü pek subaylardan İmparatorun tuttuğu gözü pek subaylardan biri sayılmış, askerlerin iyi çocuk dediklerinden biri olarak kalmıştı. Krallığın yeniden kurulması dönemi ona markeliğini geri verdi. O da buna karşılık hiç de nankör olmadığını gösterdi. Burbonların ardından ganda kadar gitti. Bir yandan akıldan, bir yandan bağlılıktan ileri gelen bu davranışı kayınpederinin falını yalancı çıkardı. Yaşlı adam damadının hep albay kalacağını söylemişti. Victor artık tu general olmuş, marki ünvanını yeniden kazanmıştı. Bourbonların ikinci dönüşünde senato üyesi olma tutkusuna kapıldı. Konservatuar gazetesinin düşüncelerini, tutumunu benimsedi. Gerçekte hiçbir şeyi gizlemeyen yeni bir kılığa büründü. Ağırbaşlı bir tavır takındı. Boyuna sorular soruyor, kendisi az konuşuyordu. Derin bir adam yerine konuldu. Hep incelik biçimleri içine gömülüp siper alıyor, bir takım hazır örneklerle donanıyor, basma kalıp lakırtıları su gibi harcıyordu. Bu basma kalıp sözleri Paris'te aptallara büyük düşünceleri, olayları anlatabilmek için bozuk para gibi boyna basarlar. Soylu ve zengin çevrelerde zevk sahibi, bilgili bir adam olarak tanındı. Soyluluk üzerindeki düşüncelerinde direndiği için mert bir adam olarak sayılıyordu. Eskiden olduğu gibi tasasız, şen bir hal alacak olsa sözlerindeki anlamsızlık, saçmalık, bir takım siyasi dokundurmalar sayılıyordu. Çok dürüst kimseler Ah o ancak ne demek isterse onu söyler diye düşünüyorlardı. İyi yanlarından da yararlanıyordu, kötü yanlarından da. Gözü pekliği ona orduda büyük bir ün kazandırmıştı. Bunun yalanını çıkaran hiçbir şey de olmamıştı çünkü hiç tek başına komutanlık etmemişti. Erkek soylu yüzü geniş düşünceleri belirtiyordu. Yüz çizgilerinin yapmacık olduğunu da karısından başkası bilmiyordu. Agnemund Markiz'i etrafındakilerin kendisini göklere çıkarması, her yanının dalkavukla sarılması ile öyle bir havaya girmişti ki kendisini sarayın en değerli adamı vazgeçilmezi olarak görmeye başladı. Bu yalancı yeteneklerle donanan adam çok büyük saygınlık görüyor, yere yüze sığdırılamıyordu. Marki evine geldiğinde hemen değişiyor, karısına karşı hoşgörüyle, alçak gönüllülükle yaklaşıyordu. O biliyordu ki karısı gençliğinin yanında üstün meziyetlerle donatılmış farklı bir kişilikti. Bu duygu zamanla iyice sağlamlaşmaya, Julie'nin değeri kocasının gözünde iyice artmaya başladı. Kocasının danışmanı olmuştu. Davranışlarını da hayatının gidişini de o yönetiyordu. Doğaya aykırı olan bu üstünlük kadıncağızın ağrına gidiyor, birçok acıların kaynağı oluyordu ki bu acıları da yine yüreğine gömüyordu. Birincisi pek ince pek kadınsı olan içgüdüsü ona diyordu ki aptal bir adamı yönetmektense kafalı bir erkeğin her dediğine boyun eğmek daha güzeldir. Genç bir evli kadın erkek gibi düşünmek, davranmak zorunda kaldı mı ne erkektir ne kadın. Kadınlığın dertlerini üzerinden attı mı güzelliklerinden de sıyrılır. Yasalarımızın erkeklere tanıdığı ayrıcalıklardan hiçbirini de elde edemez. Ne anladım o işten değil mi? Hayatında pek acı bir alay gizliydi. Kof bir puta tapınmak, koruyucusunu korumak zorunda değil miydi? Savallı adam, karısının boyna kul köle oluşuna karşılık, onun önüne kocaların bencil aşkını atıveriyor, onu ancak kadın olarak görüyor, onun zevk alıp almadığını, üzgünlüğünün sararıp solmasının nedenini düşünmüyordu da düşünemiyordu. İkisi de aynı anlama gelen bir aşağılanmaydı üstün bir kafanın boyunduruğu altına girdiğini sezen kocaların çoğu gibi Victor da Julie'nin maddi düşkünlüğünden manevi düşüklüğü yargısına varıyor, kendisine eş olarak hasta bir kız veren kaderden hesap sorarak sızlanmaktan zevk alıyordu. Kısacası gerçekte cellatken kendini kurban gibi gösteriyordu. Markiz bu acı hayatın bütün yıkımları üzerine yüklenmişken Yine de o budala efendisine gülümsemek, yaz evini çiçeklerle donatmak, gizli acılara sararıp solmuş yüzüne mutluluk maskesi takmak zorundaydı. Aslında bu durum, bu şeref sorumluluğu, yuvasını ayakta tutma çabası genç kadına çok şey kazandırdı. Erdem bilincine ulaşmak, sorumluluğun ne demek olduğunu kavramak Markiz için çok büyük bir kazanımdı artık tehlikeler karşısında dimdik ayakta duruyor, güçlükler karşısında yılmıyordu. Sonra da bu kalbi derinlemesini araştırmak için belki de o ilk genç kızlık aşkına tac olan, içinde gizli kalan felaket onda tutkulara karşı bir ürküntü uyandırdı. Julie belki de tutkuların ne zevkini tatmıştı ne de üzerine toplumun kurulu olduğu akıl kurallarını, erdem ilkelerini unutturan yasak ama çıldırtıcı zevklerini. Listomor London Markezi'ni görmüş geçirmişliğinin onu kavuşturacağına söz verdiği tatlı günlerden, sıcak uyum havasından bir rüyaya baş çevirir gibi vazgeçti. Boynunu büktü. Genç yaşta öleceğini umarak acılarının sona ermesini bekledi. Tur'dan geldiğinden beri sağlık durumu her gün biraz daha kötüye gitmişti. Hayatı acıyla ölçülüyor gibiydi. Yalnız zevkli bir acıydı bu. Görünüşte şehvetli sayılabilecek yüzeysel görüşlü kimselerin gözüne bir nazenin taze hevesi gibi görünecek bir hastalıktı. Doktorlar genç kadına yorulmamasını tavsiye ediyor ama hayattan gittikçe kopuyor, bir gül gibi soluyordu. Gücünü o kadar kaybetmişti ki birilerinin yardımı olmadan ayakta duramıyor, açık havaya hasret kalıyordu. Dışarı çıkmak istediğinde de bu arzusunu ancak kapalı bir araba yardımıyla yapabiliyordu. Çağımızın bütün şatafatıyla, bütün yeni buluşlarıyla çevrilmiş olduğu için hasta bir kadından çok tembel bir sultanı andırıyordu. Birkaç erkek dostu belki de mutsuzluğundan, güçsüzlüğünden tutkuna döndükleri için onu her zaman evde bulacaklarını da bildiklerinden ileride iyi olacağını da hesaplayarak ona haberler getirmeye, Paris'te hayata çeşni katan olaylar üzerine bilgi vermeye geliyorlardı. Kısacası içine daldığı o üzgünlük varlıklıların üzgünlüğündendi. Aglimon markizi kökünü kara bir böcek kemiren güzel bir çiçek gibiydi. Bazen kalabalık arasına katılıyordu ama hoşlandığından değil, kocasının can attığı yüksek yerin gereklerine uymak zorunda olduğundan. Sesi çok güzel, şarkı söylemesi ona oralarda her genç kadının koltuklarını kabartarak alkışlar kazandırabilirdi ama ne duygulara ne de umutlara bağlayamadığı bir başarı ne işe yarardı ki? Kocası çalgı sevmezdi. En sonra şu da var. Güzelliğinden dolayı hayranlık uyandırdığı bu gibi salonlarda sıkılıyordu. Oralarda durumu acı bir sevgi, üzücü bir ilgi uyandırıyordu. Tutulduğu hastalık öldürücüydü. Bunu kadınlar birbirinin kulağına fısıldıyordu. Her şeye bir ad uyduran dilimizde bu hastalığa ad konulamamıştır henüz. Hala bir genç kızın utangaçlığını taşıyan marquis neşeli görünmeye, herkesin karşısında gülmeye çalışsa da içinde fırtınalar kopuyordu. Mutlu görünmek, dertlerini saklamak kendisine çok zor geliyordu. 1817 yılında marquis'in sıkıntısı biraz hafifler, acıklı durumu geçici olarak düzelir gibi oldu. Çünkü bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Artık bütün zamanını ona harcamaya, kendisini hayatının bu değerli varlığına adamaya karar verdi. Kendi emzirmek istedi. İki yıl ana bakımının yarattığı canlı uğraşmalar, kaygılı zevkler, yaşamının mutsuzluğunu biraz azalttı. Durum gereğince kocasıyla odasını ayırmıştı. Doktorlar onun daha da iyileşeceğini söylüyorlardı ama bu dayanaksız sözlere inanmıyordu o. Kendisi için yaşamın artık tadı kalmayan herkes gibi o da ölümü mutlu bir son gibi görmeye başladı. Şülenin yalancı baharı iki yıl sürdü. Hayatın acımasızlığını, kaderin sillesini kaldıramamanın ne kadar acı bir şey olduğunu iyice kavradı. Önünde korkunç uçurumlar açılıyordu. Kocası ona karşı ilgisini, sıcaklığını kaybetmiş gibiydi. Eskiden de pek sıcak olmayan o bencil düşkünlükteki bu soğumanın ne gibi mutsuzluklar getireceğini Julie ince sezgisiyle, Tetik'te bulunuşuyla önceden görebiliyordu. Victor'un üzerinde bir ölçüde egemenliği bulunduğunu, onun her zaman için saygısını kazanmış olduğunu biliyorsa da bir takım tutkuların böylesine hiç olan, kendini beğenmişçesine düşüncesiz davranan bir adam üzerinde doğuracağı etkiden de korkuyordu. Genç kadın yaşadığı sıkıntıları gizleyemez hale gelmişti. Dostları onu düşüncelere dalmış halde buluyorlar, zavallının sağlığından endişe ediyorlardı. Pek anlayışlı olmayanları da işi şakaya vurarak ona bunun nedenini soruyordu sanki genç bir kadın ancak saçma sapan şeyler düşünürmüş, bir ananın düşüncelerinde derin bir anlam bulunamazmış gibi. Kaldı ki gerçek mutluluk gibi mutsuzluk da bizi derin düşüncelere sürükler. Marquez o haldeydi ki bazen kızıyla gözleri sabit bir noktaya takılıyor, kızının sorularını duyamıyordu. Aslında çocukların merakı, masum soruları annelere zevk vermesine rağmen Julie bu duyguları yaşayamıyor, emin olmadığı yarınları için kaygı taşıyordu. Birden Tuleri'deki geçit törenini anımsayınca gözleri yaşarıyordu. Babasının ileriyi gören sözleri kulaklarında çınlıyor, bu sözlerin nasıl da yerinde olduğunu kavrayamamış olmasından dolayı vicdanı onu azarlıyordu. Başına ne geldiyse hep bu söz dinleme işinden gelmişti çoğu zamanda başına gelenlerden hangisinin daha güç katlanılır olduğunu bilemiyordu. Ruhunun tatlı özelliklerle dolu hazinelerinin bilinmeden kalmış olması bir yana, hayatın en basbayağı nesnelerinde bile kocası onu bir türlü anlayamıyordu. Sevme yetisinin Julie'de daha güçlü olarak geliştiği sırada, hoş görülen sevgi, karı-koca sevgisi, tenin derin acıları arasında sönüp gidiyordu. Sonra hani küçük görmeye çok yakın bir sevgi vardır. İşte Julie de kocasına karşı ancak böyle bir sevgi duyuyordu ki bu da gitgide bütün duyguları köreltir. En sonra şu da var, dostlarının anlattıklarından, verilen örneklerden, sosyete dünyasındaki serüvenlerden aşkın sonsuz mutluluklar getirdiğini öğrenmiş olmasaydı, yaraları ona kardeş ruhları birleştirecek derin zevkler olduğunu sezdirirdi. Belleğinin ona geçmişten çizdiği levhada Arthur'un bön yüzü her gün biraz daha arı, biraz daha net olarak beliriyordu. Yalnız çabucacık da gelip geçiyordu. Çünkü Julie bu ana üzerinde durmaktan korkuyordu. İngiliz delikanlısının sessiz, sıkılgan sevgisi bu karanlık gönülde evlendiği günden beri tatlı bir iz bırakmış olan tek olaydı. Belki de Julie'nin ruhunu yavaş yavaş üzüntüye boğan bütün o kırılmış umutlar, ölü doğmuş istekler, düş gücünün doğal bir oyunuyla bu adam üzerine yönelirdi. Çünkü Julie onun davranışlarında, duygularında, yaratılışında kendisiyle birçok benzerlik görmüştü. Yine de bu düşünce hep ona saçma bir heves, bir düş gibi görünmüştü. Her seferinde iç çekmelerle son bulan bu olmayacak düşten daha mutsuz uyanıyor Uydurma bir mutluluğun kanatları altında uyutmuş olduğu gizli acılarını daha derinden duyuyordu. Julie artık sızlanmaların bir işe yaramayacağını görüyor, içinden bir ses kabuğundan çıkmasını, harekete geçmesini, neye mal olursa olsun bir takım heyecanları ve zevkleri yaşamasını söylüyordu. Yalnız çok daha sık bilmem hangi aptalca uyuşukluğun pençesine düşüyordu. Anlatılanları anlamadan dinliyor ya da aklından öyle belirsiz, öyle bulanık düşünceler geçiyordu ki bunları bir türlü dile getiremiyordu. Genç kızlığında tasarladığı planları, en içten arzuları bir türlü gerçekleşmiyor, onu kolu kanadı kırık bırakıyordu. Artık yapabildiği tek şey gizli gizli ağlamaktı. Bir dert ortağının onu anlayacak birinin olmaması çok acıydı. Sonra onda kadın inceliğinin son derecesi insanı kendinden geçiren şu duygu utangaçlığı vardı ki bu da boşuna sızlanmayı önler, üstün gelme, üstün geleni de yenileni de küçük düşürecekse bundan yararlanmaktan vazgeçirirdi. Julie yeteneğini, bütün erdemlerini kocasına vermeye çalışıyor, yoksun olduğu mutluluğu tatmakla övünüyordu. Bütün kadın inceliğini boşu boşuna durumu yönetmeye, işleri düzeltmeye harcıyordu. Kocasıysa oralı bile değildi. Bazen öyle oluyordu ki genç markizin mutsuzluktan başı dönüyor, kafası boşalıyor, zavallıcık dizginleri bırakıveriyordu. Bereket versin, gerçek bir kendinden geçme onu yeniden yüce bir umuda sürüklüyordu. Geleceğe sığınıyordu. Gelecek de yaman bir inançtı acılı görevini ona yeniden benimsetiyordu. Bu böylesine korkunç çabalar, bu kendini harap etmeler başarısız kalıyor, bu uzun uzun, üzgün üzgün düşünmelerin kimse farkında olmuyordu. Donuk bakışlarına kimsenin gözü değmiyor, acı gözyaşları yalnızlık içine boşanıyordu. Koşulların zorlamasıyla Marquez farkında olmadan düştüğü zor durumu 1820 ocağında bir akşam toplantısında bütün ağırlığıyla gördü. Karı koca birbirlerini iyice tanıyınca, birbirlerine uzun süre alışınca, kadın erkeğinin en ufak bir davranışını bile yorumlamasını öğrenince kendisinden sakladığı duyguların nesnelerin içine girebilince bir aslantıyla ya da başlangıçta kaygısızca edinilen bu düşüncelerin sonunda çoğu zaman birdenbire ışıklar çakar. Kadın bir uçurumun ağzında ya da dibinde birden uyanı verir. de birkaç günden beri yalnız olduğu için mutlu bulunduğu sırada yalnızlığının sırrını buldu. Kocası ister ilgisiz bırakmış olsun, ister ona karşı hoşgörü ya da acıma göstersin, onun değildi artık. Bunun üzerine Julie artık ne kendini düşündü, ne çektiği acıları, ne de yaptığı fedakarlıkları. O bir anneydi şimdi. Gözlerinin önünde ancak kızının yazgısı, geleceği, mutluluğu vardı. Helenciyi onu hayata bağlayan tek varlıktı. Bu sevgili yaratığı bir üvey ananın boyunduruğu altında boğulmaktan kurtarmak için yaşamak istiyordu. Gözlerinin önünde korkunç bir geleceğin bu yeni görünümünün canlanması üzerine yılların altından çıkan o ateşli düşüncelerden birine daldı. Bundan sonra kocasıyla kendisi arasında bir düşünceler dünyası bulunacaktı. Bunun da ağırlığı ancak kendi üzerinde toplanmalıydı. O güne dek Victor'un sevebileceği ölçüde kendisini sevdiğini sandığı için varlığını kendisinin pay almadığı bir mutluluğa adamıştı. Şimdi ise gözyaşlarının kocasını sevindirdiği inancını yitirmiş, yeryüzünde yapayalnızdı. Artık ona mutsuzluklardan mutsuzluk beğenmekten başka bir şey kalmıyordu. Gecenin durgunluğu, sessizliği içinde bütün gücünü kesen bu perişan halle ocak sönmek üzereyken divandan kalkmış, lamba ışığında gözleri kuru kızını seyretmeye gidiyordu. Aglimon markezi şen şakrak içeri girdi. Julie ona Helen'in ne tatlı uyuduğunu gösterdi. O ise karısının coşkusunu bayağı bir sözle karşıladı. Bu yaşta bütün çocuklar tatlıdır. Sonra ilgisizce kızının alnından şöyle bir öptü, beşiğin perdelerini kapadı, Julie'ye baktı, onu elinden tutup divana, biraz önce bunca kara düşüncenin doğduğu divana getirdi ve yanına oturttu. O sinir bozucu neşeli haliyle, ''Bu akşam çok güzelsiniz Markis hanımefendi.'' dedi. Bu halin ne boş ne kof olduğunu Markis oldukça iyi bilirdi. Soğuk bir sesle, akşamı nerede geçirdiniz diye sordu. Bayan de Seris dedi. Ocağın üzerinden ışık siperini almış, saydam nefasını dikkatle gözden geçiriyordu. Karısının döktüğü gözyaşının izlerini görmeksizin. Julie ürperdi. Yüreğinden kopan, zorla bastırdığı düşünce selini gizlemeye çalıştı. Marki devam etti. Bayan Döseriz, pazartesiye konser veriyor. Senin de gelmen için deli oluyor. Kalabalık arasında hanedir görünmedin. Onun için evinde görmek istiyor seni. İyi kadındır, seni de çok seviyor. Gelirsen ben de çok sevinirim. Senin adına söz vermiş gibiyim. Gelirim dedi Julie. Sesinde, söyleyişinde, bakışında öyle içe işleyici, öyle bambaşka bir şey vardı ki Victor ilgisizce dururken karısına birden şaşkın şaşkın baktı. Fakat iş bununla kaldı. Kont karısını anlayamıyordu. Genç kadın artık biliyordu ki kocası gönlünü Bayan Serise kaptırmıştı. Onu seviyordu. Bu çok acı bir şeydi ama elinden bir şey gelmiyordu. Victor ışık siperini elinde evirip çevirdi. Başka yerlerde mutlu olduktan sonra evine mutluluk yorgunluğunu getiren bir adamın hali vardı onda. Hayli esnedikten sonra bir eline şamdan aldı, öbür eliyle gevşek gevşek karısının boynunu aradı sarılıp öpmek için. Julie eğildi, alnını uzattı, akşam öpücüğünü alnıyla aldı. Makine gibi bir öpüş, sevgiden uzak, ağız burun bükmek gibi bir şey bu. Genç kadın tiksindiğini, midesinin kalktığını hisseder gibi oldu. Victor çıkıp da kapıyı kapayınca Markiz bir koltuğa yığıldı, bacakları tutmuyordu. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Julie'nin karşılaştığı sahnenin ne büyük acılarla dolu olduğunu, bunun ne uzun, korkunç durumlara yol açtığını ancak bu tür bir azabı çekmiş olanlar bilir. O yavan, aptalca sözler, karı koca arasındaki sessizlikler, adamın davranışları, bakışları, ocağın karşısında oturuşu, karısını boynundan öpmek isterken takındığı tavır. Bunların hepsi Julie'nin sürdürdüğü tek başına acı hayatı acıklı bir sona getirip dayamıştı. Julie o çılgınlık içinde divanın önünde diz çöktü. Hiçbir şeyi görmemek için yüzünü divana gömdü. Tanrı'ya yakardı. Yakarışının alışılmış sözlerini şimdi öyle içten öyle anlamlı söylüyordu ki kocası bile duysa yüreği parçalanırdı. Julie sekiz gün başına gelenden dolayı bunalmış bir durumda, hep geleceğini düşünüp durdu. Yüreğine yalan söylemeksizin gelecek günlerini gözden geçiriyor, kocasını yeniden elinin altına alabilmenin, kızının mutluluğu uğruna daha uzun süre yaşayabilmenin yollarını arıyordu. Sonunda kararını verdi. Öteki kadınla savaşacak, yeniden kalabalık arasında görünecek, orada parlayacaktı kocasına karşı artık duymadığı sevgiyi duyuyormuş gibi yapacak, onun başını döndürmeye çalışacaktı. Sonra düzenbazlıkla onu elinin altına aldı mı, ona karşı kendilerini sevenlere acı çektirmekten zevk alan şu fingirdek yosmalar gibi davranacaktı. Bu çirkin tutum dertlerinin tek devasıydı. Böylece acılarının dizginini kendi eline almış olacak, onları istediği gibi yönetecekti kocasını buyruğu altına alarak korkunç bir sıkı altında ona boyun eğdirecek, kendisine acı çektiren olayları azaltacaktı. Onu güç bir hayata zorlamaktan dolayı artık yüreği sızlamayacaktı. Bir sıçrayışta ilgisiz bir kimsenin soğuk hesapları içine daldı. Kızını kurtarmak için birden sevmeyen kimselerin alçakça oyunları, yalanları, yosmaların dalavereleri aklına geldi. Bir takım korkunç madrabazlıklar vardır ki erkekler bunu yapan kadına karşı derin bir tiksinme duyarlar. Onda doğuştan kötülükler bulunduğunu düşünürler. Julie bunları da aklından geçirdi. Kendisi bilmiyordu ama gerçekte kadınlık benliği, kendi çıkarını düşünmesi, belli belirsiz bir öç alma isteği analık sevgisiyle birleşiyor, kendisini yeni acıların beklediği bir yola sürüklüyordu. Yalnız temiz ruhu, ince zekası, hele de dürüst yaratılışı bu oyunlara uzun zaman suç ortaklığı edemezdi. İçinden geçenleri okumaya alışık olduğu için suçun daha ilk adımında, evet bu bir suçtu, vicdanının çığlığı, tutkularının, bencilliğinin haykırışını bastıracaktı. Gerçekten yüreği temiz kalmış, bu yürekteki sevgiye el değmemiş genç bir kadında analık duygusu bile utancın sesini dinler. Utanç demek kadınlık demek değil midir? Gel gelelim Julie yeni tutumunda hiçbir tehlikeyi, hiçbir yanlış davranışı görmek istemedi. Bayan serisinin evine gitti. Öteki kadın karşısında soluk benizli bitkin birini göreceğini sanıyordu. Mark ise allık sürmüştü. Güzelliğini daha da artıran bir süsün bütün parlaklığı içinde çıktı onun karşısına. Paris modasını, sosyete dünyasını avuçlarının içinde tutmakla övünen kadınlar vardır. Seris Kontesi de onlardan biriydi. Öyle fermanlar buyururdu ki, saltanat sürdüğü çevrede herkes bunlara uyuyormuş gibi gelirdi ona. Dediğine bakılırsa özdeişler söylermiş, sultanlar gibi herkes üzerine istediği yargıyı verebilirmiş. Edebiyat, siyaset, her şey, kadın, erkek herkes onun kontrolü altındaydı. Kendisi ise her türlü denetlemeye meydan okur gibiydi. Evi de baştan başa ince bir zevkin örneğiydi. Şule zarif, güzel kadınlarla dolu bu salonun ortasında kontesten üstün geldi. İnce sözleriyle, canlılığıyla, cıvıl cıvıl hareketleriyle o akşam orada bulunan en seçme erkekleri çevresine topladı. Öyle de kusur bulunamaz bir biçimde giyinmişti ki bütün kadınların keyfi kaçtı. Giysisinin biçimini, gövdesini sarışını hepsi kıskandı. Bunu tanımadıkları bir terzinin ustalığına yordular. Çünkü kadınlar bir giysiyi güzel gösteren şeyin, onu giyenin kibarlığı ve inceliği değil de dikim ustalığı olduğuna inanmayı severler. Şöyle kalkıp da Destamona'nın şarkısını çalıp söylemek üzere piyanonun başına geçince bütün salonlardan erkekler uzun süredir duyulmayan bu ünlü sesi dinlemeye koştular derin bir sessizlik oldu. Markis kapılardan başların uzandığını, bütün gözlerin üzerine dikildiğini görünce derin bir heyecan duydu. Gözleriyle kocasını aradı. Ona pek cilveli bir göz etti. Kocasının o sırada koltuklarının pek kabardığını görünce de sevindi. Bu başarısından duyduğu mutluluk içinde, Rossini'nin parçasının ilk bölümünde herkesi büyüleyip kendinden geçirdi. O güne kadar kimse bu parçayı böyle kusursuz söylememişti. Gel gelelim şarkıyı yeni baştan almak üzereyken kalabalığa şöyle bir bakınca Arthur'u gördü. Delikanlı gözlerini ona dikmiş öylece bakıyordu. Julie derinden derine sarsıldı. Sesi değişti. Serisi kontesi yerinden ona doğru atıldı. ''Nen var şekerim. Ah yavrucuk çok acı çekiyor. Gücünün yetmeyeceği bir işe giriştiğini görünce korkumdan ürpertiler geçirmiştim.'' Şarkı yarım kaldı. Julie'nin eli ayağı kesilmişti. Yeniden başlamaya çekindi. Öbür kadının alaylı acımasına katlanmak zorunda kaldı. Bütün kadınlar fısıldaştılar. Sonra bu olay üzerinde konuştukça Marquez ile Kontes arasında ortaya çıkan çatışmayı anladılar. Aralarında Kontes'i çekiştirmekten de geri kalmadılar. Julie'yi sık sık tedirgin eden tuhaf önseziler birden gerçekleşmiş oluyordu. Arthur'la ilgilenirken görünüşü böylesine yumuşak, ince bir adamın ilk sevgisine bağlı kalacağına inanmak hoşuna gitmişti. Bu güzel tutkusunun konusu olduğu için koltuklarının kabardığı da oluyordu. Genç bir adamın arı gerçek tutkusundan aklında sevgilisinden başka bir şey yoktur. Bütün zamanını onun için harcar, sözleri, davranışları içtendir. Bir kadının yüzünü kızartacak şeyden onun da yüzü kızarır. Gözünde ne şan, şeref, ne servet, ne tutku olmaksızın kendini sevgilisine adamıştır. Markiz'in İngiliz delikanlı için düşündüğü bunlardı. Hayalleri gerçekleşmeye başlıyor gibiydi. Daha doğrusu ona öyle geliyordu. Genç adamın yüzünde derin düşünceler, tatlı hayaller, özveriler, kendine olan sevgiyi okuyordu. Dahası onda kendini görüyordu. Aşkı dile getiren iki araç vardır mutsuzluk ve üzüntü. <laughs> Birbirinin ikiz kardeşi olan bu duygular aşıkların sözlüğüdür. Aşıklar onlarda aşkı özümser, düşünceleri okurlar. Bu duygular içindeki Julie tam bir sarsıntıya uğradığını fark ediyor, yarının tehlikelerini görüyor, bedeni ürpertiyle titriyordu. Parçanın yarım kalması davetlilerin dedikodularına, çeşitli yorumlarına zemin hazırlar gibiydi. Bir kısmı zavallı Markiz'e acıyor, böylesine güzel ve zeki bir değerin kaybedilmesine yanıyor, bir kısmı da markizin çektiği acıların, yalnızlığın sebebini bulmak için çabalıyordu. Victor, Seris Kontesi'nin abine, ''Ya Ronkirolcüğüm diyordu. Hanımı gördükçe benim mutluluğumu kıskanıyordun. Ona bağlı kalmayışımdan dolayı bana çıkışıyordun değil mi? Eh işin gerçeğini bilsen hiç de benim durumumda olmak istemezsin.'' Bir yıldır, iki yıldır güzel bir kadınla karşı karşıyasın. Elini öpmeye bile korkuyorsun, kırılıverir diye. Bu çıt kırıldım mücevherleri başına bela etme sakın. Camın altına konulmaktan başka bir işe yaramazlar. Kırılabilir olmaları, pahalı olmaları yüzünden de hep üzerlerine titremek zorunda kalırız. İşte benim hikayem bu. Evet, karımın namusundan eminim. Orası doğru ama benim evliliğim süs gibi bir şey. Sen beni evli sanıyorsan yanılıyorsun.'' Onun için benim çapkınlıklarım bir bakıma haklı sayılır. Siz benim yerimde olsanız acaba ne yaparsınız? Bilmek isterim ey uzaktan gülen beyler. Karımla geçinmek için benim yaptıklarımı birçok erkek yapamaz. Marki burada sesini alçaltarak ekledi. İyi biliyorum ki hanım hiç kuşkulanmıyor. Şu da var ki, ne yalan söyleyeyim, halimden yakınırsam haksızlık etmiş olurum. Çok mutluyum. Yalnız duygulu bir erkek için bağlandığı kadının acı çektiğini görmek kadar üzücü bir şey yoktur. Buna karşılık, Byron Kerol, "Demek çok duygulu bir erkeksin sen," dedi. Evinde pek seyrek bulunuyorsun da. Bu dosya takılma dinleyenleri güldürdü. Yalnız Arthur ağırlığı kendine temel edinmiş bir bey gibi o soğuk, kılı kıpırdamaz halini hiç bozmadı. İngiliz delikanlısı bu adamın karısı üzerine söylediği tuhaf sözlerden bir takım umutlara kapılmıştı bile. Markey ile baş başa kalabileceği dakikayı sabırla bekledi. Az sonra bu fırsatı buldu. Beyefendi, dedi. Markiz'in durumunu gördükçe üzülüyorum. Şunu da bilin ki iyi bakılmaz da ölürlerse Çektikleri acılarla alay etmezsiniz umarım. Sizinle bu biçimde konuşmam da hanımefendiyi kurtarabileceğimi, kendilerini yeniden hayata, mutluluğa kavuşturacağımı yüzde yüz bilmemden ileri geliyor. Benim gibi sıradan bir kimsenin doktor olması pek görülmüş değildir ama rastlantı bu ya, tıp okumuş bulunuyorum. Arthur burada amacına yararı dokunacak olan soğuk bir bencillik takındı. Öyle de bir can sıkıntısı içindeyim ki, dedi. Zamanımı yolculuklarda geçireceğim günleri, aptalca hevesleri harcayacak yerde acı çeken bir kimsenin yararına kullanırım. Benim için ikisi de bir. Bu gibi hastalıklardan kurtulan azdır. Çünkü çok iyi bakım, uzun zaman ve büyük sabır ister. Özellikle de evde bol para olmalıdır. Yer yer dolaşmak, her gün değişen, hiç de hoşa gitmeyen yanı olan reçeteleri tamı tamına yerine getirilmelidir. Arthur burada Efendiden iki insanız dedi. Bu kelimeyi İngilizce gentleman anlamında kullanıyordu. Çok iyi anlaşabiliriz. Şunu önceden söyleyeyim ki önerimi benimserseniz tutumumu istediğiniz zaman denetleyebilirsiniz. Size danışmadan, sizin kontrolünüz olmadan hiçbir işe girişmeyeceğim. Sözümü dinlerseniz yüzde yüz başarı elde edeceğiz. Markin'in kulağına eğilip, ''Evet'' dedi, ''Uzun süre Markiz Hazretlerinin kocası olmaktan vazgeçerseniz.'' Marke gülerek, böylesine garip bir öneriyi bana ancak bir İngiliz yapabilirdi zaten, lordum, dedi. Bırakın şimdilik ne hayır diyeyim ne evet, düşüneyim. Sonra her şeyden önce bu öneriyi karıma da sunmak gerekir. Bu sırada Julie yeniden piyanonun başına geçti. Semiramid'in son Regina, son Gerira aryasını söylemeye başladı. Yani ben kraliçeyim, ben savaşçıyım. Hep birden kopan alkışlar, Julie'nin yarattığı coşkuyu belirtti. Yalnız boğuk alkışlardı bunlar. Saint-Germain sosyetesinin nasıl diyeyim kibarca alkışları böyle oluyordu demek ki. Marki karısını konağa götürünce Julie girişimlerinin nasıl da çabucak başarılı olduğunu gördü. Kaygıyla sevindi. Kocası onun oynadığı bu oyun üzerine uyanmıştı. Olağanüstü bir şeyle gönlünü okşamak istedi. Çapkınca sarıldı ona bir oyuncu kadına sarılır gibi. Şöyle namuslu evli bir kadınken yine de bundan hoşlandı. Ele geçirdiği güçten yararlanmak istedi. Bu ilk savaşta iyi yürekliliğinden yenildi ama alın yazısının ona vereceği derslerin de en korkuncu bu oldu. Sabahın ikisinde, üçe doğru, Şüli evlilik yatağında karanlık düşüncelere dalmış oturuyordu. Odayı bir lamba belli belirsiz aydınlatıyordu. O da derin bir sessizlikteydi. Markiz bir saate yakın pişmanlıklar içinde kıvranıyor, acı acı gözyaşları döküyordu ki bunun acılığını ancak o durumda bulunan kadınlar anlar. Hesaplı bir okşamanın korkunçluğunu, soğuk bir öpmenin pençesi altında ezilmenin acısını ancak Julie yaratılışındaki bir kadın duyabilir. Bu öyle bir gönül kırgınlığıydı ki acı bir küçük düşme duygusu bunu büsbütün ağırlaştırıyordu. Julie şimdi kendini küçük görüyor, evliliğe lanet okuyordu. Ölse daha iyiydi. O sırada kızı bağırmasaydı belki de kendini pencereden aşağı atardı. Marquis yanında mışıl mışıl uyuyordu. Karısının gözlerinden üzerine dökülen sıcak yaşlara uyanmamıştı bile. Marquis ertesi gün yine hiçbir şey olmamış gibi davrandı, hep gülücükler dağıttı. Bu işi o kadar ustaca yapıyordu ki içinde kopan fırtınayı hiç kimse hissedemezdi. Belki kısa süreliğine de olsa bir zafer kazanmıştı ama çok şeyleri de yitirdiğini fark etmekte gecikmedi. Bir kere kendisini artık kusursuz bulmuyor, kendisine karşı saygısını yitirdiğini acıyla görüyordu. Bundan sonra da artık olduğundan başka türlü görünmesini becerebilecek miydi? daha sonra evli bir kadın için suç sayılacak şeylerde yaman bir ustalık gösterebilecek miydi? Şimdilik hiçbir şeye yönelmemiş olan bir bakıma ahlaksızlık sayılabilecek bu durumun nedeni onun evlilik yaşantısıydı. Bununla birlikte daha önce de kendi kendine sormuştu. Gönlüne, doğanın buyruğuna aykırı davrandığına, artık sevmediği bir kocaya kendini verdiğine göre sevdiği bir adama karşı niçin direnç gösterecekti? Bütün yanlış davranmalar, belki de bütün suçlar başlangıçta hep sakat bir düşünceden ya da aşırı bir bencillikten doğar. Toplum ancak bireylerin kendilerinden yasaların istediği özveride bulunmalarıyla var olabilir. Toplumun bize kazandırdıklarını benimsemek, onu var kılan koşulları yerinde tutmaya söz vermiş olmak değil midir? Bu böyle olunca ekmek bulamazken yine de mülkiyet hakkını gözetmek zorunda olan zavallılar da inceliğinden yana yaralanmış kadınlardan daha az acınacak durumda değiller midir? Gizlilikleri evlilik yatağına gömülen o olaydan birkaç gün sonra Agdemon Markizi karısını Lord Arthur'la tanıştırdı. Hmm. Julie delikanlıyı duygularını saklamak bakımından büyük bir başarı sayılacak bir soğukkanlılıkla karşıladı. Gönlünü susturdu, bakışlarına örtü çekti, sesine tokluk verdi. Böylece de geleceğinin sahibi olarak kalmasını bildi. Sonra kadınlarda doğuştan bulunduğu söylenebilecek yollarla delikanlıda yarattığı sevginin ne geniş ölçüde olduğunu anlayınca çabucak iyi olacağını umarak sevindi. Genç doktorun göstereceği bakımı kabul etmesi için kendisini zorlayıp duran kocasının bu isteğine karşı çıkmaktan artık vazgeçti. Yine de Lord Arthur'a onun sözlerini, davranışlarını iyiden iyiye inceledikten sonra güvenebildi. Görüyordu ki Arthur'u tam egemenliği altına almıştı. Bundan da daha şimdiden şımarmaya başlamıştı. Sonunda o da kadın değil miydi? 1814'lerin Moncontour şatosu eski bir tarihe sahiptir. Lourdes şehri Moncontour'un hemen eteklerinden geçmekte Sarımtırak kayalar üzerinde görkemli bir abideyi andıran bu derebeyi konağını adeta selamlamaktadır. Turdaki o kuleleri oymalı, dantelleriyle fazla güzel ak şatolardan biri de Monkontür şatosunun gölgesine sığınmıştır. Öyle ki öbek öbek dut ağaçlarıyla, üzüm bahçeleriyle, kasisli yollarıyla, kayalara oyulmuş mağaralarıyla bu canlı tarihe teşekkür eder bir havası vardır. Monkontürün damları güneşte parıldar. Her şey ateşlidir orada. İspanya'dan gelme binbir iz bu cana yakın konuta bir şiir havası verir. Altın katır tırnakları, çam biçimi çiçekler esintileri miske boğarlar. Hava okşayıcıdır, toprak her yerde gülümser, her yerde tatlı büyüler ruhu sarar. Ona bir gevşeklik, bir aşk aşılar, yumuşatır, ninni söyler. Bu güzel tatlı bölge acıları uyutur, tutkuları uyandırır. Bu an gökler altında, bu pırıl pırıl sular karşısında kimse soğuk kalamaz. Orada nice hırslar ölür, orada durgun bir mutluluğun koynunda yatarsınız. Her akşam güneşin o allı morlu bürümcükler arasına çekilip yatması gibi 1821 Ağustos'unun tatlı bir akşamı Şatonun oturduğu kayaları yer yer kesen taşlık yollardan yukarı iki kişi tırmanıyordu. Oradan çevreyi daha geniş bir açıdan seyretmek istiyorlardı. Julie ile Arthur'du bu iki kişi. Yalnız bu Julie bambaşka bir kadın gibi görünüyordu. Yüzünden sağlığın renkleri fışkırıyordu. Gözleri güçle canlanmış, çocuk gözlerine dayanılmaz bir çekicilik veren yaşa benzer ıslak bir buğu arasından ışıldıyordu alabildiğine gülünsüyordu, Yaşamaktan dolayı mutluydu. Hayatı içten tadıyordu. Ufacık ayaklarını kaldırışında açıkça görülüyordu ki eskiden en ufak kımıldanışlarını ağırlaştıran, bakışlarını, sözlerini, davranışlarını öldüren acılardan hiçbiri kalmamıştı artık. Güneşin sıcak ışınlarından koruyan beyaz ipekli şemsiyesinin altında duvaklı bir geline, Kendini aşkın bayıltıcı büyülerine bırakmaya hazır bir kızı olan kıza benziyordu. Arthur ona bir sevgilinin özeniyle yol gösteriyor, bir çocuğu yönetir gibi kılavuzluk ediyor, en iyi yola iletiyor, taşlardan kurtarıyordu. Onun belki göremeyeceği bir görünümü gösteriyor ya da bir çiçeğin karşısına götürüyordu. İçinde sonsuz bir iyilik etme duygusu vardı üzerine titrer, iyiliği için neler yapılması gerektiğini kimsenin bilemeyeceği kadar bilir gibiydi. Bu duygular onda yaratılıştan vardı sanki. Kendi varlığını korumak üzere içinde bulunan duygular gibi, belki de ondan daha çok. Hasta ile doktoru adımlarını bir atıyorlardı. Yan yana yürüdükleri ilk günden beri yeni doğmuşa benzeyen bu birliği hiç yadırgamıyorlardı. İkisi de aynı isteme uyuyor, ikisi de giderken aynı duyguların etkisi altında duru veriyorlardı. Bakışları, sözleri, karşılıklı düşünceleri dile getiriyordu. Bir bağın tepesine gelince gidip o uzun beyaz taşlardan kayalara açılmış kovuklardan çıkartılan o taşlardan birinin üzerinde dinlenmek istediler. Julie oturmadan önce çevreye uzun uzun baktı. Ne güzel yer dedi. Çadır kuralım, burada yaşayalım. Sonra Victor diye seslendi. Gelsene. Marki buna aşağıdan bir avcı haykırışıyla karşılık verdi ama yürüyüşünü hiç de hızlandırmadı. Yalnız aşağıdan gelirken ara sıra keçi yolunun dönemeçleri el verdiği kadar karısına bakıyordu. Julie başını yukarı dikerek Arthur'a da zeki bir kadının bütün düşüncesini belirttiği o incelik dolu bakışlardan biriyle baktı. Havayı zevkle uzun uzun içine çekti. Ah dedi, hep burada kalmak isterdim. Şu güzel koya seyretmeye doyum olur mu? Şu şirin çayın adı ne biliyor musunuz lordum? Sise. Sise, peki şu karşısı neresi? Şer yamaçları. Peki şu sağdaki? Ah tur orası. Bakın kilisenin çan kulesi uzaktan ne güzel görünüyor. Sustu. Şehre doğru uzatmış olduğu elini Arthur'un elinin üzerine bırakıverdi. verdi. İkisi de bu oya gibi işlenmiş doğa görünümünü, güzellikleri sessizce seyrettiler. Suların şırıltısı, havanın gökyüzünün arılığı her şey onların seven genç gönüllerine doluşan düşüncelere uyuyordu. Julie gittikçe artan çocuksu bir coşkuyla yine "Ah ulu tanrım ne kadar seviyorum ben burayı." dedi. Biraz durduktan sonra da "Çoktan beri buradasınız, değil mi?" diye sordu. Bu sözler üzerine Arthur Grenville ürperdi. Yol üzerindeki bir küme ceviz ağacını göstererek üzüntülü bir düşünceye dalmış gibi ''Şurada'' dedi. ''Şurada görmüştüm sizi ilk. Tutsak bulunduğum sırada.'' Julie ''Evet'' dedi. ''Daha o günlerde bile üzüntüm vardı. Doğa pek yabani görünmüştü bana. Şimdi ise.'' Sözünü bitirmeden durdu. Arthur ona bakmaya çekindi. Uzun bir sessizlikten sonra Julie ''Bu zevki size borçluyum'' dedi. Hayatın sevinçlerini tadabilmek için sağ olmak gerekmez mi? Bense bugüne dek her şeyin karşısında bir ölü değil miydim? Siz bana yalnız sağlığımı vermekte kalmadınız, bunun değerinin ne olduğunu da öğrettiniz. Kadınlarda duygularını pek parlak sözler söylemeden de belirtmek gibi eşsiz bir ustalık vardır. Sözlerine daha çok söyleyişleriyle, kımıldanışlarıyla, duruşlarıyla, bakışlarıyla anlam kazandırırlar. Arthur başını elleri arasına sakladı. Gözleri yaşarmıştı çünkü. Paris'ten ayrıldıklarından beri bu Julie'nin ona ilk teşekkür edişiydi. Arthur bir yıl boyunca Markiz'e tam bir köle gibi bakmıştı. Marki'nin de yardımıyla onu ılıcalara, sonra deniz kıyısı yerlere götürmüştü. Bilgiye dayanan kolay reçetelerinin Julie'nin bozuk sağlığı üzerinde doğurduğu değişiklikleri günü gününe gözleyerek onu meraklı bir çiçek yetiştiricisinin az bulunur bir çiçeği yetiştirmesi gibi geliştirmişti. Markiz de Arthur'un ustaca ilgilerini pohpohlanmaya alışmış bir Parisli hanımın bencilliğiyle ya da hiçbir şeyin fiyatını, hiçbir erkeğin değerini bilmeyen, onlara ancak kendisine yararları ölçüsünde değer biçen bir yosmanın umursamazlığıyla karşılamıştı. Bir yerin ruh üzerindeki etkisi üstünde durulmaya değer bir şeydir. Su kıyısındayken ne yapsanız sizi bir üzgünlüktür alır. Onun gibi dağlarda da kolay etkilenir yaratılışımızın gereği olarak duygularımız arınır, tutkular zorlu olmak bakımından kaybeder gibi görünse de derinlik bakımından kazanır. İki sevgilinin içine dolan tatlı huzur, belki de Lur'un suladığı o geniş alanın görünümünden, oturmakta oldukları o güzel yamacın yüksekliğinden geliyordu. Önce görünüşte anlamsız olan sözler altında gizli tutkunun genişliğini anlayıvermenin mutluluğunu tattılar. Julie delikanlıyı öylesine duygulandıran sözlerini tamamlamak üzereyken tatlı bir esinti ağaçların tepelerini titretti. Havaya bir su serinliği serpti. Birkaç bulut güneşi örttü, Yumuşacık gölgeler seyrine doyulmayan görünümün tüm güzelliklerini gözler önüne serdi. Julie ağladığını genç lord görmesin diye başını çevirdi. Gözyaşlarını tutup kurutmayı başardı. Arthur'un duygulanması birden ona da geçmişti. Bakışında aşırı bir sevinç görmesinden korktuğu için gözlerini ona doğru çevirmekten çekindi. Kadınlık içgüdüsüyle seziyordu ki bu tehlikeli saatte sevgisini yüreğinin derinlerine gömmek zorundaydı. Yalnız susmak da aynı ölçüde tehlikeli olabilirdi. Baktı ki Arthur tek söz edebilecek durumda değildi, tatlı bir sesle kendisi laf açtı. Söylediklerim dokundu size lordum. Belki de sizinki gibi hoş, iyi bir ruh yanlış bir yargıdan dönerken böylesine canlı bir genişleyip yayılma içine düşer.'' Çok şükür yakında sona erecek olan şu yolculuk sırasında beni soğuk, çekingen ya da duygusuz gördüğünüz için nankör sanacaksınız. Bana gösterdiğiniz ilgiye, bakıma değer veremeyecek bir kadın olsaydım bana bu iyiliği etmeye değmezdi. Hiçbir şeyi unutmadım lordum. Şunu bilin ki hiçbirini unutmayacağım. Ne çocuğunun üstüne titreyen bir ana gibi bana karşı gösterdiğiniz sıcak ilgiyi ne de kardeşçe konuşmalarımızdaki o yüce açık yürekliliği izlediğiniz yollardaki inceliği hele bunları hiç. Bunlar biz bütün kadınların başını öyle döndürür ki karşı koyacak silahımız yoktur. Size ödüllendirebilmek elimde değil Lordum. Bunları bir çırpıda söyleyen genç kadın çareyi genç adamın yanından uzaklaşmakta buldu. O da hiçbir şey yapmadan genç kadını izlemekle yetindi. Markis'in gittiği yer bir kayanın yanıydı. Orada bir heykeli andırır şekilde dikildi. Duygularını ortaya dökmüyor, kendini tutuyordu. Gün batarken tatlı anlamlar bakımından çok gür olan o pek şakrak kuş sesleri de onları ayrılmak zorunda bırakan bu güçlü duyguyu artırmış olsa gerekti. Kendilerinin dile getirmekten çekindikleri sevgiyi onlara doğa anlatıyordu. Markiz kendinden emin hareketlerle İngiliz delikanlıya yaklaştı. Güzel dudakları aralandı, tane tane konuşmaya başladı. Lordum, beni yeniden hayata döndürdünüz. Sayenizde dünyadaki güzellikleri tanımaya başladım. Sizden bu durumu kutsal kılmamızı isteyeceğim. Sonra delikanlının elini bıraktı ve sözlerini noktaladı. Bundan sonra ayrılacağız lordum. Delikanlının sarardığını görünce şunları ekledi. Biliyorum ki bana gösterdiğiniz yakınlığa karşılık değerini benim daha iyi biçmem gereken özverilerden de büyük bir özveri isteyeceğim sizden. Gel gelelim öyle gerekiyor. Fransa'dan gideceksiniz. Delikanlının elini hızlı hızlı atan yüreğinin üstüne koydu. Sizden bunu istemek, size kutsal bir takım haklar tanımak değil midir? Arthur ayağa kalkarak evet dedi. Sonra Marki'yi gösterdi. Marki, çukur bir yolun ardındaki parmaklıklı setteydi. Kucağında da kızı vardı. Helen'i oraya hoplatıp çıkarmak için tırmanmıştı. ''Arthur, sevgimi sana hiç açmayacağım Julie.'' dedi. ''Ruhlarımız birbirini çok iyi anlıyorlar. Gönlümdeki tatlı duygular ne kadar derin olursa olsun bunların hepsini sen de benimle paylaşmış bulunuyorsun. Bunu seziyorum.'' görüyorum ve biliyorum. Ben de şimdi gönüllerimizdeki ölmez sevginin kanıtını elde etmiş bulunuyorum. Ama kaçacağım. Bu adamı öldürmenin yollarını o kadar çok düşündüm ki senin yanında kalacak olursam kendimi alıkoyamam. Şule bunu ben de düşündüm dedi. Şule'nin yüzünde acıyla şaşkınlık arasında bir ifade vardı. Arthur genç kadına bakıyor, ondaki kendine güveni, güçlükler karşısındaki duruşu, sevgiyi hayran hayran seyrediyordu. Genç kadın kendini tutamamış, içindeki gizli duyguları üç kelimede ortaya döküvermişti. Bu çocuksu vicdanda adam öldürmenin kara gölgesi bile eriyip gitmişti. Şu güzel alında kendini gösteren din duygusu, kötü düşünceleri oraya hiç uğratmayacak olsa gerekti. Elimizde olmadan kafamıza üşüşen bu kötü düşünceleri kusurlu yaratılışımız doğurur ama bunlar kaderimizin bir yandan yüceliğini bir yandan da düşeceği tehlikeleri gösterir. Julie, o zaman gözünüzden düşmek felaketine uğrardım," dedi ve sonra da gözlerini önüne eğdi. Bana verdiğiniz değeri kaybetmek ölüm demek değil midir? Bu iki yiğit sevgili biraz daha hiç konuşmadan durdular acılarını içlerinden didik didik etmeye daldılar. İyi düşünceleri de, kötüleri de birbirinin tıpkısıydı. İçlerindeki en tatlı duygularda olduğu gibi en gizli acılarında bile anlaşıyorlardı. Julie yaşlarla dolu gözlerini yukarı dikerek sızlanmamalıyım dedi. Mutsuz oluşum kendi eserim. Marki bulunduğu yerden el ederek lordum diye seslendi. İlk kez burada karşılaşmıştık. Siz hatırlayamazsınız belki. Bakın şurada, şu kavakların yanında. İngiliz buna sert bir baş eğişle karşılık verdi. Julie, genç yaşta mutsuz ölecektim diyordu. Evet sanmayın ki yaşıyorum. Beni iyi ettiğiniz o korkunç hastalık gibi üzüntü de öldürecek beni. Kendimi suçlu görmüyorum. Hayır size karşı beslediğim duygular karşı konulmaz. Ölümsüz duygular. Ama isteğime de aykırı. Ben erdemli kalmak istiyorum. Yalnız hem evli bir kadın olarak vicdanıma da, analık görevime de bağlı kalacağım, hem de gönlümün sesini de dinleyeceğim. Şöyle burada değişik bir sesle "Dinleyin bakın." dedi. Bir daha o adamın olmayacağım artık. Tiksintiyle, gerçekle dolu ürkütücü bir tavırla kocasını gösterdi. Toplum kuralları onun yaşamını mutlu kılmamı istiyor benden. Bunu yerine getireceğim. Kölesi olacağım. Onun için yapmayacağım kalmayacak. Gel gelelim daha bugünden bir dulum ben. Ne başkalarının gözünde düşük bir kadın olmak isterim ne de kendi gözümde. Agnimon markezinin olmayacaksam kimsenin de olmayacağım. Koparıp aldığınızdan başka benden bir şey elde edemeyeceksiniz. Julie burada Arthur'a gururla bakarak işte kendi üzerime bu yargıyı verdim dedi. Bozulmaz bir yargıdır bu lordum. Şimdi şunu bilin ki adam öldürme düşüncesine kapılsaydınız Aglimon Markezi'nin dul kalacak olan karısı İtalya'da ya da İspanya'da manastıra kapanacaktı. Çok kötü oldu. Sevgimizi dile getirdik. Bu iç dökmelerimizin önüne geçilemezdi belki. Yalnız gönüllerimizin böylesine zorlu titreyişi son olsun. Yarın İngiltere'den mektup aldım beni çağırıyorlar diyeceksiniz birbirimizi bir daha hiç görmemek üzere ayrılacağız. Şöyle böyle diyordu ama harcadığı çabadan dolayı bitmiş, dizleri titriyordu. Her yanını bir ölüm soğukluğu kaplamıştı. Tam kadınca bir düşünceyle Arthur'un kolları arasına yığılmamak için olduğu yere oturuverdi. Arthur, "Julie!" diye haykırdı. Bu keskin çığlık gök gürültüsünün patlayışı gibiydi. Bu yürek sızlatıcı yakarış o zamana kadar sessiz duran delikanlının söyleyemediklerini dile getiriyordu. Marke, ne o nesi var diye sordu. Çığlığı duyunca hızlı adımlarla birden iki sevgilinin karşısına dikili vermişti. Julie, bir şeyim yok dedi. Kadınlarda doğuştan bir incelik vardır. Hayatın büyük bunalımlı durumlarında bu onlara şaşılacak bir soğukkanlılık verir. Julie de bunu böyle bir soğukkanlılıkla söylemişti. Şu ceviz ağacının serinliği altında az daha bayılacaktım. Doktor bundan korkmuş olsa gerek. Daha bitmemiş bir sanat eseri gibi değil miyim ben onun gözünde? Bu eserin parçalanmasından korkup ürpertiler geçirdi belki. Hiç çekinmeden İngiliz'in koluna girdi. Kocasına gülümsedi, kayaların tepesinden ayrılmadan önce çevreye bir kez daha baktı. Sonra yol arkadaşını elinden tutarak çekti. Şunu biliyorum ki şimdiye kadar gördüğümüz yerler arasında en güzeli burası. İnsan görünce büyüleniyor. Bu manzarayı ömrüm boyunca belleğimden silemeyeceğim. Victor şuraya bakar mısın? Şu genişlik, şu çeşitlilik karşısında insanın kendisinden geçmemesi mümkün mü? Burası insan denen garip yaratığa sevmenin ne demek olduğunu hatırlatıyor. Hıçkırır gibi bir kahkaha attı, yine de kocasını yanıltacak biçimde güldü şen şakrak zıpladı, çukur yollara atladı ve gözden kayboldu. Marki'den hayli uzakta bulundukları bir sırada, ''Ya ne çabuk değil mi?'' dedi. ''Ya dostum, biraz sonra artık kendimiz olmaktan çıkacağız. Bir daha da kendimizi bulamayacağız. Kısacası yaşayamayacağız artık.'' İngiliz yanındaki güzele biraz ağır yürüsek dedi. Daha arabalara çok var. Şu yürüme anının tadını çıkarsak daha güzel olmaz mı? Gözlerimiz konuşacak, kalplerimiz bu anı yaşamanın o anlatılamaz mutluluğuna erecek. Acele etmeyin. Akşamın son kızıllıklarında rıhtımın üzerinde neredeyse hiç konuşmadan gezindiler. Arada bir belli belirsiz bir iki laf ettiler. Suların fısıltısı gibi tatlı ama ruhu alt üst eden sözlerdi bunlar. Güneş batarken, gözden silinmeden önce onları kızıl ışıltılarıyla sardı. Uğursuz sevgilerinin üzgünlük verici bir imgesi gibi. Marki, arabasını bıraktığı yerde bulamayınca meraklanmış, iki sevgilinin bazen ardından geliyor, bazen de önlerine geçiyordu. Onların konuşmalarına hiç karışmadan. Bu yolculukta Lord Arthur'un pek soylu, ince davranışları Marki'nin kuşkularını ortadan kaldırmıştı. Bir süredir Lord Doktor'un temiz yürekliliğine güvenerek karısını kendi havasına bırakıyordu. Arthur'la Julie, ölgün gönüllerinin üzgün, acılı uyumu içinde biraz daha yürüdüler. Eskiden Moncontour sırtlarından yukarılara doğru çıkarken ikisinin de içinde belli belirsiz bir umut, ne olduğunu kendilerine bile sormaya çekindikleri kaygılı bir mutluluk vardı. Şimdi ise rıhtımın üzerinden aşağı doğru inerken düşlerinde kurdukları, karşısında soluk almaktan bile çekindikleri o eften püften yapıyı yıkmışlardı. Umutsuzdular. O günkü diyaloğun akşamında Arthur başını alıp gitti. Her şey açıkça gösteriyordu ki bu tutkunun sonu yoktu. Arthur gerçekleri görmeye başlamış, işin sonunu getiremeyeceğini çok iyi anlamıştı. Çünkü Julie evliydi. Bu ilişki doğal olarak hayırlı bir şekilde bitmeyecekti. Olayın bir gün sonrasıydı. Karı koca arabalarına yerleşmişler, yolculuk ediyorlardı. Arabada ikisinden başka hiç kimse yoktu. Evet, Julie'yi devamlı izleyen, genç kadının yüreğini kıpır kıpır ettiren Arthur artık yoktu. Takvimler 1814'ü gösteriyordu. Markez'in arşina olduğu bu yolda son hızla ilerliyorlardı. Bir zamanlar aşk sözcüğüne yabancı olan, onu hep kötü gören Julie, şimdi bu duyguyla yoğrulmanın ne kadar büyük erdem olduğunun yeni yeni bilincine varıyor, elinde olmadan İngiliz'i özlemle anıyordu. Gönlün kendine göre bir hafızası vardır. En önemli olayları bile unutabilecek yaratılışta bir kadın, duyguları bakımından önemli olan şeyleri bütün ömrünce hatırlar. Julie de en ıvır zıvır ayrıntıları bile tek tek hatırlıyordu. İlk yolculuğunun en önemsiz olaylarını, yolun belirli yerlerinde aklından geçmiş olan düşünceleri andıkça mutluluk duyuyordu. Julie gençliğinin tazeliğini, bütün güzelliğini yeniden kazanınca Victor karısına yeniden çılgınca tutulmuştu. Aşıklar gibi yanına sokuldukça sokuldu. Sarılmaya kalkınca Julie usulca sıyrıldı. Bu temiz okşamadan kaçınmak için bilmem nasıl bir bahane buldu. Az sonra da oturuşlarından dolayı Victor'un sıcaklığını duyunca bu sıcaklığı paylaşınca ona değmekten tiksindi. Öndeki yere tek başına oturmak istedi ama kocası onu eski yerinde yalnız bırakmak inceliğini gösterdi. Julie buna bir iç çekişle teşekkür etti. Victor bundan alındı. Bu eski çapkın garnizon subayı karısının üzgün duruşunu kendine göre yorumlayarak günün sonunda onu kendisiyle açıkça konuşmaya zorladı. Şöyle sen beni az daha öldürecektin azizim dedi. Biliyorsun tecrübesiz bir genç kız olsaydım hayatımı yine feda ederdim ama anneyim şimdi. Yetiştirilecek bir kızım var. Kendimi sana olduğu kadar ona da adamak zorundayım. İkimizi de bekleyen mutsuzluğa boyun eğelim. Sen daha az acınacak durumdasın. Bir takım avunmalar bulmadın mı sen? Benimse görevim, ortak şerefimiz, hepsinin üstünde de kadın yaratılışı bunları yasak ediyor bana. Bak aptalca unutmuşsun, Seris Kontezi'nin şu üç mektubunu çekmecenin içinde buldum. Susmam gösteriyor ki, hoşgörüsü bol bir kadın bulmuşsun sen bende. Öyle bir kadın ki, yasaların kendisine yüklediği özverileri senden istemiyor. Yalnız çok düşündüm. Artık biliyorum ki ikimiz bir durumda değiliz. Mutsuzluk ancak kadının kaderidir.'' Erdemim kesin şaşmaz ilkeler üzerine kurulu. Kendime leke sürdürmeden yaşamasını bileceğim. Yalnız bırak da yaşayayım. Kadınlar aşkın aydınlığında mantık yürütmesini iyi bilirler. Bu gibi bunalımlar içinde de üzerlerine bir üstünlük gelir. Victor bu mantık karşısında afalladı. Bu üstünlüğe boyun eğdi. Julien'in aşkını yaralayan her şeye karşı içten duyduğu tiksinti gönlündeki ant kadının en güzel özelliklerinden biridir. Belki de ne yasaların ne de uygarlığın susturamayacağı doğuştan bir erdemden geliyordur bu. Yalnız kim suçlayabilir ki kadınları? İki erkeğin birden olmalarını önleyen o tekelci duyguyu sustururlarsa inançsız din adamları gibi olmazlar mı? Julie'nin görevleriyle aşkı arasında bir anlaşmaya varmasını katı görüşlüler ayıplarlar belki. Tutkun ruhlular bunu suç sayarlar. Bu genel kınama ya yasalara aykırı davrananları bekleyen mutsuzluğa ya da Avrupa toplumunun dayandığı kurumlardaki çok acı aksaklıklara suç yükler. Aradan geçen iki yıl içinde Aglimon ailesi hep sosyete dünyası içinde kaldı. Karı koca sanki ayrı dünyaların insanıydılar. Buluşma yerleri kendi evlerinden çok sosyete salonlarıydı. Birbirlerine iyice yabancılaşmışlar, evlilik anlayışı anlamını kaybetmişti. Bir akşam nasıl olduysa karı koca bir araya geldiler. Bu son zamanların en olağanüstü, en alışılmadık durumuydu. Yemekte Markiz'in bir arkadaşı vardı. Victor, yani general, her zamanki alışkanlığını terk etmiş, ilk kez evinde yemeye kalmıştı. Kısacası ortada oldukça garip bir manzara vardı. Kahvesini içmiş, fincanı masanın üzerine koyarken, ''Pek sevineceksiniz Markis hanımefendi.'' dedi. Burada yarı şeytanca, yarı üzgün bir halle bayan Vipen'e baktı. ''Uzun bir ava çıkıyorum. Aşçıbaşıyla birlikte gidiyoruz.'' En aşağı 15 gün tam dul bir kadın durumunda olacaksınız. Sizin de istediğiniz buydu sanırım. Sonra fincanları kaldırmaya gelen uşağa, atları koş arabaya dedi. Bu bayan Wimpen, Julie'nin bir zamanlar evlenmemesini öğütlediği Louisa'ydı. İki kadın anlamlı anlamlı bakıştılar. Bu da gösteriyordu ki Julie'nin arkadaşı ona iyi bir dert ortağı olmuştu. Bulunmaz, sevgi dolu bir dert ortağı. Çünkü Louisa evlilik bakımından oldukça mutluydu. İçinde bulundukları bu birbirinin tersi durumda belki de birinin mutluluğu, diğerinin mutsuzluğuyla yakından ilgilenmesi için bir güvence oluyordu. Bu gibi durumlarda alın yazılarının birbirine benzemeyişi güçlü bir arkadaşlık bağı olur. Julie kocasına ilgisizce göz atarak av mevsimi mi şimdi diye sordu. Mart sonlarındaydılar. Avcı başı ne zaman isterse, nerede isterse ava çıkar hanımefendi. Saray ormanında yaban domuzu avlayacağız, dedi. Dikkat edin de başınıza bir kaza gelmesin. Victor gülümseyerek, kazanın ne zaman geleceği belli olmaz ki, dedi. Uşak geldi, haber verdi. Beyefendinin arabaları hazır efendim. General kalktı, Wimpen'in elini öptü, sonra Julie'ye döndü. Yalvarır bir halle, ''Ya bir yaban domuzuna kurban gidersem hanımefendi?'' dedi. Vimpen ''Bu da ne demek?'' diye sordu. Julie kocasına ''Bırakın şimdi bunları'' dedi. Sonra Louisa'ya görürsün der gibi gülümsedi. Kocasına boynunu uzattı. Victor öpmek üzere ilerledi ama Julie öyle bir eğildi ki kocasının öpücüğü yakasının fırfırına denk geldi. Victor Louisa'ya döndü. Tanrı karşısında tanıklık edebilirsiniz. Bakın bu ufacık sevgiyi bile elde edebilmek için nasıl ferman gerekiyor bana. İşte böyle anlıyor benim karım aşkı. Bilmem ne yaptı ne etti de beni bu duruma düşürdü. İyi eğlenceler dedi ve çıktı. İki kadın baş başa kalınca Louisa, yahu kocacığın gerçekten çok iyi bir adam dedi. Seviyor seni. Ah bu son söylediğine bir hece daha ekleme ne olur taşıdığım soyadı ürpertiyor beni. Louisa, Evet ama Victor senin her sözünü dinliyor dedi. Marquez: Her sözümü dinlemesi bu ona gösterdiğim aşırı saygıdan kaynaklanıyor. Ben yasaların karşısında namuslu, erdemli, herkesin önünde saygıyla eğileceği bir kadınım. Generalin evi benim sayemde pırıl pırıl, üstelik bütün ayak oyunlarına, dönen dolaplara göz yumuyorum. Bütün gelirlerden zerre kadar para almıyorum. O istediği kadar savursun, sorumsuzca harcasın, ben ilgilenmiyorum. Ben elimizdeki sermayeyi korumaya çalışıyorum. Başımın dinç oluşu işte bütün bunlara mal oluyor bana. Kendisini hiç açıklamaz ya da benim varlığımı kendisine açıklamak istemez.'' Yine de böylece kocamın suyuna gidiyorsam bile huyunun tepkilerinden korkuyorum. Ayıcı nasıl ya bir gün bu burunduru kırılırsa diye korkarsa ben de öyleyim. Viktor kendinde bana artık saygı göstermeme hakkını bulursa başıma neler gelir bunu düşünmeye bile korkuyorum. Çünkü çok serttir. Büyük bir benliği vardır. Hele kendini beğenmişliği. Kötü tutkularının söz konusu olduğu nazik bir durumda doğru yolu tutabilecek ince bir zekası yoktur. Yaratılışı güçsüzdür. Belki beni öldürmeye kalkar ama ertesi günde üzüntüden kendi ölür. Gel gelelim bu uğursuz mutluluk olacak şey değil. Uzunca bir sessizlik hüküm sürmeye başladı. Bu süre içinde iki arkadaşın düşünceleri bu durumun gizli nedeni üzerinde doğruldu. Julie, Louisa'ya anlamlı bir bakış atarak, ''Bir başkası da benim sözümü dinlemekle çok acımasız davranmış oldu bana karşı.'' diye yeniden söze girdi. ''Bana mektup yazmasını yasak etmiştim ben ona. Ah, unuttu beni. Hakkı da var ya, çok yazık olurdu hayatının mahvolması. Benimki mahvoldu zaten, yetmez mi? İnanır mısın şekerim, İngiliz gazetelerini okuyorum.'' Bir satırla bile adının geçmesi ne kadar mutlu edecek bir bilsen. Yok, lordlar kamerasına girmemiş daha. İngilizce biliyorsun demek. Söylemedim mi sana, öğrendim ben. Louisa, Julie'nin elini kaparak, vah yavrucuğum diye haykırdı. Eh peki nasıl yaşayabiliyorsun? Julie elinde olmayarak çocukça saf bir tavırla, bu bir sır diye karşılık verdi. Dinle bak, afyon alıyorum. Bir yer düşesinin Londra'da başından geçenlerden geldi bu benim aklıma. Biliyorsun Maturin bunun üzerine bir roman yazdı. Benim aldığım afyon ruhu damlaları çok az. Uyuyorum. Uyanık olarak ancak yedi saatim var. Onu da kızıma veriyorum. Louisa gözlerini ocağa dikti. Arkadaşına bakmaya korkuyordu. Çünkü onun çektikleri gözlerinin önünde ilk defa canlanıyordu. Bir ara sessiz geçti. Sonra Julie, ''Bu sarımı kimseye söyleme sakın Louisa.'' dedi. Bu sırada bir uşak Julie'ye mektup getirdi. Julie sapsarı kesildi. Ah diye haykırdı. Louisa kimden diye sormayacağım dedi. Julie okumaya başlamıştı. Artık bir şey duymuyordu. Arkadaşı onun yüzünde en canlı duyguların, en tehlikeli coşkuların belirdiğini gördü. Julie bir kızarıyor, bir sararıyordu. Sonunda kağıdı ateşe atarken mırıldandı. İçime kor düşürdü bu mektup. Yüreğim boğuyor beni, dedi. Kalktı, yürüdü. Gözleri alev alev yanıyordu. Paris'ten gitmemiş diye haykırdı. Kesik kesik konuşuyor, ikide bir ürkütücü bir şekilde duruyordu. Luisa da onun sözünü kesmeyi göze alamadı. Julie her duruşundan sonra gittikçe derinleşen bir sesle konuşmaya başladı. Son sözlerinde korkunç bir hava vardı. Beni devamlı görüyormuş, izliyormuş da haberim olmamış. Bu gizli izlemeler kaçamaklar sayesinde hayatta kalabiliyormuş. Ölmek üzereymiş, vedalaşmak için buraya gelecekmiş. Louisa zor durumdayım, yardıma ihtiyacım var. Kocamdan da haberdarmış. Onun bu akşam buradan gitmesini bekliyormuş. Az sonra gelecekmiş.'' ''Louisa ben mahvoldum. Ruh dünyam allak bullak oldu. Çok zor durumdayım. Eğer beni azıcık seviyorsan sen de burada kal. Yalnız kalmaktan çok korkuyorum. Anlıyorsun değil mi?'' Louisa ''Evet ama'' dedi. ''Bu akşam yemeğe sende olduğumu biliyor kocam. Beni almaya gelecek.'' ''Eh peki. Sen gitmeden ben yollarım onu. Kendimin de celladı olacağım onun da. Of çok yazık. Kendisini artık sevmiyorum sanacak. Ya şu mektup?'' Öyle sözler vardı ki ateşle yazılmış gibi geldi bana. Kapının önünde bir araba sesi duyuldu. Julie biraz da sevinçle eyvah diye haykırdı. Herkesin gözü önünde geliyor. Gizli kapaklı da değil. Uşak Lord Grenville diye haber verdi. Julie hiç kıpırdamadan ayakta dikildi. Arthur'u beti benzi solmuş, zayıflamış, sararmış görünce artık sert davranamazdı. Arthur Grenville, Julie'yi yalnız bulamadığı için pek canı sıkılmış olmakla birlikte sakin ve soğuk görünüyordu. Yalnız kendisini tutabilmesi, sesinin edası, bakışlarının anlamı, onun aşkının gizlerini bilen bu iki kadın torpido balığında bulunduğu söylenen elektriğe tutulur gibi oldular. Korkunç bir acı ikisini birden sarmış gibi uyuşuk kaldılar. Genç kadının yüreği, delikanlının sesiyle büyük bir heyecanla çarpıyor, zavallıcık kendini zor tutuyordu. İçindeki derin duyguları açığa vurmaktan kaçınıyor, zaaflarının ortaya çıkmaması için çırpınıyordu. Aynı korkuyu Arthur da duyuyor, Julie'nin yüzüne bakamıyordu. Öyle ki Louisa ilgi duymadığı bir konuşmanın yükünü aşağı yukarı tek başına kendisi yüklendi. Julie ona iç sızlatıcı bir minnettarlıkla dolu bakış atarak yaptığı yardımdan dolayı teşekkür etti. Bunun üzerine iki sevgili duygularını zorla susturdular. Görevlerinin ve kuralların çizdiği sınırlar içinde kaldılar. Biraz sonra Louisa'nın kocası Bay Wimple'ın geldiği haber verildi. Onun içeri girdiğini görünce iki arkadaş bir bakıştılar, durumun yeni güçlüklerini hiç konuşmadan anladılar. Bu acı durumun sırrına Bay Wimpen ortak edilemezdi. Dahası Louisa kocasına arkadaşının evinde biraz daha kalmak için bir neden de gösteremezdi. Louisa şalını üzerine alırken Julie ona yardım etmek ister gibi kalktı, kulağına şöyle fısıldadı. ''Kendimi sıkı tutacağım. O kimseden çekinmeden geldiyse ben niye korkayım?'' Yalnız başlangıçta onu böyle değişmiş görünce sen olmasaydın ayaklarına kapanırdım. Şöyle dönüp geldi, iki kişilik kanepeye oturdu. Arthur onun yanına oturmayı göze alamadı. Şöyle sesi titreyerek, "Bakıyorum sözümü dinlemedin Arthur." dedi. Sesini duymak, yanında olmak sevincine karşı koyamadım. Delilikti de bu saçmalıktı. Biliyorum ama ben ben değilim artık. Kendimi iyice dinledim. Gördüm ki çok güçsüzüm. Öleceğim. Gel gelelim seni görmeden, giysinin hışırtılarını duymadan, gözyaşlarını toplamadan ölmek ne acı bir ölüm. Juli'den uzaklaşmak istedi bu sert davranışından dolayı cebinden tabancası düşmüştü. Julie silaha öyle bir baktı ki bu bakışta ne bir tutku vardı ne de bir düşünce. Arthur tabancayı yerden aldı. Ya bir kaza olsaydı düşüncesiyle canı çok sıkılmış görünüyordu. Böyle bir kaza sevgililer arasında kavga olarak yorumlanabilirdi. Julie, Arthur diye haykırdı. Delikanlı gözlerini önüne indirerek, ''Büyük bir umutsuzluk içinde gelmiştim ben buraya hanımefendi.'' dedi. ''Niyetim.'' dedi ve durdu. Julie, benim evimde kendini öldürecektin diye haykırdı. Arthur tatlı bir sesle yalnız kendimi değil dedi. Ya ne kocamı da mı? Arthur boğuk bir sesle hayır hayır dedi. Yok merak etme korkunç bir tasarım sönüp gitti. İçeri girip de seni görünce susma gücü geldi bana. Susmak tek başıma ölmek. Julie kalktı. Arthur'un kollarının arasına atıldı. Delikanlı sevgilisinin hıçkırıkları arasında tutku dolu iki sözü seçebildi. Mutluluğu tanıyıp da ölmek. Ah, evet. Julie'nin bütün öyküsü bu derin çığlıktaydı. Dine bağlı olmayan kadınların boyun eğdikleri doğa çığlığı, aşk çığlığı. Arthur onu yakaladı, beklenmedik bir mutluluğun verdiği bütün hoyratlıkla kanepeye götürdü. Julie ise sevgilisinin kollarından sıyrılarak ona mutsuzluğa kapılmış bir kadının mıhlanmış bakışıyla şöyle bir baktı, elinden tuttu, bir şamdan aldı, kendi yatak odasına götürdü onu. Helen'in uyuduğu yatağa gelince usulca perdeleri açtı. Yavrucağızın yarı kapalı saydam göz kapaklarını ışık tedirgin etmesin diye bir elini mumun önüne tutarak kızına baktı. Helen kollarını iki yana açmış uykusunda gülümsüyordu. Julie göz ederek kızını Arthur'a gösterdi. Bu bakış her şeyi anlatıyordu. Bir kadın kocasını bırakabilir. Bu adam onu sevse bile. Erkek güçlü bir yaratıktır. Avuntu bulabilir. Dünyanın yasalarına da dudak bükebiliriz. Gel gelelim, anasız bir evlat. Bütün bu düşünceler, bunlardan da acı daha binlerce düşünce bu bakışta toplanmıştı. İngiliz delikanlısı, onu da alıp götürebiliriz diye fısıldadı kızım gibi severim. Helen uyanarak anne dedi. Bunun üzerine Julie gözyaşlarıyla boşandı. Arthur oturdu, kollarını kavuşturarak sessiz, düşünceli, öylece kaldı. Anne! Bu güzel, bu çocukça sesleniş öyle yüce, öyle de dayanılmaz duygular uyandırdı ki analığın güçlü sesi altında aşk ezildi. Julie artık kadın değildi, o bir anaydı şimdi. Arthur uzun süre direnç gösteremedi, Julie'nin gözyaşlarına dayanamadı. Tam bu sırada hızla açılan bir kapının gürültüsü duyuldu. Arkasından da şu sözler iki sevgilinin yüreğinde gök gürültüsü gibi patladı. "Burada mısın hanım?" Marki gelmişti. Julie daha kendini toparlamaya kalmadan Victor karısının yatak odasına doğru gelmeye başlamıştı. Odadan odaya geçiliyordu. Bereket versin Julie Arthur'a bir göz etti de o da kendini yandaki ufak süslenme odasına atıverdi. Kadın bu odanın kapısını hızla çekti kapadı. Victor, e ee, hanım ben geldim işte diyordu. Avdan vazgeçtim yatacağım. Julie iyi geceler dedi ben de yatacağım. Bırak soyunayım. Pek hırçınsınız bu akşam sözünüzü dinliyorum Markis hanımefendi dedi kocası. General odasına geçti, Julie de ara kapıyı kapamak üzere onun ardından gitti. Sonra Arthur'u kurtarmaya koştu. O sırada aklı başına geldi, şöyle düşündü. Eski doktorun onu görmeye gelmiş olmasında hiç de yadırganacak bir şey yoktu. Onu salonda bırakmış, kızını yatırmak için buraya gelmiş olabilirdi. Julie bu düşünceyle Arthur'a sessizce salona geçmesini söyleyecekti. Ufak odanın kapısını açar açmaz keskin bir çığlık attı. Arthur'un parmakları kapının aralığına sıkışmış, ezilmişti. Kocası, "Ne o ne var?" diye sordu. "Hiç hiç," dedi Julie. Elime iğne battı da. Ara kapı birden açıldı. Julie, kocası kendisi için geliyor sandı, içinde sevginin payı olmayan bu yardımdan tiksindi. Küçük odanın kapısını zor kapadı. Arthur da elini daha çekememişti. "Evet, general geldi ama Julie yanılıyordu." kendi işi için gelmişti. Bana bir atkı verebilir misin? Şu Charles şaşkolozu başıma saracak bir şey bırakmamış. Evliliğimizin ilk günlerinde sen benim işlerimle öyle kılı kırk yararcasına ilgilenirdin ki canımı sıkardın. Ah balayı uzun sürmedi. Benim için de atkılar için de. Şimdi sen beni şu amansız adamların eline bıraktın. Hepsi burun kıvırıyor bana. Al sana atkı. Salona girmedin mi? Yok. Lord Granville'i bulurdum belki orada. Paris demiymiş o. Öyle olsa gerek. Ha gideyim bakayım. Ne iyi adamdır şu doktor. Julie gitmiştir artık diye haykırdı. Marki bu sırada karısının odasının ortasında durmuş, kendinden memnun bir halde aynaya bakarak atkıyı başına doluyordu. Bilmem ki bu adamlar nerede diye söylendi. Üçtür Charles gelmiyor. Senin hizmetçin de yok değil mi? Çağır gelsin. Bu gece bir organ daha istiyorum benim yatağa. Julie kuru bir sesle, Paul'in evde yok dedi. Gece yarısı. Operaya gitmesi için izin vermiştim. Marki bir yandan soyunurken, olur şey değil diye söylendi. Yukarı çıkarken onu gördüm gibi geldi bana. Julie sinirlenmeye başlıyormuş gibi yaparak, gelmiştir öyleyse dedi. Sonra kocasında kuşku uyandırmamak için çıngırağı çaldı ama hafiften. O gece neler oldu pek iyi anlaşılmış değildir. Yalnız olanların hepsi her evde olup biten bayağı olaylar gibi bas bayağı çirkin şeyler olsa gerek. Ertesi gün Markiz yatağa düştü. Günlerce de kalkamadı. O felaketler gecesinden birkaç gün sonra Ronkirol Markiz'i Aglemon Markiz'ine sordu. Ne oldu yahu sizin evde? Herkes karından söz ediyor. Victor Aglemon, dinle beni sakın evlenme dedi. Helen'in yattığı odada perdeler tutuştu. Karım öyle bir sarsıldı ki hasta oldu. Bir yıl kalkamayacakmış. Öyle diyor doktor. Güzel bir kadın alırsın çirkinleşir. Turp gibi kız alırsın hastalıklı bir oğlu verir. Ateşli bir kadın sanırsın soğuk çıkar. Ya da görünüşte soğuktur da gerçekte öyle ateşlidir ki ya seni öldürür ya şerefine leke sürer. Bazen dünyanın en tatlı yaratığı huysuzun biri olur. Ama huysuz kadınların tatlılaştıkları hiç görülmemiştir. Bazen ahmak, pısırık bir kız alırsın, demir gibi direnen, şeytan gibi düşünen biri olur çıkar. Bıktım usandım evlilikten. Ya karından, dedi. Bunu pek kolay kolay söyleyemem. Neyse, sen Thomas'a gelir misin benimle? Lord Grenville'in cenazesine. Hoş bir vakit geçirme olur. Peki neden ölmüş? Kesin olarak biliniyor mu? Uşağının dediğine göre sevgilisinin şerefini kurtarmak için bir gece sabaha kadar pencerenin dışındaki çıkıntıda dikili kalmış. E bu günlerde havalarda çok soğuk. Böyle bir özveride biz bulunsak aferin denir. Biz görmüş geçirmiş kimseleriz. Gel gelelim Lord Granville gençti daha. Üstelik de İngiliz. Şu İngilizler hep göze çarpmak isterler. Agnemon Markezi Pöh dedi. Bu gibi kahramanlıklar kadınına bağlıdır. Şu zavallı Arthur benim karım ölmemiştir. Sağlam. İkinci Bölüm Gizli Acılar Long çayı ile Senner arasında geniş bir ova bulunur. Bu ovanın çevresinde de Fontainebleau Ormanı, More ve Montreux şehirleri bulunur. Bu kurak bölgede göz ancak tek tük yükseltilerle karşılaşır kim yerde tarlalar arasında av hayvanlarına sığınak işi gören bir koru, sonra her yerde boz ya da sarımtırak sonsuz çizgiler. Bu ovanın ortasında More ile Montreux arasında saint Lange dedikleri eski bir şato görünür. Bu şatonun çevresinde görkem, şatafat hiç eksik değildir. İki yanında kara ağaçlar dikilmiş güzel yollar, hendekler, uzun çevre duvarları, geniş bahçeler, büyük büyük de derebeylik yapılan yerler bulunur. Bunlar ancak keyfe göre alınan vergilerin, büyük çiftliklerin, göz yumulmuş yolsuzlukların ya da bugün medeni kanunun balyozu ile yıkılmış olan soylu kişi varlıklarının gelirleriyle kurulmuştur. Bir ressam ya da başını almış dolaşmaya çıkmış biri derin tekerlek izleriyle oyulmuş yollarda ya da bu bölgenin çevresini koruyan çorak topraklarda eğer yolunu şaşırırsa kendi kendine şu buğday tarlaları kireç balçık kum çölü ortasında hangi halkla hizmet etmişler de bu şatoyu kondurmuşlar diye sorar. Gerçekten burada şenlik ölür. Ne yaparsanız yapın önleyemezsiniz üzgünlük doğar. Burada ruh ıssızlıktan, hiç değişmeyen çevreden yorgun düşer. Olumsuz güzelliklerdir bunlar. Avuntu istemeyen acılara yararı vardır sadece. Paris'te zarifliğiyle, yüz güzelliğiyle, kafasıyla tanınmış, toplum içindeki yeri, varlıklı durumu da yüksek ününe uygun düşen bir genç kadın, 1820 yılının sonlarına doğru Saint-Lange'a gelip yerleşti. Şatoya bir buçuk kilometre uzaklıktaki köyün ahalisi de buna pek şaştı. Köylüler hatırlanamayacak kadar uzak bir zamandan beri şatoda bey hanım gibi kimseyi görmemişlerdi. Topraklar hayli verimli olmakla birlikte bir kahyanın eline bırakılmıştı. Korumasına da eski uşaklar bakıyordu. Onun için Markis hanımefendinin gelişi köyde bir kaynaşma yarattı. Köyün bitiminde yolların kesiştiği yerde Hınzır bir hancı kadının avlusunda bir alay kişi toplanmış, ağır ağır ilerleyen, önü açık, hafif arabaya bakıyorlardı. Evet, Markis Paris'ten atlarıyla falan gelmişti. Arabanın önünde, yerde, hizmetçi kadın kucağında, gülümsemekten çok düşünceye dalmış gibi duran ufak bir kız çocuğu vardı. Anne arabanın içinde uzanmıştı. Doktorların kırlara gönderdikleri hasta bir kadın gibiydi. Bu ince yapılı genç kadının bitkin yüzünden köydeki keyfine düşkün kimseler pek hoşlanmadılar. Şatoya böyle bir kadının gelişi köyde bir canlılık uyandıracak umudunu doğurmuştu çünkü. Belli ki bu acılı kadın her türlü canlılıktan kaçardı. Senlanj köyünün en sivri akıllısı o akşam meyhanede ileri gelenlerin içtikleri odada dedi ki Markis hanımefendi yüzündeki çizgilerden okunduğuna göre iflas halindeymiş. Marki beyefendi gazetelerin yazdığına göre Anglom düküyle birlikte İspanya'ya gidiyormuş. O yokken karısı şatoda daha masrafsız yaşayacakmış da kocasının yanlış borsa oyunlarından dolayı girdiği borçları ödemek için para biriktirecekmiş. Marki korkunç kumarbazmış. Belki de topraklar ufak ufak parçalara ayrılıp satılacakmış. O zaman bizim bu köylüler hayli kelepire konacakmış. Herkes paralarını saymalı, sakladıkları yerden çıkarmalı. Gelir kaynaklarının hesabını yapmalı, sen lanj yağmasından payını almalıymış. Ortada çok cazip bir durum vardı, zenginlerin kafası iyice karışmıştı. Bunun hepsi mi doğru, yanlış mıydı, işin aslını nasıl öğreneceklerini düşünmeye başladılar. Hiçbiri hanımlarını ya da hadde hesabı olmayan kendi topraklarını düşünemiyor, varsa yoksa bu şato diyorlardı. Düşenin dostu olmuyordu, manzara çok kötüydü. Markiz'in kapısına önce belediye başkanı damladı. Saygılarını sunmaya, görüşmeye geldiğini söyledi ama kibarca geri çevrildi. Ardından Kahya Şansını denedi, onun başına da aynı şey geldi. Julie kimseyi kabul etmiyor, hep odasında kalıyordu. Odasının temizlenmesi ve düzeltilmesi sırasında da yandaki küçük odaya geçiyordu. Yemeğini de burada yiyordu. Sofraya oturup yiyeceklerine tiksintiyle bakıyor, onlardan ancak ölmeyecek kadar iki lokma yiyordu. Sonra hemen yine o eski işi uzun arkalıklı koltuğuna dönüyordu. Odasını aydınlatan tek pencerenin önündeki bu koltukta sabahtan akşama kadar otururdu. Kızını ancak birkaç dakika içinde görüyor, buna da ancak güçlükle katlanıyordu. Genç bir kadının analık duygusunu susturabilmek için işitilmedik acılar gerekmez mi? Adamlardan hiçbiri içeri alınmıyordu. İş görmesinden hoşlandığı tek kişi hizmetçisiydi. Şatoda tam bir sessizlik hüküm sürüyor, küçük kız annesinden uzaklarda oynuyordu. En ufak gürültüye bile katlanmak onun için öylesine zordu ki herhangi bir insan sesi, çocuğunun sesi bile üzerinde çok kötü etki bırakıyordu. O Markiz'in her şeyi, bütün garip hareket ve eylemleri köylüyü uzun süre uğraştırsa da zamanla Markiz unutulup gitti. Her şey normal seyrine, millet tekrar işine gücüne döndü. Böylece de Markiz kendi haline bırakılınca çevresinde yarattığı sessizliğin içinde iyice sessizleşti. Duvarları halılarla kaplı odadan dışarı çıkmasını gerektirecek hiçbir durumla karşılaşmadı. Ninesi bu odada ölmüştü. Kendi de şimdi orada ölecekti kimse görmeden, tedirgin edilmeden, yapmacıklarla allanıp bullanmış bencilliklerin aldatıcı gösterileriyle karşılaşmadan ölecekti. Markiz biliyordu ki bu gibi yalancıktan gösteriler kentlerde ölmek üzere olanları bir kat daha can çekiştirirdi. Bu kadın 28 yaşındaydı. Bu yaşta ozanca düşlerle dop dolu olan bir ruh ölümün tadını çıkarmak ister. Ölüm ona iyilik edici görünürse, Gel gelelim ölüm gençlere türlü oyunlar eder. Yaklaşır, geri çekilir, görünür, saklanır. Ölümün bu yavaşlığı karşısında gençler ondan umutlarını keserler. Yarının ne olacağı bilinmeyince de en sonunda kendilerini kalabalık içine atarlar. Orada acıyla karşılaşırlar. Bu acı da ölümden daha amansızdır. Onları bekletmeden devirir. Julie de yaşamak istemiyordu. Bu gecikmelerin acısını yalnızlığının içinde derinden duyuyor, ölümün bile son veremeyeceği manevi bir can çekişme içinde korkunç bir bencilliğe bürünüyordu. Bu bencillik de ona yüreğini kirlettirecek, görünüşe göre biçim verdirecekti. Bu amansız, üzücü ders ilk acılarımızın ürünüdür hep. Markiz de belki ömründe ilk kez gerçekten acı çekiyordu.'' Evet, duygularının boyuna yenileşeceğini sanmak bir yanılgı değil midir? Duygular bir kere uyandı mı, yüreğin derinliklerinde yaşayıp durmazlar mı? Orada duruma göre bir yatışır, bir kabarırlar. Gel gelelim hep orada kalırlar. Orada kalmaları da ruhlarını değiştirir. Böylece her duygunun ancak bir tek unutulmaz günü olacaktır. Fırtınanın ilk koptuğu uzun ya da kısa gün. Acı da duygularımızın en süreklisi ancak ilk patladığı gün canlıdır ondan sonraki kabarmaları gittikçe güçsüzleşir bu gerek bizim acının depreşmelerine gitgide alışmamızdandır gerekse yaratılışımızın bir kuralındandır çünkü yaratılışımız diri kalabilmek için bu yok edici güce yine o ağırlıkta bir güçle karşı koyar ancak bu güç bencillik hesapları arasında sıkışıp kaldığı için görünüşte etkisizdir Hayatımız o kadar yoğun geçer, duygularla o kadar büyük sıkıntılar çekeriz ki hangisini acı diye nitelendirmeliyiz. Annemiz babamız ölünce bunu doğanın bize hazırladığı bir cilve sayarız. Hastalık bitmiş, gündeme ölüm gelmiştir artık. Genç bir karı kocanın çocuğu ölürse aralarındaki aşk onlara yeni bir çocuk sunar. Özetle bu da geçicidir. Kısacası bu ve benzer acılar bir anlamda yaradır, beredir. Ama insanın hayatında onarılması mümkün olmayan yaralar açamaz. Fakat çok sık gelirse bizdeki mutluluğu aramaya iten duyguyu öldürebilir. Demek oluyor ki büyük ve gerçek acı geçmişi bugünü, geleceği hep birden sarabilecek kadar öldürücü bir acıdır. Öyle ki yaşamın hiçbir bölümünü etkilemeden bırakmaz. Düşünceyi bir daha düzelmemecesine bozar dudaklara, alna silinmez izler kazır. Sevinç kaynaklarını kırar ya da çökertir, ruha şu yeryüzünde ne varsa hepsine karşı bir tiksinme aşılar. Yine de acının geniş olabilmesi, böylece gerek ruh gerek beden üzerinde ağırlığını hissettirebilmesi için hayatın belirli bir çağında, ruhunda da bedenin de güçlerinin körpe olduğu bir sırada gelmesi, dipdiri bir yüreğe yıldırım gibi çarpması gerekir. O zaman acı büyük bir yara açar. Kıvranma çok derindedir. Bu dertten de kimse ozanca bir değişiklik geçirmeden sıyrılamaz. Ya göklerin yolunu tutar ya da yeryüzünde kalırsa kalabalık içinde kalabalığa yalan söylemek için, onlar arasında üzerine bir görev almak için girer. Girer girmez de oranın perde arkasını tanır. Bu perde arkasına insanlar bir şeyler planlamak, ağlamak, şaka etmek için çekilirler. Bu şatafatlı bunalımdan sonra toplum hayatında sır diye bir şey kalmaz artık. Ondan sonra da bu hayat amansızcasına kınanır. Markizin yaşındaki genç kadınlarda acıların en sarsıcısı olan bu ilk acıya hep aynı olay yol açar. Kadın güzellik bakımından olduğu gibi ruh bakımından da ne kadar yüksek olursa olsun doğa, duygu, toplum onu yaşamını vermeye olduğu gibi Nereye sürüklerse oraya kendini atmaktan da hiç geri kalmaz. Bu hayatta umduğunu bulamazsa yine de yeryüzünde kalırsa ilk aşkı, duyguların en güzeli yapan düşünce yüzünden acıların en amansızlarını çeker. Peki bu yıkımın şimdiye kadar neden ressamı veya şairi çıkmamıştır? Evet ama çizilebilir mi ki? Şarkısı yazılabilir mi ki? Hayır, bu yıkımın doğurduğu acıların niteliği ne sözle anlatılmaya gelir ne de renkle belirtilmeye. Kaldı ki bu acılar kimseye açılmaz. Bir kadını bu gibi acılarından dolayı avutmak için bunları sezinlemek gerek. Çünkü acı acı bağıra basılmış, dindarca içe sindirilmiş oldukları için ruhta bir çığ gibi kalırlar. Çığ koyağa düşerken kendine yer açmadan önce orada ne varsa çökertir. İşte Julie bu sıralarda o acıları nesiriydi. Uzun süre gizlik alan bu acıları sadece gerçek bir kadının vicdanı haklı bulur. Onları yeryüzünde diğer ne varsa iğrenç görür. Acılar küçük haşarı çocuklara benzer. Hayat onları sürekli geri itelese de onlar annelerinin yüreğinde mutlu doğmuş çocuklardan daha güçlü bağlara sahiptir. Bizim dışımızda hayat adına ne varsa hiç acımadan yok eden bu korkunç yıkım kesinlikle Julie'nin karşılaştığı kadar zorlu, kahredici ve çekilemez olmamıştır. Dünya yasalarını gözetmek için isteklerini hiçbir zaman yerine getirmediği, sevdiği genç, iyi ruhlu bir adam onun toplumca bir kadının şerefi denilen şeyi kurtarmak uğruna ölmüştü. Kime söyleyebilirdi? Acı çekiyorum diye. Gözyaşlarını kocası, yıkımın ilk nedeni olan adam küçük düşürürdü. Yanıp yakılmasını yasalar, gelenekler yasak ediyordu. Bir kadın arkadaşı bundan sevinir, bir erkek umutlanırdı. Hayır, bu dertli kadıncağız istediği gibi ancak çölde ağlayabilirdi. Orada ya kendisi acısını yer bitirirdi ya da acısı onu. Ya kendisi ölürdü ya da içinde bir şey, belki de vicdanı Son günlerde Marquez dünyadan iyice kopmuştu. Gözleri sabit bir noktaya dikiliyor, savallık kadın hiç kımıldamadan oturuyordu. Artık yarınları yoktu. Yarınlardan bir şey beklemiyordu. Baktığı her yerde acı ve ümitsizlik görüyordu. Sisli sabahlar, karanlık gökyüzü neyse, şimdi onun ruhu da oydu. Yüreği sıkışmıyordu. Az çok ölgün de değildi. Hayır, çiçek açmış körpecik yapısı amaçsız olduğu için dayanılmaz olan bir acının ağır ağır işleyişiyle taşlaşıyordu. Kendi kendine, kendisi uğruna acı çekiyordu. Böylesine acı çekmek bencilliğe adım atmak değil midir? Nitekim içinden vicdanını yaralayarak korkunç düşünceler geçiyordu. Açık yüreklilikle kendini sınıyor ayrı ayrı iki kişilik buluyordu. Bir düşünen kadın vardı onda, bir de duyan. Bir acı çeken kadın vardı, bir de artık acı çekmek istemeyen bir kadın. Çocukluğunun sevinçli günlerini anıyordu. Mutluluğunu duymadan geçip gitmişti bu çocukluk. Şimdi bir sürü anısı, duru bir ışık altında gözlerinin önüne düşüyordu. Herkesçe uygun, gerçekte korkunç bir evlilikte uğradığı umut kırıklıklarından dolayı kendisini suçlar gibiydi. Neye yaramıştı gençliğinin o güzel utangaçlıkları, bastırılmış zevkleri, toplum uğruna kendinden vazgeçmeler? İçinde her şey aşkı belirtirken, aşkı beklerken, davranışlarındaki uyum, gülümseyişi, inceliği neye yarıyordu şimdi? Kendi kendine bunu soruyordu üst üste amaçsız bir ses çıkartılmasından insan nasıl hoşlanmazsa o da kendini körpe ve istekli bulmaktan öyle hoşlanmıyordu. Güzelliği bile ona yararsız bir yük gibi ağır geliyordu. Artık kusursuz bir varlık olamayacağını görür gibi oluyor, ürküyordu. Hayata bunca şenlik katan şu tatlı yeni bir şeydeki izlenimlerinden iç benliği artık tat alamaz olmuştu gelecekte duygularının çoğu algılanır algılanmaz silinip gidecek, eskiden ona coşkunluk verenlere karşı da ilgisiz kalacaktı. Gerçek çocukluğu, gönlün çocukluğu izler. Ama ne yazık ki İngiliz delikanlı ondaki bu çocukluğu da yanına alarak gitmişti. Bunu da kaybetmek, zavallı kadının hayatında ne varsa uçup gitmesi, onun ruhuna tat veren gençliğin yok olması demekti. Bundan sonraki her üzüntü onun gençliğinden bir parça kopartacak, heyecanını kopartıp alacak, onu bir et ve kemik yığınına döndürecekti. Çünkü umduğu, gözlerinin önüne bütün güzelliğiyle getirdiği mutluluğu ona hiçbir şey veremezdi artık. Onun ilk gerçek gözyaşları, gönlün ilk coşkun duygularını aydınlatan o göksel ateşi söndürüyordu. Şöyle olabilirdim, şimdi artık olamam bu düşünceyle boyna acı çekecekti. Bu düşünceden de öylesine acı bir tiksinme doğar ki insanın zevk yeniden karşısına çıkınca başını arkaya çevirir. Markiz'in artık hayata bakışı ölmek üzere olan bir yaşlının bakışını andırıyordu. Bedenen genç olabilirdi ama ruhen çökmüştü. Sevinçsiz ve üzüntü dolu günleri onu biraz daha yıpratıyordu. Zavallı kadın zamanından önce kocamıştı genç kadın bitkin bir çığlıkla alın yazısına ''Hayat kaynağım olan sevgiyi yitirdim. Buna karşılık sen bana ne verdin?'' diye soruyordu. Kendi kendine de bir düş gibi ortadan silini veren sevgimde düşünce eylemden daha mı suçluydu yoksa diyordu. Kendini seve seve suçluyordu ki alın yazısına söylenebilsin. Şimdi uğruna gözyaşı döktüğü kimseyle tam bir ilişki kurmamış olmasından dolayı avunabilsin. Böyle bir ilişki ruhlara birbirinin üstünde yer verdiği için onlardan birinin mutluluğu bütünüyle tatmış, bol bol mutluluk vermesini bilmiş olmanın artık yaşayamamanın izini kendinde taşıdığının kesin bilinci içinde bulunanın acısını azaltır. Marquez derin üzüntülere boğuluyordu. Çünkü oynadığı oyunun hakkını verememişti. Acılar, sıkıntılar sinirlerini sarsıyor, iradesini felç ediyordu. İsteklerine kavuşamaması doğada nasıl bir yıkım ve ezilmişlik yaratıyorsa, kadın da en doğal haklarına kavuşamadığı, özveride bulunduğu için yıpranır, benliği darbe alır. Sonra bütün soruları kurcalayarak yapımızın, toplumun, törelerin, bize kazandırdığı çeşitli varoluşların bütün kaynaklarını deşer. Sonra ruhun güçlerini öylesine salıveriyordu ki birbirine en karşıt düşünceler ortasında hiçbir şeyi kavrayamıyordu. Bazen de ortalığa sis çökerken penceresini açıyor, orada hiçbir şey düşünmeden öylece dikilip duruyordu. Orada kımıldamadan ayakta dururken pek aptalca bir görünüşü vardı. Çünkü acısının uğultuları doğanın güzelliklerine de, düşüncenin büyülerine de onu sağır ediyordu. Tam öğleye yakın saatlerdi. Güneş ortalığı iyice aydınlatıyor, doğaya hayat veriyordu. Bu sırada hizmetçi kız odaya daldı. Efendim papaz dördüncü kez geldi. Markis hanımefendiyle görüşeceğim diyor başka bir şey demiyor. Bir türlü inadından vazgeçmiyor. Ne yapalım efendim? Julie köyün yoksulları için para istiyordur o adam dedi. Şuradan 25 altın ver benim adıma. Hizmetçi kız gitti biraz sonra tekrar geldi. Papaz efendi para almıyor. Sizinle görüşmek istiyor hanımefendi. Markis gelsin bakalım dedi. Bunu kendini tutamayarak öyle bir öfkeyle söylemişti ki papazı hiç de onun umduğu gibi karşılayamayacağı belliydi. Adamın cehennem sorgularını kısa, açık karşılıklarla geçiştirmek istediği muhakkaktı. Marquez daha çok küçükken annesini kaybetmişti. İşin içine ihtilal yıllarının da girmesiyle din bağları zayıflamış, gevşeklikten o da payını almıştı. Kadın için dindarlık en büyük erdemdir. Din de ancak kadın kanalıyla aktarılabilir. Julie bir 18. yüzyıl çocuğuydu. Felsefe inanışlarını babasından almıştı. Hiçbir din kuralını gözetmezdi. Ona göre papaz neye yaradığı tartışılır bir devlet görevlisiydi. Hele şimdi bulunduğu durumda dinin sesi onun üzüntülerini olsa olsa daha da zehirlerdi. Sonra köy papazlarına da, insanı aydınlatabileceklerine de hiç inanmazdı. Onun için bu papaza da tatlılıkla haddini bildirmeyi, iyi bir ders vermeyi, varlıklı kişilerin yaptıkları gibi para yardımıyla başından savmayı kafasına koymuştu. İçeri giren papaz efendinin görünüşü, kılık kıyafeti, Markiz'in düşüncelerinde hiçbir değişiklik yapmadı. Budur göbekli bir adamdı. Gülümsemeye çalışsa da başaramıyor, pis pis sırıtıyordu sanki. Yine de bu papazın yüzü doğuştan şen bir adam olduğunu gösteriyordu iri dudakları, birazcık kıvrık burnu, katmerli bir gerdanın içine gömülmüş çenesi de mutlu bir kişi olduğunu ortaya koyuyordu. Julie ilk başlarda karşısındakinin görünüşüne bakmış, ona göre karar vermeye çalışmıştı. Papazın sesi çok tatlıydı. Genç kadın karşısındakine daha bir dikkatle ve alıcı gözüyle bakmaya başladı. Ağarmaya başlamış kaşların altındaki gözlerin ağlamış olduğunu gördü. Ayrıca yanağının yandan görünüşü adamın başına öyle yüce bir acı izlenimi veriyordu ki Julie'nin gözleri önünde papaz yerine bir insan canlandı. Papaz, Markis hanımefendi, varlıklılar ancak acı çektiklerinde bizim malımız olurlar. Ne çocuğu ölmüş ne ana babası, genç, güzel, evli, varlıklı bir kadın acı çekince de bunun neden olduğu anlaşılır. Bu acıların sancılarını da ancak din yumuşatır. Ruhunuz tehlikede hanımefendi. Sizi bekleyen öbür dünyadan söz etmiyorum. Hayır, günah çıkarmaya da gelmedim ben. Yalnız toplum içindeki yaşamınızın geleceği üzerine sizi aydınlatmayı görev sayıyorum. Onun için sizin mutluluğunuz uğruna bu işe burnunu sokan benim gibi yaşlı bir adamı bağışlarsınız. Mutluluk diye bir şey yok artık benim için efendim. Sizin deyiminizle söyleyeyim, yakında bütünüyle sizin malınız olacağım. Hayır hanımefendi, sizi bunaltan, yüzünüzden okunan bu acıdan ölmeyeceksiniz. Ölecek olsaydınız buraya gelmezdiniz. Pişmanlıktan değil de daha çok boşa çıkmış umutlardan dolayı ölürüz biz. Çok daha dayanılmaz, çok daha korkunç öyle acılar gördüm ki ben, çekeni hiç de öldürmemiştir. Markiz inanmıyormuş gibi davrandı. Hanımefendi, ben bir adam bilirim. Öyle büyük bir yıkıma uğramıştır ki, onun çektikleriyle ölçüştürecek olsanız sizinkiler hiç kalır. Julie, Hanidir çektiği yalnızlık artık ağır gelmeye başladığından mıdır, yoksa acı veren düşüncelerini dost bir yüreğe boşaltabileceğinden midir, her nedense sorar gibi baktı papaza. Bunun da anlamını kavramakta kimse yanılamazdı. Hanımefendi, diye papaz tekrar söz aldı. Eskiden ailesi kalabalıkken sonradan ancak üç çocuğu kalan bir babaydı bu adam. Arka arkaya anası, babası, kızı, karısı ölmüştü. Onları çok severdi. Şimdi Taşra'nın ücra bir yerinde uzun süre mutlu yaşadığı ufak bir çiftlikte tek başına kalıyor. Üç oğlu da subaydı. Her biri kıdemine göre ayrı ayrı rütbelerde. Güzgün Savaşı'nda büyük oğlan koruma alayına geçti. Albay oldu. Ortancası topçu takım komutanıydı, küçüğü de süvari bölük komutanı. Babaları onları ne kadar severse bu üç çocuk da babalarını o kadar severdi. Delikanlıların tutkularına kapılıp giderek analarına babalarına karşı sevgiye nasıl hiç zaman bulamadıklarını biliyorsanız, artık ancak onlar için yaşayan o yalnız yaşlı adama karşı oğullarının duydukları sevginin derinliğini şu tek bir olayla anlarsınız hafta geçmezdi ki baba oğullarından mektup almasın şu da var ki adam da onlara karşı hiçbir zaman ne güçsüz davranmıştır ne haksız yere sert ne de onlar uğruna kendinden vazgeçmekten çekinmiştir babanın güçsüz davranması çocukların saygısını azaltır haksız yere sert davranışı onları kırar kendinden vazgeçmekten çekinmesi de uzaklaştırır hayır babadan da ileri gitmişti o abileriydi arkadaşlarıydı Çocuklar Belçika'ya yola çıkacakları gün baba onları uğurlamaya Paris'e gidiyor. Atları iyi mi, eksikleri var mı diye görmek istiyor. Onlar gidiyorlar, baba da evine dönüyor. Savaş başlıyor. Mektuplar alıyor, işler iyi gidiyormuş. Waterloo Savaşı gelip çatıyor, sonucu bilirsiniz. Fransa birden yasa bürünmüştü. Bütün aileler en derin kaygı içine düşmüştü. Babaysa anlıyor musunuz hanımefendi? Bekliyordu. Dur durak yoktu onun için. Gazeteleri okuyor, her gün kendisi postaneye kadar gidiyordu. Bir akşam albay oğlunun uşağı çıka geliyor. Baba bakıyor, uşak efendisinin atına binmiş. Sormanın gereği yok, albay ölmüş. Bir gülle ikiye biçmiş onu. Yatma saatine doğru küçük oğlanın uşağı geliyor. Yayan. Küçük oğlan savaşın ertesi günü ölmüş. Derken gece yarısı da bir topçu eri geliyor. Zavallı babanın artık bütün umudunu bağladığı son oğlunun da öldüğünü haber veriyor. Evet hanımefendi, üçü de savaşta ölmüştü. Bir ara sessiz geçti. Sonra papaz yüreğinin kabarmasını yenip tatlı bir sesle sözlerine şunları ekledi. Baba sağ kaldı hanımefendi. Anladı ki Tanrı onu yeryüzünde bıraktıysa acı çekmesi sürüp gidecektir. Sürüp gidiyor da yalnız dinin bağrına attı kendini. Ne yapabilirdi? Markiz gözlerini papazın üzüntüden, kendinden vazgeçmişlikten yüceleşmiş yüzüne doğru kaldırdı, bekledi. Beklediği sözü duyunca da gözlerinden yaşlar boşandı. Papaz oldu hanımefendi. Yalnız daha mihrabın önünde diz çökmeden de gözyaşlarıyla kutsallaşmıştı. Odayı sessizlik kapladı. İkisi de pencereden dışarı, sisli çevreye baktılar. Artık yok olanları orada görebilecekmiş gibi. Sonra adam yeniden aldı. Şehirde bir papaz değil, basbayağı bir köy papazı. Julie gözlerini silerken, sen lounge'da dedi. Evet hanımefendi. Acının yüceliği Julie'ye hiç bu kadar büyük görünmemişti. Şu evet hanımefendi sözü de yüreğine sonsuz bir acının ağırlığı olarak çöktü. Kulakta derinden derine çınlayan bu ses insanın içini alt üst ediyordu. Ah acının sesiymiş bu demek. İçe işleyici sıvılar sürükler gibi görünen bu dolgun ağır ses. Julie saygılıca bir tavırla tamam efendim dedi. Ölmeyeceğim de ne olacağım? Çocuğunuz yok mu hanımefendi? Julie var dedi. Papaz bu kadına Doktorun durumu kötü bir hastaya bakışı gibi şöyle bir baktı, kafasına koydu. Ne yapıp yapıp onu şeytanın elinden kurtaracaktı. Çünkü şeytan kadıncağıza el atmak üzereydi. Görüyorsunuz işte hanımefendi, acılarımızla birlikte yaşamak zorundayız. Gerçek avunmaları da bize ancak din sunabilir. Bırakır mısınız beni geleyim size? Bütün acıları benimsemeye hazır bir adamın sesini dinleteyim. Sanırım ki bu adamın korkulacak hiçbir yanı da yoktur. Evet efendim gelin sağ olun beni düşünmüşsünüz. Peki hanımefendi hoşçakalın yakında yine görüşeceğiz. Papazla yaptığı görüşme Markiz için oldukça iyi gelmişti. Ruhundaki gerginlik gitmiş üzüntünün yerini yarınlara yönelik ümitler almıştı. Bu bir tutuklunun yalnızlığının sonsuz derinliğini, zincirlerinin ağırlığını duymasının ardından yanı başındaki komşu duvara vurunca ortaya çıkıp ortak düşünceleri dile getiren sesle eşdeğer bir şeydi. İşte Marquez böyle duygularla doluydu. Artık yalnız değil, dertlerini paylaşacağı biri vardı. Ne yazık ki bu yalancı bahar çok sürmemiş, Julie tekrar acıların esiri olmuştu. O tutsak gibi kendi kendine acı arkadaşı benim ne bağlarımı hafifletebilir ne de geleceğimi diyordu. Papaz daha ilk görüşmede bencil bir acıyı aşırı ölçüde tedirgin etmek istememişti. İkinci bir görüşmede dine daha ileri adımlar attıracağını umuyor, bunda da ustalığına güveniyordu. Papaz iki gün sonra yine geldi. Markiz'in onu karşılayışı da beklendiğini gösteriyordu. Yaşlı adam e ee, Markiz Hanım Efendi, insanların çektikleri yığın yığın acıları biraz olsun düşündünüz mü? dedi. Gözlerinizi göklere doğru kaldırdınız mı? Kendimize verdiğimiz önemi azaltan, benliğimizin burnunu kıran, acılarımızı azaltan sayısız başka dünyalar gördünüz mü orada? Julie, hayır efendim dedi. Toplumun yasaları yüreğimin üstünde öyle ağır basıyor, beni öyle kırıp döküyor ki göklere yükselemiyorum. Yine de yasalar dünyanın kuralları kadar amansız değil belki. Ah dünya! Her ikisine de boyun eğmek zorundayız hanımefendi. Yasalar toplumun sözüdür, kurallar da eylemleri. Genç kadın iyice korkmuştu. Topluma boyun eğmek ha, dedi. Ah efendim, başımıza ne gelirse bundan geliyor ya. Tanrı ortaya mutsuzluk doğuracak tek bir yasa koymamıştır. Gel gelelim, insanlar bir araya gelerek onun eserini bozmuşlardır. Biz kadınları uygarlık horluyor. Doğaya kalsaydı bu kadar horlamazdı. Doğa bize vücutça bir takım ağrılar yüklemiştir ki sizler bunları hiç de yumuşatmış değilsiniz. Üstelik uygarlık bizde bir takım duygular yaratmıştır ki sizler de bunları durmadan kötüye kullanırsınız. Doğa güçsüz varlıkları boğar. Sizler onları sonsuz mutsuzlukla içine atabilmek için yaşamaya zorlarsınız. Evlilik, toplumun bugün dayandığı bu kuruluş, bütün ağırlığını biz kadınlara yüklüyor. Erkeğe özgürlük, kadına görev. Biz bütün yaşamımızı size borçluyuzdur, siz yaşamınızı ancak tek tük durumlarda bize borçlusunuzdur. Sonuncusu, erkeğin bir seçme yapabileceği durumda biz körü körüne boyun eğeriz.'' Vallahi evlilik bugünkü uygulanışıyla bana yasa içinde bir kendini satma gibi görünüyor. Ondan ileri geliyor benim çektiklerim. Ne var ki böylesine uğursuzca başı bağlanmış, mutsuz kadınlar arasında ses çıkartmaması gereken bir ben varım. Mutsuzluğumu kendi ellerimle yarattım. Bu evliliği ben istemiştim. Sustu. Gözyaşlarına boğuldu, bir süre konuşmadı. Bu derin pişmanlık içinde acılar okyanusu ortasında diye yeniden konuşmaya başladı. Azıcık kumluk bulmuştum da oraya ayağımı basmıştım. İstediğim gibi acı çekiyordum. Bir bora geldi, hepsini aldı götürdü. İşte ben şimdi yapayalnızım, desteğim yok, fırtınaya karşı büsbütün çaresiz haldeyim. Papaz, Tanrı bizimle olunca hiçbir zaman güçsüz değilizdir, dedi. Kaldı ki şu yeryüzünde kimseye sunacak sevgimiz yoksa bile yerine getirilecek görevlerimiz de yok mu? Julie sinirlenmişti. Görev, hep görev diye haykırdı. Peki ama onları yerine getirmek için gerekli gücü bize veren duyguları nereden bulacağız? Hiçten hiç çıkar ya da hiçe karşı hiç, gerek ruhsal gerek tensel, doğanın en yerinde kurallarından biridir. Şu ağaçlar öz suları olmasa yaprak verebilir mi?'' Ruhun da öz suyu vardır. Benim öz suyum kaynağından kurudu. Papaz, kendinden vazgeçmeyi doğuran din duygularından söz etmeyeceğim size, dedi. Yalnız analık hanımefendi, analık değil midir ki? Genç kadın papazın sözünü kesti. Bir dakika beni dinleyin efendim, dedi. Sizinle açıkça içimden geldiği gibi konuşacağım. Bu belki de ne zamandan beri bir ilk olacak. Çünkü herkese güvenemiyor, kimseye derdimi açamıyorum. İki yüzlülük bana çok ağır geliyor. Dünya benden hep gülümsememi bekliyor. Eğer dediğimi yapmazsan kepaze olurum. Şimdi şunu anladım ki analık iki türlüymüş. Yarım bir anayım ben. Hiç olmasam daha iyi olurdu. Helen onun kızı değil. Yo ürpermeyin. Sen launch öyle bir uçurum ki bir alay yapmacık duygu oraya gömülmüş derinliklerinde ürpertici ışıklar çakmış. Doğaya aykırı yasaların eften püften yapıları oraya devrilmiştir. Bir çocuğun var ya yeter anneyim yasa böyle diyor. Gel gelelim siz efendim siz ki incelik bir acıma duygunuz var yüreğinde yapmacık hiçbir duyguya yer vermemiş bir zavallı ananın çığlıklarından anlarsınız belki.'' Tanrı yargılayacak beni. Yalnız ben inanıyorum ki, ruhuma yerleştirdiği benim de orada bulduğum sevgilere boyun eğmekle onun yasalarına hiç de karşı gelmiş değilim. Bir çocuk iki varlığın imgesi, özgürce kaynaşmış iki duygunun ürünü değil midir efendim? Vücudun ipliklerine olduğu gibi yüreğinde tüm sevgilerine tutunmuyorsa tatlı sevişmeleri, bu iki varlığın mutlu oldukları saatleri, yerleri, şen çınlamalarla dolu sözleri, tatlı düşünceleri hatırlatmıyorsa bu çocuk eksik bir yaratıktır. Evet çocuk ana baba için çifte gizli yaşamlarını bulabilecekleri bakmaya doyum olmaz bir minyatür olmalıdır. Onlara coşkun duygular kaynağı sunmalıdır. Gerek geçmişleri gerekse gelecekleri olmalıdır. Benim yavrum Zavallı Helen'im babasının kızı, görev çocuğu, bir rastlantı yavrusu. Onun içinde bende ancak kadın içgüdüsünü buluyor. Bu içgüdü böğrümüzden doğmuş bir yaratığı korumak için bizi önüne geçilmezcesine iten doğa yasasıdır. Toplum açısından kusursuz bir kadınım. Hayatımdan, mutluluğumdan kızım uğruna vazgeçmedim mi? Haykırışları içimi burkuyor. Suya düşse kurtarmak için kendimi suya atarım. Gel gelelim yüreğimde yeri yok. Aşk denen kavram benim için analık demek. Daha doğrusu bana onu çağrıştırıyor. Onun için kaybolup giden bir rüyada, daha dünyaya gelmeden isteklerini tasarladığı yavrusunu gün ışığına çıkmadan önce ruhumla okşadım. Çünkü o benim için bir çiçekti. Helen için ben doğa bakımından bir ananın yavrusu için ne olması gerekiyorsa oyum. Bana artık ihtiyaç duymayınca hepsi bitecek. Etken ortadan kalkınca etkiler sona erecek. Kadının analığını çocuğunun üzerine bütün ömrü boyunca germek gibi bulunmaz bir ayrıcalığı varsa, bu tanrısal duygu sürekliliği ananın ruhen gebe kalışının ışımasından ileri gelmez mi? Çocuk ilk olarak anasının ruhuyla sarıp sarmalanmadı mı, ananın yüreğinde analık kalmaz, hayvanlarda olduğu gibi. Çok iyi biliyorum ki işin gerçeği budur. Helen büyüdükçe yüreğim küçülüyor. Ondan yavaş yavaş koparıldığımı görüyorum. Başıma gelecekleri şimdiden görebiliyor, hissedebiliyorum efendim. Öbürü için vazgeçmeyeceğim yoktu. Hepsini seve seve verirdim. Bu işte mantık, din, hepsi içimde, duygularım karşısında güçsüz kalıyor. Bir kadın ki ne anne ne de kocasının eşi. Üstelik aşkı bütün sonsuz güzellikleriyle, anılığı bütün sınırsız sevinçleriyle görür gibi olmuş. Ölmek istemekte haksız mı? Sonu ne olabilir? Bu kadının neler duyduğunu ben size söyleyeyim. Gündüz yüz kez, gece yüz kez bir ürperti sarsıyor kafamı, yüreğimi, gövdemi. Pek güçsüzce karşı koyduğum bu anı bir mutluluğun düşlerini gözlerimin önüne serince gerçektekinden daha büyük gördüğüm bir mutluluğun bu amansız düşler duygularımı solduruyor. Kendi kendime soruyorum. Hayatım nasıl olurdu? Ya ben... Ellerini yüzüne kapattı, gözyaşları boşandı. İşte yüreğimin içi, dedi. Çocuğum ondan olsaydı en korkunç mutsuzlukları bağrıma basardım. Tanrı İsa'nın kişiliğinde şu yeryüzünün bütün kötülüklerini yüklenerek ölmüş ya, benim için öldürücü olan bu düşünceden dolayı bağışlar beni. Dünya ise biliyorum bana karşı amansız. Ona göre bu sözlerin birer küfür. Onun bütün yasalarını hor görüyorum çünkü. Ah isterdim ki şu dünyaya savaş açayım da yasalarını, kurallarını kırıp yenileyim. Bütün düşüncelerim, bütün varlığım, bütün isteklerim, umutlarım, bütün geleceğim, bugünüm, dünüm beni yaralamadı mı? Benim için gündüz karanlıklarla dolu, düşünce bir hançer, yüreğim bir yara çocuğum bir yabancı. Evet, kızım benimle konuşurken istiyorum ki sesi başka çocuğun sesi olsun. Bana bakarken istiyorum ki gözleri başka çocuğun gözleri olsun. Karşımda dururken her şeyin nasıl başka türlü olması gerekirken olmadığını hatırlatıyor. Dayanılmaz bir yük o benim için. Ona gülümsüyorum. Kendisinden çaldığım duygular yerine ona bir şeyler vermeye çalışıyorum. Acı çekiyorum. Yaşayamayacak kadar acı çekiyorum. Bir de beni namuslu kadın sayacaklar. Hiç kusur işlememişim. Yüceltecekler beni. Boyun eğmemem gereken istenmedik sevgiyle savaştım. Ama tenimi korudumsa da gönlümü elde tutabildim mi? Şöyle burada sağ elini göğsüne tuttu. Bu ancak, ancak bir tek kişinin oldu, dedi. Nitekim çocuğum bundan yana yanılmıyor. Annenin öyle bakışları, sesi, davranışları vardır ki bunların gücü çocukların ruhunu yoğurur. Benim yavrucağımsa kendisine bakarken ne elimin ürperdiğini duyuyor, ne sesimin titrediğini, ne de gözlerimin baygınlaştığını. Arada bir suçlar gibi şöyle bakıyor bana. Ben gözlerimi kaçırıveriyorum. Bazen onu karşımda beni dinlemeden cezaya çarptıracak bir yargıç gibi görüyorum. Tanrı vere de bir gün olup ikimizin arasına düşmanlık girmese, ey ulu Tanrım, öyle olacaksa mezarımı aç, buracıkta ölüp gidi vereyim daha iyi. Öbür ruhumu bulacağım, tam bir ana olacağım dünyaya gitmek istiyorum. Oh, kusura bakmayın efendim, deli gibi söyleniyorum. Bu sözler boğuyordu beni, açığa döküverdim. Siz ağlıyor musunuz? Beni ayıplamıyorsunuz değil mi? Şöyle bu sırada kızının gezintiden döndüğünü duyunca çılgın gibi Helen, Helen yavrum gel diye bağırdı. Kızcağız gülerek haykırarak geldi. Kelebek tutmuştu. Elinde getiriyordu. Annesinin ağladığını görünce sustu. Geldi onun yanına oturdu, alnından öptürdü. Papaz güzel kız olacak dedi. Marquez sanki bir borcu ödemek ya da bir pişmanlığı silmek ister gibi kızına sıkı sıkı sarılıp öperken tıpkı babası diye karşılık verdi. Ateş gibi yanıyorsun anne. Şöyle buna karşılık hadi bakayım yalnız bırak bizi meleğim dedi. Çocuk alınmadan annesine bakmadan çekilip gitti. Üzgün bir yüzden kaçıp kurtulduğu için seviniyordu neredeyse. Bu yüzün belirttiği duyguların kendisine aykırı olduğunu anlıyordu artık. Gülümseme analığın özelliğidir, dilidir, belirimidir. Julie gülümseyemiyordu. Papaza bakarken kızardı. Bir ana gibi görünmek istemişti ama ne o yalan söyleyebilmişti ne de kızı. Gerçekten olduğu gibi görünen kadının öpüşlerinde öyle tanrısal bir bal vardır ki bu okşayışa bir ruh gönlün kapısını açan derin bir ateş katar sanki. Bu tatlı merhemden yoksun öpüşler kekredir, kurudur. Papaz sezmişti bunu etten gelen analıkla yürekten gelen analık arasındaki uçurumun derinliğini ölçebildi. Nitekim bu kadına sorar gibi şöyle bir baktıktan sonra ''Doğru söylediniz hanımefendi'' dedi. ''Sizin için ölüm daha iyi.'' Markis papaza ''Görüyorum ki çektiklerimi anlıyorsunuz'' diye karşılık verdi. Çünkü bir Hristiyan din adamı olarak biliyorsunuz çektiklerimin beni ne kötü kararlara sürüklediğini. Bunları onaylıyorsunuz da Evet kendimi öldürmek istedim ama bunu yapabilecek yürekliliği gösteremedim. Kafam güçlüyken güçsüzdü. Elim titremezken kafam bir o yana bir bu yana gidip geliyordu. Bu gibi savaşların ikisinden birini seçmenin gizini bilmiyorum. Belli ki pek zavallıca bir kadınım ben. İsteklerimde hiç direnç gösteremiyorum. Sevmekte güçlüyüm ancak kendimden utanıyorum. Gece herkes uyurken evden çıkıyor, çaya kadar uyuyorum.'' Tam suya atlayacağım ki irademi yenemiyor, ölümden korkuyorum. Bakın size o kadar açılıyorum ki başta güçsüzlüğüm olmak üzere her şeyi anlatıyorum. Sonra eve geliyor, yatağıma girince pişmanlık ruhumu tekrar sarıyor. Başarılı olamadığım için kendimi kınıyorum. Bu ara öyle şeyler yaptım ki ölmek için bilemezsiniz. Afyon ruhu çektim, zehirlenmek istedim ama sancılar çektiğim halde ölmedim. Çok kötüyüm efendim, çok Şimdi papaz hüzün doluydu. Sesi de ağlamakla çıkıyordu. Siz bitmiş durumdasınız hanımefendi, dedi. Öyle ki kalabalığa karışacak, önünüze geleni aldatacaksınız. Orada kurtuluş olduğunu sandığınız şeyleri bulmaya çalışacaksınız. Fakat öyle bir an gelecek ki, zevk aldığınızı sandığınız her şey sizi bulacak ve yanacaksınız. Cezanız çok ağır olacak. Markis, ben dedi... Bana tutulmuş oyunu oynayan ilk karşıma çıkan düzenbaza gönlümün en son en değerli varlıklarını vereceğim de hayatımın saflığını bozacağım. Zevk alıp almayacağım da pek belli olmayan bir an için öyle mi? Hayır, ruhum arı bir alevle yana yana yok olacak. Bütün erkeklerde cinslerinin duygusu vardır efendim. Kendisinde erkeklik ruhu olan böylece bizim yaratılışımızın bütün isteklerini yerine getirir. Böylesiyle de bir ömür boyunca ancak bir kez karşılaşılır. Geleceğim korkunç bunu biliyorum. Aşk olmayınca kadın bir hiçtir. Zevk olmayınca güzellik bir hiçtir. Yalnız mutluluk bir kez daha karşıma çıkacak olursa dünya bana bunun acısını çektirmeyecek mi? Kızıma erdemli bir ana borçluyum. Ah öyle bir demir çember içindeyim ki. içinden herkesin gözünde küçük düşmeden çıkamam aile görevleri karşılığında sevindirici bir şey elde etmeden yerine getirilince canımı sıkacak hayata söveceğim ama şunu da biliyorum ki en azından kızımın karşısında güzel bir anne bulunacak kendisini yoksun bıraktığım sevgiye karşılık erdem dökeceğim ben onun önüne çocuklarının mutluluklarının annelere verdiği sevinçleri tatmak için bile yaşamak istemiyorum mutluluğa inanmıyorum çünkü ben Helen'in alın yazısı nasıl olacak? Benimki gibi elbette. Kızlarını verecekleri erkeğin gönüllerine göre olmasını sağlamak için anaların elinden ne gelir ki? Kendilerini sokaktan geçen bir erkeğe birkaç gümüş karşılığında satan zavallı yaratıkları küçük görüyorsunuz. Açlığı, yoksulluğu düşünecek olursak bu gelip geçici birleşmelerin suçunu bağışlayabiliriz. Buna karşılık Bön bir genç kızın daha üç ay bile görmediği bir adamla başka türlüsü olsa çirkin sayılacak birleşmesini hoş karşılarsınız. Kızı buna iterler bile. Bu kız o adama ömür boyunca satılmıştır. Pahalıya satılmıştır orası öyle. Çekeceği acılara karşı ona bir ödül tanımazsınız bile. Hiç olmazsa yüceltseniz. Hayır, içimizden en erdemlilere kara çalarsınız siz.'' Böyledir bizim alın yazımız. Kendini açıkça satmak utanç, gizlice satmak mutsuzluk. Çeyizi çimeni olmayan kızcağızlara gelince onlar çıldırırlar, ölürler, hiç acıyanları olmaz. Güzelliğin, erdemlerin değeri yoktur sizin insanlık pazarınızda. Topluma da bencilliğin kartal yuvası dersiniz. Kadınların miras hakkını kaldırın, eşlerinizi onların gönülden istekleriyle seçer, evlenirsiniz. Böylece de hiç olmazsa bir doğa yasasını yerine getirmiş olursunuz. Papaz, sözleriniz bana şunu gösteriyor ki hanımefendi, aile ruhu da, din de size bir şey demiyor. Onun için sizi yaralayan, toplumsal bencillikle sizde bir takım zevkler için istek uyandıran doğanın bencilliği arasında hangisini seçeyim diye düşünmeyeceksiniz, dedi. Aile denen bir kavram var mı ki efendim? Ana ya da baba ölünce kalanları pay edip her birine hadi yoluna git diyen bir toplumda aile tanımam ben. Aile gelişi güzel kurulmuş, gelip geçici bir birlik, ölümle yok olup gidiveriyor. Yasalarımız evleri, kalıtları, göreneklerin sürekliliğini koparttı. Çevremde bir takım döküntüler görüyorum yalnız. Siz Tanrı'ya ancak elinin ağırlığını omzunuzda duyunca varacaksınız hanımefendi. Dilerim ki onunla barışacak kadar zamanınız olur. Avuntuyu siz gözlerinizi göklere doğru kaldıracak yerde yere eğerek arıyorsunuz. Aldırmazlık kişisel çıkar sarmış yüreğinizi. Dinin sesine kulaklarınız sağır olmuş. Şu inançsız yüzyılın çocukları gibi. Yeryüzü zevkleri bir takım acılar doğurur ancak.'' Acının türü değişecek sizin için, hepsi bu kadar. Julie acı acı gülümseyerek "Falınızın yalanını çıkaracağım." dedi. "Benim uğruma ölene bağlı kalacağım." Papaz "Acı, dinin eliyle hazırlanmış ruhlarda yaşayabilir ancak." diye karşılık verdi. Kuşkuları belki bakışlarından belli olur diye de gözlerini saygıyla önüne eğdi. Markiz'in kendini tutamayarak sızlanırken gösterdiği güçlülük ona çok dokunmuştu. İnsanın içinde bulunan binbir biçimde dışa vuran beni burada da görüyordu. Acının duygulandıracağı yerde kuruttuğu bu yüreği yumuşatabilmekten umudunu kesti. Göklerdeki ekicinin serptiği tohum bu yürekte yeşeremezdi. Çünkü tatlı sesini orada bencilliğin gür korkunç haykırışı boğmuştu. Her şeye rağmen papaz inadından vazgeçmedi. Julie'yi bir iki kere daha ziyaret etti. Onun tek amacı vardı. Böylesine güzellikler taşıyan, böylesine benlik sahibi bir ruhu tekrar Tanrı'ya yöneltebilmek. Fakat çok geçmeden anladı ki akıntıya körek çekiyor, boşa uğraşıyordu. Artık anlamıştı ki Marquis onunla konuşmaktan ancak ölen adam üzerine konuşmaktan hoşlandığı için hoşlanıyordu. Bunun üzerine papaz bir tutkunun dal kavukluğunu ederek görevinin değerini düşürmek istemedi. Dert ortaklığını kesti. Konuşmalarını yavaş yavaş hal hatır sormaya, basma kalıp sözlere indirgedi. Markis bahara doğru biraz durulur gibi oldu. Avunacak bir şeyler buldu. Toprakla ilgileniyor, buyruklar veriyordu. Markis'in Saint-Lange'daki eski şatodan ayrılması Ekim ayının başlarında oldu. Bu şato her şeye rağmen genç kadına yaramış, kendini biraz toplamasına yardım etmişti. Acısı hızla fırlatılan bir kaydırak gibi başlangıçta sertken sonra kara kara düşünceler arasında yumuşamıştı. Tıpkı kaydırağın gittikçe daha güçsüzleşen dalgalanmalar sonunda duru verişi gibi. Kara düşünceler böyle bir takım ard arda dalgalanmalardan oluşur. Bu dalgalanmaların ilki umutsuzluktan başlar. Sonuncusu da gider zevke dayanır. Gençlikte zevkler sabahın gün ışımasıdır. Yaşlılıktaysa akşamın gün kararması. Julie Saint-Lange'ın çıkışında papazla karşılaştı. Papaz kilisedeki görevini tamamlamış evine yollanıyordu. Marquis'in selamına kibarca karşılık verirken başını öne eğdi. Sanki Julie'yi bir daha görmek istemiyordu. Bu kadın onun gözünde tam bir yabani oldukça tehlikeliydi ona yaklaşmak birçok tehlikeyi baştan kabul etmek demekti onun için bu kadından uzak durmak en iyisiydi